Merhaba sevgili dostlar. TV 100 ekranlarında bir kayıt dışında daha birlikteyiz. Bu programda araştırmacı yazarlar Farah Yurtözü, Ali Selman Demirbağ, Olgun Aydoğu ve Aydın Türkgücü ile dünyanın gizemlerini konuşacağız. Yani geçen haftanın tam zıttı konuları konuşacağız efendim. Etiketimiz kayıt dışına sorum. Konu başlıklarımız biraz önce dinlediniz, bir de ben söyleyeyim efendim. Hatay'da bulunan kafa tasları uzaylılara mı ait? Böyle bir iddia var. Bu iddiayı Farah'a soracağız. Çünkü Hatay'daydı ve bunları araştırdı. Yapay zeka bilinç aşamasına ne zaman ulaşacak? Nusayriler ve Dogonlar çok ilgisiz olmasına rağmen hangi sırları saklıyor? Yani ikisinin de bildiği aynı sır mı var? Bunu konuşacağız. Ölümsüzlükten bahsediyor insanoğlu. Hep ölümsüz olmak istiyor. Acaba dünyada ölümsüz insanlar var mı? Tarot ve Illuminati kartları. Evet, bu iki kartta da simyanın sırları mı gizli? Bunları anlatmaya çalışacağız. Masada bunları tartışacağız. Yine hatırlatalım etiketimizi efendim. Kayıt dışına sorum. Ferah hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Aslında bugün bu masada sizlerle beraber olmak çok güzel bir duygu. Çünkü zaten sizleri önceki programlardan tanıyorum. Sizinle de sık sık beraber programlar yaptık. Ertan Bey, Hatay'daydım. Hatay'dan yeni geldim. Şimdi Hatay'da tabii ki ilginç olan birçok şey var. Yani tarihsel açıdan, dinler tarihi açısından, arkeolojik açıdan, kültürler açısından, üç büyük dinin buluşma noktası olması nedeniyle çok önemli bir yer. Hem de Cumhuriyet tarihimiz açısından da çok önemli. Ama Neolitik döneme kadar gidiyoruz. Yani Hatay'da her şey Neolitik döneme kadar başlıyor. Ve sevgili dostlar, bizi izleyenlere de sesleniyorum. Lütfen uygun zamanınızda Hatay'ı ziyaret edin. Özellikle de Hatay Arkeoloji ve Mozaik Müzesi'ne mutlaka çocuklarınızı, gençlerinizi, öğrencilerinizi götürün. Çok önemli bir yer. Şimdi ben orada ne buldum? İstersen buna girme. Neden? Şimdi onun için böyle gelmedin mi? Yok yok, onun için geldim. Bir şey, girizgahımızı yapalım, sonra bol bol peki, tamam. Senin konulara gireceğiz. Ne yapıyorsun bu ara Hatay'ın dışında? Yeni bir şeyler var mı? Tabii ki sürekli kültür araştırma turlarımız devam ediyor. Hadi şimdiden söyleyeyim, Bosna piramitlerine de gideceğiz. Tamam. Müthiş. Bu da yeni projemiz, evet. Ne kadar doğrudur değildir. Demek ki seninle bir Bosna piramitleri programı yapacağız. Yapacağız demek. Tabii çünkü yerinde görmen lazım. Ali ne yapıyorsun? Lazım. Çok şükür gayet iyiyiz. Evet. Yeni projeler var. Zaten paylaşıyoruz abi seninle tamam. beraber. Onları yerine getireceğiz. İşte kitap hazırlığı içerisindeyiz. Onu da bitirdik mi? Kitabın konusundan da bahset biraz. Kitabın konusu kadim medeniyetlerin teknolojileri. Yani evet. Eskiden bu teknolojiler var mıydı? Bizden ileri miydiler? Bizim seviyemizde miydiler? Yoksa mağara adamları bir palavra mı yoksa bunu konuşacağız. Yani aynen. Evet. Olgun hoş geldin. Eskişehir'den geldin. Evet. Ne yapıyorsun? Ertan, ben de işte üçüncü bir kitabı yazmıştım açıkçası. Evet. Fakat kafama yatmayan bazı şeyler vardı. Bir de ilk kitabım Anadolu'yu çok soranlardı. Ne kafana yatmayan şeyler? Araştırmalarda o bilgilerin ve etimolojik kökenlerin kökenine gittiğimiz zaman bazı böyle hani hayal ettiğim ya da düşündüğüm ya da bir kurguladığım buradan bir sonuca varabileceğim bir noktasında konu ne? Bir kez daha düşünüp kadim metinlerle ilgili örnek bugün, vermek gerekirse yaratılış konusunda tamam. özellikle bununla ilgiliydi ve semavi kaynakları aslında Kur'an-ı Kerim'deki bilimle ilgili bazı çıkarımlarımız vardı. Genelde bu konuşuluyordu ama daha net, böyle daha derli toplu, hem yaratılış hem kainatın yaratılışı. Bu noktada işte şu anda gramer çalışmaları yapıyorum Kur'an-ı Kerim'le ilgili. Daha da geliştirmeye çalışıyorum. Çok daha eski metinler üzerindeki bilgileri toplamaya çalışıyorum. Bunları netleştirdiğim zaman kitap çıkmış olacak. Aslında yazılmıştı. Bayağı bir sonuna kadar gelmiştim. Hatta tasavvufu da içine dahil etmiştim. Daha sonra bir bekledim. Ama herhalde 3-5 ay içerisinde bitiririm diye tahmin ediyorum. Evet. İlk defa kayıt dışına katılan bir arkadaşımız Aydın Türkgücü. Aydın bir yazar, şu anda İngiltere'de yazarlık yapıyor. İlginç konuları var. Tabii Aydın aynı zamanda Nobel Barış Ödülü adayıydı. Aynı zamanda Guinness rekorlarını da organize ediyor. Aynı zamanda bu daha önemli olabilir. Dan Brown'la bir şekilde
mahkemelik durumda veyahut da ucundadır. Ucundu, mahkemeye az kaldı. Neden Dan Brown'la mahkemeliksin? 2017 yılında Başlangıç diye bir kitap yayınladı biliyorsunuz Dan Brown. Aradan geçen zamanda okucularım beni aramaya başladılar. Şöyle gösterelim kitabı. İngilizcesi de burada. İngilizcesini de alayım ben. Yani bu kitaptan bahsediyoruz. Evet. İngilizcesi ve Türkçesi Başlangıç ve Orijin kitaplar. Benim evet. kitaplarımı okuyan arkadaşlarım ya da okuyucular beni aramaya başladılar. Dediler ki Aydın Bey sanki seni okuyor gibiyiz. Ben de ilginç olarak gittim aldım kitabı okudum. Baktım ki genel yapı, kurgusu, kadın erkek ilişkilerine varınca benim kitaplarımdaki bölümlerden alıntı var. Oturdum bütün bölümleri işaretledim. Bu ve işaretli bunlar. Yani 348 tane başlık çıktı. Tabii. Bu şu anda hukukta mı? Ne şu anda çok. Şöyle gelişmeler şöyle oldu. Ben hemen New York Penguin yayın evine bir yazı yazdım. Dedim ki bakın böyle bir şey var. Benzeşme var. Bu konuda gereğini yapın. Çünkü normalde yayın evinin bu duruma el koyması gerekiyor. Onlar da bana kısa bir cevap verdiler Antetik adlarında e-mail olarak. Dediler ki evet bir benzeşme var. Bence en önemli aşamayı halletmiş oldular. Çünkü benzeşmeyi reddetmeleri gerekiyordu normalde mantıken düşündüğümüzde. Benzeşme var ama bu tesadüf dediler. Ben de bu kadar çok tesadüf mü? İlk önce 129 tanesini gönderdim ben onlara. Hani bütün elimi bir anda açmadım. Hatta avukat dostum Selim Sarı İbrahimoğlu desteğiyle bu süreci yönettim. Onun da adını koymadık ortaya. Hani ben şahıs gibi gittim onlara. Onlar da biraz küçümsediler beni ve bir yazı yazdılar. Dediler ki işte siz zaten tanınmamış bir yazarsınız. Sizden neden alsın? Sizi hiç duymamış, görmemiş gibi. Ben de yani bunu telif hakkının oluşması için çok satmak gerekmediğini ve benim kitaplarımın kendisinden önce yayınlandığını. Kim yazdıysam alalım. Aynen ve benim kitaplarım İngilizce'de çoğu son 4 tanesi çevrilmişti ve Google Play'de ücretsiz PDF olarak okunabilir durumdaydı. İlk defa geldiğin için kitapların da aslında Türkçeleri burada. Ver istersen. Bunlar ben 95 yılından beri bu konuda internete yazıyorum. İnternete açık, isteyen herkes ulaşabiliyor. Evet, e-kitap olarak Amazon'da ve Google Altın Play'de var. Bu Nobel Barış Ödülü'ne aday olduğum sene yazdığım kitap. İkincisi inanmak için yeni sebepler. Üç dinin resmi temsilcisinden yorum alınarak yazılmış bir kitaptı. Sanal Tanrı kitabı. 2007'de. Ben bunu hatırlıyorum. Yani şu kitaptan bahsediyoruz. Sanal Tanrı kitabı. Bu kitabın kapağını ben tasarlamıştım. Evet. İsmi bile aynı. Evet. Başlangıç. Dijital kule vardı mesela. Yani. Yok bunu ben daha sonra yazdım da aynı dönemde çıktı bu kitap. Onun başlangıcıyla bu başlangıç ben ama. Ben hazırım başlasın kitabı ve bu ne? İsimsiz kitap. İsimsiz bu benim ilk yayınladığım kitap ve dünyada paranın benden paranın karışmadığı bir şey olsun istedim ve 1000 tane basıp dağıttım. Ve isim koyma hakkında okuculara bıraktım. Bayağı basın medyada da yer aldı hatta. Daha sonra şöyle bir şey oldu. Ben tabii cevap yazdım. Dedim ki yanlış düşünüyorsunuz. Bu böyle değil. Onlar da bana tamam öyle değil ama bunların da olması gerekiyor dediler. Dedim onlar da var. Böyle böyle 4-5 tane yazıştık sağ olsunlar bana bütün eksiklerimi tamamlama şeyini fırsatını verdiler. Hatta avukatım dedi ki bunlar gerçekten seninle yazıştıklarını zannediyorlar sadece ve sana yol gösteriyorlar dediler. En son dedim ki bir sene kadar yazıştıktan sonra yani hiçbir ilerleme kaydedemiyoruz. Ben dedim dava açacağım. Onlar da dedi ki biz de tüm gücümüzle Dan Brown'un arkasında duracağız dediler ve tarihi bir hata yaptılar. Çünkü araştırmama göre genelde bu tür yayıncılar ya da şirketler arada sessiz kalıyorlar. Tarafsız kalıyorlar. Hatta bazen verdikleri telif ücretini geri alıyorlar sonuçlanana kadar olay. Orada böyle bir karar verdiler. Belki de sadece avukatın kararıydı. Yönetimin çok fazla haberi yoktu. Şimdi ben hemen arkasından bir kitap dedektifi gibi Dan Brown'un bütün mesajlarını, bütün yayınlarını, röportajlarını hepsini inceledim. Örnek kararları, mahkeme kararlarını, makaleleri ne varsa inceledim. Ve bunun sonucunda neden benden çalması gerektiğini anlatan bir rapor hazırladım. Ve bu raporu da Dan Brown'la aramızdaki 348 tesadüf diye kitap haline getirip yayınladım. Bu tabloyla beraber yayınladım. İngilizce ve Türkçe olarak. İlgi de gördü. Çünkü dava açmadan önce, hukuk sürecini tekrar başlatmadan önce bir görüşü açmak istedim. Hani çok İnsanları, farklı. Herkese. Evet. Hatta bir İngiliz bana bir cevap yazdı. Dedi ki Aydın Bey, Da Vinci Code kitabında Dan Brown diyor ki tesadüf diye bir şey yoktur. Arka planda görünmeyen şeyler vardır diyor.
Dan Brown ilk defa şey konusunda... Bu da pek arka planda değil, göz önünde bir şey yalnız, evet, artık. Dan Brown yapay zeka konusunda ve bunun dinlerle ilişkisi arasındaki ilişkiyi inceleyen bir kitabı ilk defa yazıyor. Hatta Dünya Fikir Hakları Örgütü İsviçre'deki yayınladığı bir makalede diyor ki, eğer bir yazar bugüne kadar yazdığı türlerin dışında, konuların dışında birdenbire başka bir konuya geçiyorsa orada bir şey vardır, şüphe, intihal vardır. Çünkü aradaki bilgi şeyini, farkını kapatabilmek için bir şey destek, evet, alması lazım. Şimdi ama şöyle olacak herhalde. Bundan sonra artık hukuk ilgilendiriyor. Değil mi? Bir hakime arkadaşımız burada. Bizi izliyorlar stüdyoda. Oraya sokmak lazım. Bazen, evet, yayın evi ve kamuoyunun şeyiyle, baskısıyla anlaşma da sağlanabiliyor. Evet. Şimdi sevgili dostlar... The Economist dergisinden bahsedeceğim. Bir kapak yayınladı. Yakın zamanda size şöyle bir şey söylemiştim, hatırlayın. 3 hafta önce hem bu programda söyledim hem de YouTube'da söylemiştim. Dedim ki yakın zamanda büyük şehirlerde elektrik kesintilerine hazırlık olun diye. Evet, 5 numaralı gelirse görselimiz. Evet, enerji krizi. 3 hafta önce söylediğim gibi... Yıl sonuna doğru büyük şehirlerde elektrik kısıtlamaları bekliyorum. 1973 ve 1979 Orta Doğu petrol krizlerinden bu yana en büyük enerji kriziyle karşı karşıyayız. The Economist'in bir bu haftaki kapağı bu. Yani büyük enerji krizi diye kapak atmış. Ne diyorsun bu konuda kısaca? Şimdi ben 73 ve 79 yılları arasındaki enerji krizlerini gayet net hatırlıyorum. Ortaokulda olduğum yıllarda. Her gece elektriklerimiz kesilirdi. Gece 9 ile 12 arasında. Ve biz o zaman Fenerbahçe'de oturuyorduk. Çünkü ben Fenerbahçe Lisesi'nde öğrenciydim. Fenerbahçe güzel bir semt biliyorsunuz ve gayet de güzel bir apartman dairesinde oturuyorduk. Fakat elektriklerimiz olmadığı için ben ödevimi gaz lambasıyla yapardım her gece. Ve yine aynı dönemde işte petrol yakıt krizi var. Kaloriferler de yanmazdı. Ve artık nedendir bilmiyorum, o evde soba kurma imkanımız da yoktu. Yani buz gibi ev kaloriferde yanmıyor. Elektrik sobası yakmamız gerekirdi. Ve yine buna bağlı olarak o dönemde yemek pişirmede kullandığımız aygaz yokluğu vardı. Aygaz bulunamıyordu, aygaz tüpü. Kuyruk ki bugün hiç kimsenin sevmediği bir şey. İşte aygaz tüpü kuyruklarına giriyor. Ve o da aygazı da alamıyorduk. Ve sonuç olarak şunu çok iyi hatırlıyorum. Evde demek o gün elektrik varmış gündüz saatlerinde olduğu için. Aygaz olmadığı için annem elektrik sobasını çevirdi. Orada bir çorba yaptı. Evet. Yani varlık içinde yokluk. Evet. Yine böyle bir dönem. İnşallah olmaz. Çok kısa bunu bir özetlersen. Enerji bu krizinden. Özellikle yapılan bir şey. Aslında enerji eksikliği diye bir şey yok. Yani nükleer tesisler duruyor. Rüzgar enerjisi duruyor. Petrol yani azalmış değil yeryüzünde. Ama çıkartmıyorlar ya da depoluyorlar. Bunu özellikle küresel güçler ya da üst akıl insanları bir şekilde gıda krizi gibi, enerji krizi gibi bir kaos ortamına sokmak istiyor ki çatışmalar da olsun. Evet, ne diyorsun oğlum bu konuda? Tetikleyecek bir süreci. Yani başlatacak. Yani sadece enerji, elektrik değil, buna bağlı olarak kıtlığa üretimi doğru gidecek bir süreçtir. Yani bu bilinçli yapılan bilinçli, bir hareket diyorsun. Yapalım. Sen ne görüştesin? Toplumları formatlamak için kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Hatta bu sorunları yaşamamak için ev tipi enerji sistemlerinde mesela İngiltere'de vergiler kaldırılmaya başlandı. Evler kendi enerjilerini kendileri sağlasınlar diye merkezi sistemlerden bireysel enerji. Evet. Evet. Küresel ısınmanın getirdiği klima ihtiyaçları ve diğer şeyler de tabii elektrik yükünü arttıracak. Bu da enerji krizine doğru götürecek bizi. Evet, bir de 6 numarayı alalım. Bu haftaki Time'ın kapağına birlikte bakalım isterseniz sevgili dostlar. Yine enerji kriziyle ilgili bir kapak. Yani hem The Economist hem Time aynı kapağı söylüyor. Diyor ki okyanuslardaki çözüm arayalım diyor kapak aslında. Pasifik Okyanusu'nun zeminini karbonsuz enerji üretimi için pil ihtiyacımızı karşılayacak nadir metallerle doludur diyor. Ve temiz enerji için hatta diyor bu gelgitlerden yararlanıp enerji üretebiliriz diyor. Yani
buradaki konu iki derginin de, iki önemli, dünyadaki en önemli iki derginin de kapağında enerji var. Şimdi tabii konumuz... Bununla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Burada çok güzel bir manipülasyon yapılıyor. Yani denizlerin altında madenler var. Biz niye çıkartmıyoruz bunları? Zaten bağımsız bölgeler isteyen istediği gibi çıkartır. O zaman denizleri de zehirleyecekler. Bakın bazı metaller işte lityum gibi, altın aynı şekilde siyanürle çıkartılan ve doğayı zehirleyen sistemlerle çok fazla üretilebiliyor. Başka türlü üretilemiyor. Demek ki denizleri de zehirleyecekler, balık popülasyonunu etkileyecekler. Buradan da bunu anlayabiliriz yani. Evet. Zaten yaşanmaz bir yere getirmeye çalıştıkları için dünyayı. Başka konulara da gireceğiz biraz sonra. Yani bu haftanın iki büyük dergisi, Time dergisi ve The Economist, ikisi de enerjiye dikkat edin diyorlar. Yenilebilir enerjiye hızlı bir dönüş bekliyoruz. Pilli arabalara hızlı bir dönüş bekliyoruz. Ama en önemli konu, büyük bir kriz yaratmanız lazım ki bu dönüşün hızlı olması için. Onun için biraz önce Ali'nin söylediği gibi petrol daha çok çıkartılıyor. Daha fazla bildiğiniz gibi rüzgar enerjisi, elektrik enerjisi, güneşten alınan solar enerjiler, enerjinin çeşitliliği artmasına rağmen dünyada büyük bir enerji krizi yaşatmak zorundalar. Onun için 3 hafta önce dedim ki size, dünyada özellikle büyük şehirlerde Farah'ın bahsetmiş olduğu günler gibi, biraz önce The Economist'teki altyazıdaki gibi o günleri yaşayacağız. Çünkü değişim başlıyor. Hızlı bir şekilde. Tabii bunların yani, hepsi umarım bir tekrar de savaş olmaz hazırlığı. O günlerin. Benim kuşağım o günlerde çok sıkıntı çekti. Bizim annelerimiz, babalarımız çok sıkıntı geçti ve nasıl olduğunu biliyoruz. Ama bugünün gençliği böyle bir dönem hiç yaşamadı. Onlar için çok zor olur. Benim için çok zor olmaz. Ben bunu yaşadım. Biz yaşadık. Ama evet, bugün işte 20-25-30 yaşında olan veya daha gençler... Sosyal medyayı kullanamayacak gençlerden... İnternetin yokluğunda intiharlar artacaktır. Tabii. Bu bir bağımlılık çeşidi olduğu için... Yani o bağımlılığın yokluğu, yoksunluğu demek bunu insanları intihara sürüklemek demek. Evinizde oturuyorsunuz, elektrik yok, su yok, sıcak su yok ve yemek pişiremiyorsunuz. Ve bu yani savaş falan da yok ortada. Evet. Herhangi bir salgın da yok. Biz bunu yaşadık. Ama idare edilebiliyordu yokluklardan dolayı. Ama yani. Şimdi bolluk anında birden keserseniz onlar bunu için zor olacak ve kısıtlarsanız emin olun gençlerde intihar dostlar, tabii yönelimi bu artar. Bu konuları farklı düşüncelerle yorumlayalım dedik. Onun için böyle iki kapak gösterdim size. Ama bu haftaki konumuza geliyoruz. Yine bir yeni atmış olduğum bir tweetle başlayalım isterseniz. 4 numarayı verelim ekrana. Dan Brown'dan bahsettik. Tabii önemli bir yazardı. Ama Eric Von Däniken gelmiş geçmiş en popüler yazarlardan ve kitabı 5. sırada en çok satan kitaplarda. Tanrı'nın Arabası'nın yazarı Eric Von Däniken. Biz onların DNA'sının bir parçası olduğumuz için uzaylıların 20 yıl içinde dünyaya döneceğini iddia ediyor sevgili dostlar. Ve geri döneceklerinin kanıtı olarak dünyanın her yerinde buna rast gelebilirsiniz diyor. Biraz önce Farah'ın bahsetmiş olduğu, yani Hatay'daki kuru kafalara bakacağız. Yine bu konuyu tamamlayacak Elon Musk'tan bir tweet göstereyim size. 3 numarayı da alalım. 3 numara da çok ilginç. Yine önemli bir karakter dünyada. Elon Musk'tan bahsediyoruz. Elon Musk, uzaylılar varsa ve umarım dost canlısıdırlar diyor. Olup olmadıklarını öğrenmek heyecan verici olacaktır benim için. Çok uzaylı sorusu alıyorum. Uzaylılara dair herhangi bir kanıt görmedim. Ve bu konuda ilk tweet atan, eğer böyle bir kanıta rast gelirsem ben olacağım diyor. Uzaylılara bulsaydık SpaceX eski şu andaki olduğundan daha çok para kazanır diyor. Şimdi bakın, burada da yine ben yani aynı fikirde değilim. Hem Eric Von Däniken'le, ki şahsen tanıdığım halde, Eric Von Däniken aslında her 15 senede bir aynı şeyi söyledi. Her 15 senede bir uzaylılar yakında gelecek dedi. Çünkü yazdığı kitaplarla bunu vurgulaması gerekiyor. Tanrıların Arabalarından biri de, yani işte yani 1972'de falan basıldı herhalde Türkiye'de Tanrıların Arabaları. İkinci bir mesele daha var. UFO tapar dediğim bir toplum var dünyanın her yerinde. Yani UFO'ları tapılacak, yüksekte görecek, işte böyle bir ibadet noktasına getirecek kadar hayranlıkla bekleyen, uzaylıların dönüşünü bekleyen bir UFO taparlar grubu var. Ve onlar diyorlar ki, uzaylılar ve UFO'lar geldiği zaman
dünyada enerji bedava olacak. Serbest enerji kullanacağız. Yani elektrik kesintisi olmayacak. Ama bu çok haksızlık. Yani uzaylıları bekliyorsun ama ondan da bir maddi çıkar bekliyorsun. Elon Musk'ın da beklentisi bu. Bu durumda ben uzaylılar olsaydım buraya kesinlikle gelmezdim. Yani adamlar milyarlarca ışık yılı öteden bizim faturaları ödemek için gelmeyeceklerdir. Yani öyle bir şey. Ki onların evet. da mutlaka bir beklentisi var. Böyle bir şey olur mu olmaz mı? Son olur. Tweetle de gösterip evet. programa başlıyoruz. 7 numarayı alalım. Sen bir şeyler söyleyeceksin bunun evet. üzerine söyle istersen. 7 numarada şöyle bir şey oldu. Bu 2 gün önce veya 3 gün önceki tweet hatırladığım kadarıyla 4 gün olmuş. Evet. Çin'deki Pink Tank'deki FAST teleskobunun biliyorsunuz dünyanın en büyük teleskobu şu anda. Uzaylı medeniyetlerden gelen sinyallerin tespit edilmiş olabileceğini bir şekilde açıkladı. Aslında dedi ki biz uzaydan sinyaller aldık. Yani uzaydan sinyal aldık ve uzayda kesinlikle zeki varlıklar var diye bir açıklamada bulundular. Aşağıda da görüyorsunuz açıklamaları isterseniz Twitter'dan bakabilirsiniz. SETI tabii Amerika'nın ünlü evet. SETI Enstitüsü de buna diyor ki böyle bir şey olamaz. Bu yalnızca bir hani aldatma haberidir diye geçiyor. O Fermi paradoksu şöyle Fermi bir şey. Fermi paradoksundan bahsedelim evet. ne olduğunda. Şimdi uzaydan gelen sinyaller var. Bunları radyo frekans sinyalleri yani yıldızların yaydığı sinyaller mutlaka bunlar. Mutlaka da uzaylardan tabii. olması gerekmiyor. Yani bu sinyallerin hepsini biz tespit edebiliyoruz. Ancak belli bir bant aralığına geldiğimizde kesik kesik değişik sinyaller geliyor. Buna Fermi paradoksu diyor. Bu ilk aslında 1970'lerde tespit edilmiş. Hatta bu Sinyal isimli film de onun üzerine çekilmiştir. Signal diye İngilizcesi. O bant aralığında kesik kontaktan bahsediyorsun. Evet, kontaktan evet. pardon. Kontakt mesaj. İsimli, mesaj Asya isimli. O bant aralığından bir sinyal geliyor. Onun ne olduğu henüz bilinemiyor. Fakat o bant aralığında sürekli aynı sinyal geliyor. Yani bir radyo frekans sinyali kesik kesik parçalı halde geliniyor. İlk olarak da bunun bir mesaj olduğu düşünüldü. Çok araştırma yapıldı. Fakat daha sonra o bant aralığına gelindiğinde hep aynı sinyalleri bütün dünyadan aldıkları için bundan vazgeçildi. Bunun bir fenomen, açıklanamayan fenomen evet, olduğu sen bir şey ekleyecektin. Ortaya geldi. Şimdi asıl soru şu olmalı diye düşünüyorum. Binlerce yıldır bir uzaylı teması olduğu söyleniyor. İşte bilgiler var, kadim bilgiler de var, her şey de var. Bütün uygarlıkların şeylerin bilgilerinde var. Bence asıl soru şu olmalı. Yani bu adamlar veya bu varlıklar gelip de bunca yıldır hep aynı şeyleri mi yapıyorlar bize? Dolayısıyla asıl soru şu olması gerekiyor. Geldilerse gerçekten ne yapmış olabilirler? Ne yapmış olabilirler? Şimdi ben İncil, Tevrat ve Kur'an'da biliyorsunuz yapay zeka, sanal gerçeklik ve bunların ipuçlarını arayan kitaplar yazdım. İnancın nasıl etkileneceğini bu teknolojiden ve inancın bilimle yenilenmesi üzerine. İlginçtir. Eski ahitte ve yeni ahitte bunlarla ilgili çok ilginç ayetler buldum. İsterseniz okuyayım. İlkin Farah'ın konularına girelim. Muhakkak döneceğiz çünkü önemli bir başlığımızın hani bunu fosforlu kalemle belirlememiz lazım. Bu benzerlikler nereden çıkıyor o konuyu daha çok açalım. Evet, evet gelelim. Tekrar Hatay'a. Hatay. Evet şimdi Hatay zaten gitmeden önce de araştırmıştım. Müzede sergilenen iki adet kuru kafa var. Resimleri ekrana gelirse ne söylemeye çalıştım? Daha sen oradan söylersen. Evet. Yani benim verdiğim sayfalardan birinci resimle, ikinci resimle, önce birinci resimle girelim benim sayfalarımdan. Geldi mi resimler elimize ulaştı mı? Henüz gelmedi. Tamam. Peki. Okay. Şimdi iki adet kuru kafa kafatası var. Bunlar camlı vitrinde sergileniyor ve Neolitik dönemden kaldığı söyleniliyor. Normal insan kafatasından küçük. Dediğim gibi küçük bir kavun büyüklüğünde şöyle yani bizim evet. normal insan kafatasından küçük ama önemli olan yapısı uzun yani normal bir insan kafatası gibi de değil uzun. Şimdi bizim ekibimizde 3 adet tıp doktoru vardı rastlantı. Tabii ki tıp doktorlarının önce görüşünü alıyoruz ve 3 tıp doktoru da dedi ki bu kafataslarının insana ait olma ihtimali çok düşük. Neden? Birincisi tabii ki kafatası küçük ama göz çukurları çok büyük. Yani böyle bir kafatasında bu kadar. Ama insansı bir. İnsanımsı. Tamam. Fakat dişleri de var. Şimdi biri dedi ki grubumuza acaba çocuk olabilir mi bunlar? Hayır olamaz çünkü dişleri tam gelişmiş. Yani çocuk dişi değil yetişkin insan dişi. Ve tabii burada herhangi bir açıklama yok. Şimdi bizim sorduğumuz soru şudur. Bu kafataslarının üzerinde DNA araştırılması yapıldı mı?
adli tıp patoloji araştırması yapılmadı, yapılmıyor. Yapılması gerekir. İkinci mesele... Yapılmaması bir bilinçli bir hareket mi? Öyle... Oraya yani, şimdi girmeyeceğim. Evet. Tabii ki bunların Türkiye'de vücutları nerede? Türkiye'de olabilir belki. Türkiye'de evet. Bu konulara şey ayrılmıyor maalesef. Artık. Arkeolojide böyle destekler arkeoloji biraz evet yok. Yeni yeni uyanıyor evet. Şimdi. Yani arkeoloji toprak altından birçok eseri çıkartırken arkeoloji de yenileniyor bu arada. Ama işte yani finansal destek olmadığı için... Yani İngilizlere, İngiliz soylulara hep destek verdi. Fransızlara, İtalyanlara, Almanlara, zamanında Mısır'ı da... Hepsini söylüyor. Şimdi yavaş yavaş değişiyor, aynen. Maalesef şöyle bir şey var. Mesela biz Ejiptoloji yani Mısır tarihini İngilizlerden evet, öğrendik. Öğrendik. Hindistan mitolojisini, Hindistan arkeolojisini İngilizlerden öğrendik. Hiçbir zaman Mısırlı arkeologlardan veya Hintli arkeologlardan öğrenmedi dünya bunu. Evet. Böyle bir durum var. Türkiye'de de arkeoloji çalışmaları ilk Almanların ve Fransızların evet. ve İngilizlerin kazılarıyla başladı. Şimdi tekrar Hatay'daki kafataslarına gelince bunların kafatasları ne durumda arkadaşlar? Resimlerini görseydik de hani çok daha iyi net. Olurdu. Çünkü çok önemli bunları herkesin görmesini istiyorum. Reji göre... Tamam. Vücutları nerede? Vücutları da yok. Peki. Evet. İkincisi yine bu kafataslarının sergilendiği vitrin içinde Neolitik döneme ait topraktan, kilden yapılmış minik figürler var. Uzun kafalı insan büstleri. Şimdi burada böyle bir bağlantı kurmak mümkün. Uzun kafatasları... Peru'da görüldü, bulundu. İşte yüzlercesi üzerinde evet. DNA araştırması yapıldı. Mısır'da var, Çin'de var ve bazı başka ülkelerde de var. Türkiye'de de var. Şimdi bunların kökeni nedir? Bunlar dünyalılarla uzaylı ziyaretçilerin melezleri olabilir miydi? Çünkü sanki baktığınız zaman hem insansı özellikleri var hem de insana ait olmayan özellikleri var. Olmayan nedir? Kafatasının normal bir insan kafatasından çok daha uzun ve sivri olması. Peki başka bir canlı olabilir mi? Şimdi yani hayvan değil. Çünkü tamam. işte resmini görebilseydik şu anda. Genetik göz çukurları, araştırma yüzü, olmadan çok zor onun insan işte olup olmadığını. DNA'sına bakmadan. İşte. Hiçbir, ama vücutları nerede? Mesela aynı müzede sergilenen başka insana ait iskeletler var. Onlar normal dönem. Boy. İşte o dönemde yaşamış olan hı-hı. insan soylular. Hatta biri ne kadar bir boydan bahsediyorsun? Yani normal doktorlar insan. Yok bunlar. Doktorlar ne dedi? Şu başı şu kadar. Şöyle bir baş. Şöyle yani bir baş düşünün. Bir 1.50 falan gibi bir yaratık. Tabii ki yani evet. çocuk gibi ama çocuk değil. Çünkü dişleri tam insan yani evet. yetişkin insan dişi. Hatta bazıları düşmüş işte bazıları sararmış. Yani uzun süre kullanılmış dişler bunlar. Bir bebeğe, küçük bir çocuğa. Zaten bu mesela bu kadar uzun kafalı bir çocuğumuz yok ama en azından bu ölçülerde bir çocuk 2 yaşında, 1 yaşında olabilirdi. Sanki 1 yaşında bir çocuğun kafası gibi fakat yani dişleri de var. İkincisi deniyor ki şöyle bir durum var. Birçok kültürde Anadolu'da da var olan bir gelenek var. İnsanlar önceki atalarının anısını sürdürmek için çocuk yaşta çocuğun kafasını sarıyorlar ve kafatası uzayarak büyüyor. Bunu yapabilirsiniz ama göz çukurlarının büyümesini sağlayamazsınız. Afrika'da ve evet Türkiye'de de bazı yerlerde özellikle etnik kökenlerde evet. böyle bir gelenek var. Böyle bir inanç biçimi var. Ne var biliyor musunuz? Şu insanlar... Doktorlara genetik bir bozukluk olabilir mi diye sordunuz mu? Genetik araştırma yapmadan bunu... Yok yani hani kendi tahminleri... İki tane yani böyle bir hastalık var mı? Ben bilmediğim için söyledim. Yok. Göz çukurları daha büyük doğuyor çocuklar. Böyle bir hastalık bildiğim gelişimi kadarıyla yok. Çok farklı olabilir. Göz çukurları da büyük olabilir. Kafatası da yamuk olabilir. Ama birkaç tane böyle örnek direkt örnek ki. Olunca evet. işte geldi şu an. Yani evet. bunlardan evet. kaç adet olduğuna bağlı. Bunlardan ekrana da verelim şimdi mi? Şimdi yani... sadece iki tanesi sergileniyor. Tabii daha çok sayıda bulunmuş da olabilir. Kaybolmuş da olabilir. Vücut parçaları yok. Bu burada büyük görünüyor ama aslında küçük. Yani büyükçe bir avokado gibi düşünün. Ha, o kadar küçük yani. Tabii tabii. Evet. Yani küçük bir kavun gibi diyeyim. İşte şu kadar bir şey yani iki elimle rahatça taşıyabilirim. Şimdi bu... Bakın şöyle hatta bir resim çekiyor işte. Tabii bakın. Ama dişleri tam. Nasıl böyle bir şey olabilir? Şimdi Hindistan'da kuyruklu doğan bir çocuk var, hala da yaşıyor. Buna evet, buna evet. tapıyorlar şu an. Bu Shiva'nın bize armağanı diye tapıyorlar. Maymun şimdi, çocuk. Diyor. Maymun çocuk evet. diye maymun tanrıları da olduğu evet. için. İşte şimdi bunda da mesela böyle bir doğan bir çocuk olmuşsa ve buna tapmışlarsa, saklamışlarsa tabii onu bilmiyoruz. Yani evet. böyle bir ihtimal var mı? Var.
kesin şöyle mi diyemeyiz. Ancak bunların sadece iki tane olması bize şunu gösterebilir. Büyük bir araştırma yapılması lazım. Ya bunlar genetik olarak sorunlu doğmuş çocuklar diyebiliriz. Ama bunlardan çok varsa onu diyemeyiz. Yani evet. Genetik... Ve işte şöyle de bir şey, dünyanın birçok yerinde bunun evet, gibi. Bakın farklı, göz farklı kurları yerlerde. Ne kadar büyük görüyor musunuz? İnanılmaz büyük. Olgun, eklemek istediğin bir şey var mı? Var tabii, bilimsel bir test yapılmadan ne olduğu şu anda ne desek boş açıkçası. Ama bakıldığı zaman bizim doğal insan kafatasından çok daha değişik duruyor. Melez bu tip, gibi sanki yani. Bu tip kafatasları gibi. Dünyanın birçok her yerinde vardı zaten. Tabii yazılar, makaleler neden de dediğiniz gibi halen daha devam ediyor. Hayır, Afrika'da o gelenek. Evet. Başını sarıyorlar. Kafatası evet. Daha çocukken uzun. Büyüsün, diye. Peki bunu, mesele bunu neden yaptıkları. Evet. Atalarını bir şey daha ekleyeyim. DNA konusunu kapatalım. Bir de genetik materyal kalmış lazım. Ya bir canlı doku olacak. Yani bir doku kalacak. Saç teli olacak. Ya da diş kökünde sinirler şey olacak. Ya yani orada mumyalanmış gibi düşünün. Ya da kuyruk sokumunu bulmamız gerekiyor. Biz bu iskeletlerin ki genetik şu var. Yani bunları uzaylılarla bağdaştırmamız için bu yapıda bir gezegenden, yani dünyaya benzer bir gezegenden gelmiş olmaları lazım. Az çok tabii. Az çok. Yoksa birçok galakside bizim bu formda oluşabilecek bir yapı gelişmiyor hiçbir gezegende. Ya da daha bulamadılar da diyebiliriz. Karbondan evet. Yani başka boyutta olacak vesaire olacak. Dünyadakiyle aynı iskeleti, aynı karbon dizilimini gösterecek. Çok zor. Yani bugün bir uzaylı dediğimiz zaman bir kere bizim formlarımızda bir varlık beklemememiz gerekiyor. Bakıldığı zaman insansı bir özellik gösteriyor. Uzayın diyelim ki bir yerinden geldiler. Mümkün değil karbonlu yani bizim yapımızda olmaları. Sen ne diyorsun Aydın böyle bir konuda? Ben bu konuyu iki açıdan bakıyorum. Bir dünyevi açıdan, bir de uhrevi açıdan diyeyim. Tamam. Makro ve mikro seviyesinde. Dünyevi açıdan baktığımız zaman evet böyle bir ipuçları var ve bu ipuçları bizi bir yere kadar götürebiliyor. Ama makro açıdan baktığımızda ondan izinsiz yaprak bile oynamayan bir evrende uzaylı neden var ve bu tür ipuçları niye var? Ya onu şöyle söyleyebiliriz. Allah'ın yaratma sıfatında evreni düşünüyorsak biz, kainatı, yani sadece bir tane dünya yapıp diğer hiçbir yerde hiçbir akıllı canlı onun emirlerine muhatap olacak canlı yaratmayacaksa bu Halik ismini eksik gösterir bize. Allah'ın yaratma sıfatını, Allah'ın yüceliğini eksiltmiş oluruz. Kesinlikle vardır. Belki bizim formumuzda, belki değil. Yani bu yaratma sıfatını düşündüğünüzde yani her şey en ince noktasına yani kadar yaratan ve bu kadar geniş. Uzaylıya bağlıyoruz bunu. Ha, onu söyleyeceğim. Yani şöyle, boyutlar da vardır. Hayır, ben hepsini kabul ediyorum. Boyutlar da vardır. Yani boyut belki Olgun'un dediği gibi boyutta, yani yer çekimi biraz artmış olsa boyu daha kısa olması evet, lazım. Evet, aynen öyle. Gibi örnek veriyorum çünkü. Şimdi senin söylediğinden devam edelim. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu başka bir canlı olamaz mı? Başka bir canlı türü elbette ki olabilir. Tamamen dünyaya ait bir canlı türü de olabilir. Ama bugünkü insandan farklı bir canlı türü olabilir. Ben bu konuda her zaman tedbirli yaklaşmayı evet. severim. Her gördüğüm farklı iskelete veya ekrana farklı yapıya da uzaylıdır diyemeyiz tabii. Ama bunun ne olduğu şu anda bir bilinmeyen. Muamma. Bilinmesi gerekiyor. Üzerinde araştırma yapılması gerekiyor. Net bir açıklama yapılması gerekiyor. Hatta oraya yine bu bölümde bir resim koymuşlar. Bakın işte bir zamanlar uzun kafalı insanlar da vardı diye. Yani resim çizilmiş oraya. Ama bu yeterli bir açıklama değil. Hara Hanım, sadece şey belli mi? Hangi Neolitik dönem. Yani kaç milattan önce 300 bin ile 15 bin yıllar arasıdır. Yazı da yok şimdi maalesef işte. Dediği, şimdi o dönemlerde olduğuna göre bu tip iskeletlerin bulunması çok doğal. Eğer yaratılıştan itibaren bakacaksak, şimdi kutsal metinlere göre değerlendirdiğimiz zaman, yani tufandan bu zamana ya da Tevrat'a göre gittiği zaman insanın ilk yani 6000'den sonrasına gidemiyorsun milattan önce. Baktığın zaman 300 bin yıllık iskeletler bulunuyor. Diğer kadim metinlere baktığın zaman
kavramından çok enteresan şeylerle karşılaşıyoruz. Mesela Kur'an-ı Kerim'den örnek verecek olursak Nuh peygamberin kavminin arasında 1000 yıldan 50 yıl eksik yaşadığı söyleniyor. Evet, bugün ondan da bahsedeceğim aslında. Keza Tevrat'a baktığınız zaman orada yaşamış olan peygamberlerin Adem'den itibaren verildiği zaman Lemek'ten Şit vesaire hep 1000 yıllı, 700 yıllı, 800 yıllı. En genci 970 yaşında. Daha sonra 120 yıla düşürüldü yine, evet. Tevrat'ta geçiyor. Haliyle bakıldığı zaman, geçmiş tarihe baktığımız zaman eğer ömürler bu kadar uzunsa, ömürler bu kadar uzunsa yapılarının da çok daha farklı olması gerekir. Mesela At kavminden bahseder, Nuh'tan hemen sonraki. Bunun, orada diyor ki biz size boyca ve güç olarak daha, diğerlerinden daha büyük yaptık diyor. Yani resmen At kavminin bunun dev olduğunu, bizden boyca, yani boylarının daha uzun olduğu, ömürlerinin daha uzun olduğu gibi yani bir yani atıf var orada. Evet. Talut Calut hikayesi, Goliat, Tevrat'ta keza bunları örnek verebiliriz. Mesele şurada. Biz hocamızın da yine aynı noktaya değineceğini tahmin ediyorum. Kadim metinlerle bugün uzaylılar mı ya da bilim var mı? Geçmiş tarih çok daha teknolojik olarak bizden ileri durumda mıydı? İşte en fazla gidiyoruz 15 binli yıllara kadar gidebiliyoruz. Geçmişi daha öncesiyle ilgili herhangi bir şey yok. Ama bugün kadim metinlere baktığın zaman öyle şeyler yazıyor ki bugünkü bilim orada yazılanları daha yeni yenice buluyor. Evet. Yani bugün Kur'an-ı Kerim'den örnek verirsek Allah nezdinde 1000 yıl sizin hesabınızda sayabildiğin bir gün sizin sayabildiğinizde 1000 yıl gibidir. Zaman boyut farkını veriyor. Yine meleklerle ilgili sizin hesabınızda 50.000 yıl süren ama bir günde iner ve çıkarlar diyor Me'araj suresinde. Şimdi bakıldığı zaman bir zaman boyut kavramı orada var. Tevrat'ta Hezekiel bölümünde yani zaten çıkış orada. Oradaki melek, kerubi meleklerin tanımları var. Orada neler diyor? İşte 400'lü olması diğer arkadaşların vaktini çalmak istemiyorum. Çok iyi oldu şimdi. Ezekiel'in görmüş olduğu varlık, çünkü Tanrı'yı, Yaradan'ı görmek istiyor ve karşısında yarı makine, yarı biyolojik bir nesne geliyor. Dört tane yüzü var. Boğa yüzü, aslan yüzü, insan yüzü, kartal yüzü. Erik von Däniken zamanında dedi ki Ezekiel'in gördüğü şey bir uzay cihazıdır dedi. Aslında dedi bir uçan dairedir. Benim verdiğim bunu resimlerden 18. resmi verirseniz eğer. Ve hatta NASA'da bunun bir şemasını ilgili yaptılar o zamanlar. Olgunun 18 numarasını alabilir miyiz? Ama tabii onun çok daha başka ezoterik anlamları var. Yani tabii, ben onun bir uzay gemisi olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Ben de Ezekiel'in. Sana katılıyorum. O ezoterik bir sembolü. O kadar yakın zamanda buraya da alalım. Yoklardı. Stüdyoya da hep gelen resimler yoklardı gelsin ki. Evet. Kelebeklerde küçük görüyoruz. Bu Ezekiel bölümünden alınmış resim. Bakın bu dikkat edecekseniz orada kerubi meleklerin betimlerini veriyor. Kartal yüzlü, insan yüzlü. Boğa başlı. Astrolojik semboller aslında tabii. Veriliyor. Bakın bu resimdeki o semboller 11 numaralı resmi verir misiniz? Arkadaki o tekerlek görünümleri var. Kader çarkıdır aslında o da zaten. Bakın oradaki 11 numaralı bu 10. Tabi bunlara bir de sembolizmle bakmak bakın, lazım. Bakın 11 yani numaralı verilen resimle Hezekiel'deki bu ne biliyor musunuz? Biraz evvel bahsetmiş olduğunuz Carl Sagan'ın, Judy Foster'ın oynadığı Kontak filmindeki diğer boyuta geçişi sağlayan ve zaman boyut farkını net olarak anlatan, yani bir yerde zaman 1000 yıl geçerken bir yerde 1 saat gibi geçer, bizim Kur'an-ı Kerim ayetinde yazanın resmedilmiş filmi. Hayır. Burada görmüş olduğunuz o aracın tarifi de direkt Hezekiel bölümünde bahsedilen aracı birebir aynısını yapıyorlar. Bakın kadim metinler ve Hollywood bunu inanılmaz bir şekilde birleştiriyor. Çok fazla kullandılar ve kullanıyorlar tabii, çok fazla. Yani bugün Dan Brown'dan bahsediyorsunuz. O CERN isminin bile ben Konseil Europe'ın Nuclear Research Center'ın baş harflerinden aldığını söylemesine rağmen, ki bunu 13-14 sene önce ben kitabımda yazdım Anatolu'da,
Zülkarneyn'in karnıyla aynı. İskandinav mitolojisinde Cernunnos'la aynı kökten geliyor ve bunu içinde detayını konuyu dağıtmayayım. Yani bu semboller hep kullanılıyor. Ya da Matrix'te Nebuchadnezzar, Zion vesaire tabii, o artık bunlar kullanılıyor. Yani. Ve şimdi bunlar kadim metinlerden besleniyorlar ve yine de bu uzaylı fenomeni gelecekler mi, geldiler mi, geliyorlar mı bir düşüncem var. Yalnız bende oluşmuş bir düşünce var. Bu düşünceye nasıl geldiğimi anlatmam. Anlatmadan tek başıma program mı yapman lazım Ertem bende? Evet. O yüzden kesiyorum. Şimdi bugün 4 saat program yapacağız. Yine uzun programlardan bir tanesi. Onun için bol bol bilakis şöyle yaptık. Genelde Ferah olur, Ali olur. Hani en fazla 2 kişi olur ve konuştuğumuz. Şimdi farklı görüşleri de alalım. Böyle daha değişik bir program yapalım. Programımız da uzun. Bunları telefonla tartışalım. Telefonla bağlanacak konumuz var. Onu da unutmayalım. Sen ne ekleyeceksin? Şimdi 4 dakikalık uzaylılarla ilgili düşünmemizin sebeplerinden bir tanesi de dünyada yapılış şekli açıklanamayan eserler. İşte piramitler, diğer semboller var, heykeller var. Bunlar da insanüstü güç gerektiren ama nasıl yapıldığı bilinmediği için de bir uzaylı veya işte üstün bir teknolojiye sahip bir temasta olduğumuz varlıklara bağlanıyor. Şimdi 4 tane yaratılış senaryosu var dünyada. Adem ile Havva, evrim teorisi, uzaylıların çocukları olma ihtimalimiz ve son dönemde bilim ve teknolojiden dolayı da bir simülasyondan evrende yaşama ihtimalimiz. Şimdi uzaylı ipuçlarının bana göre, ben hatta İncil ve Tevrat'ı okurken, inanmak için yeni sebeplerini kitabını hazırlarken bu ayetleri görünce gerçekten şok oldum. Çünkü Tanrı'nın haricinde gökten gelen bir ekip var ve anne rahmindeki bebeklere müdahale ediyorlar. Kendi benzeyişine göre insan yaratmaya karar veriyorlar. Hatta ilk geldiklerinde yerdekilerle evlenmeleri yasak. Daha sonra bu da devam ediyor. Sonra beyine müdahale ediyorlar. Görme ve duyma organlarına müdahale ediyorlar ve düşünceyi uzaktan kontrol okumaya başlıyorlar. Şimdi orada bitiyor o temas. Yani normal bir temas var arada ve bir etkileşim var. Hatta bir melez ırk yaratma söz konusu. Ben olaya şey açısından bakıyorum. Bir kurgu açısından bakıyorum. Yani parça parça değil de. Sonra Kur'an'a geçtiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'de o temas yok. O gökten gelen ekiple temas yok. Ama ilginç bir şekilde biz diye bir kategori var, bir ekip var. Hocam çok ilk da verdiğiniz bölüm Tevrat'tan mı? Ezeykel'den mesela. Ezeykel'den var. Yeni Ayet'ten var. O çocuklara var. Müdahale mesela. Evet, evet. Hangi, nerede, hangi bölüm onu? Bakın. Çok hızlı söyleyeceksiniz sonra. Bu da işte uzaylıların sonra. Yani. Mesela şey Allah yaparız. Oğulları insan kızlarına vardıkları ve bu kızlar da onlara çocuk doğurdukları zaman. İşte ne filmin doğması bunun yani. Bunun gibi. Birkaç tane daha var. Şimdi buradaki olay şu aslında. Mesela maymun teorisinde ilginç olan şu. Hiçbir maymun kategorisi bir başka maymunu hamile bırakamıyor. Yani şempanzeler, orangutanları ya da gorilleri bırakamıyorlar. Ama insan ırkı hepsi birbirini farklı ırklar olmasına rağmen hamile bırakıyor. Bırakamıyor. Peki uzaylılar nasıl gelip de bırakabiliyor farklılıklar birbirlerini hamile bırakabiliyor? Peki bir uzaylı gelip de nasıl insanoğlunu dölleyebiliyor ya da müdahale edebiliyor şeyine? Bakın bunun cevabını da bilim aslında birkaç sene önce yaptı. Sentetik hücre yapmaya çalışıyorlardı biliyorsunuz. Ama sentetik hücreyi yapamadılar. Bunun üzerine ne yaptılar? Sentetik kromozom yaptılar. Yani hücrenin nasıl gelişeceğine programlayan yapıyı yaptılar. Ve bunun çekirdeksiz olanı yaptılar hocam. Sentetik kan hücreleri var. Evet. Çekirdek olmayacak evet. İçinde. DNA olmayacak. Ve yani. Bunlar bölündüğü zaman da aynı özellikleri korumaya devam ettiler. Buradan şunu anlıyoruz. Demek ki tohuma müdahale ederek siz bir canlıyı başka bir formata çevirebilirsiniz. Bu durumda eğer böyle bir temas varsa, binlerce yıl önce de geldilerse, biz nasıl hayvanlara aynı şeyleri yapabiliyoruz, genetik değişiklikler mutlası. Yapabiliyoruz ya da insanlar Afrika'ya, Amerika'ya genetik zamanında mutlası. Gittiklerinde onlar üzerinde değişiklik yapma hakkını görüyorlarsa bunlar olmuş olabilir. Ama benim makro seviyedeki şeyime bakarsak eğer, hani düşünceme bakarsak, bütün tanrılar güçlerini çözülmemişlikten alırlar. Yani biz ateş tanrısına niye tapmıyoruz? Çözüldüğü için. Güneş tanrısına niye tapmıyoruz? Ay tanrısına niye tapmıyoruz? Bunlar çözüldüler. Yani bir uzay cismi. Vermek istemiyorlar. Evet. Kısacası. Şimdi
ben bir simülasyon evren tasarımcısı olarak böyle bir evren yaratacaksam kendimi saklamak için alternatif yaratılış ipuçları veririm. Tabii. Şimdi ana soruyu soralım. Uzaylılar bizi şekillendirdiler. Peki uzaylıları kim yarattı dediğimizde önemli, yine cevap yok. Çok önemli bir soru. Evet. En tepeye gitmemiz lazım. Evet. Bir parantez açmak istiyorum. Genelde Türkiye'de son dönemde son işte 10 senede falan Anunnaki konusu çok popüler oldu ki bugün ben de bahsedeceğim Anunnaki'den ve çok yanlış bir ifade ortaya çıkartıldı. İnsanları Anunnaki yarattı. Hayır efendim böyle bir şey asla olmadı. Anunnaki'yi kim yarattı diye sorduğum zaman bana bunun cevabını veremiyor insanlar. Şimdi bu aslında Adem ile Havva senaryosu dahil hepsi için geçerli. Ama bu yaradanın yani Allah'ın olmadığı anlamda değil. Hani gayb diyoruz ya. Gayb aslında hakkında hiç bilgi olmayan alan demek. Evet. Şimdi Adem ile Havva senaryosunda da şey yapalım. Ne diyelim mesela normal teoriye göre? Böyle bir düzen varsa mutlaka bu düzeni yaratan bir güç olması lazım. Şöyle yapalım. Var, elbette ki. Bir ufak bir reklam arasına gideceğiz sevgili dostlar. Evet, yaratılışı konuşuyoruz aslında biraz. Ama bir numaralı resmi verirseniz bir şey değişti. Yani biz Nuh'un gemisi dediğimiz zaman Tevrat'ta da hani belirtilen geminin nasıl yapıldığı, işte hangi ağaçtan nasıl yapıldığı, kimin yardım ettiği hepsi belliyken bir anda Sümer'de bir tablet bulundu. Aslında bu tablet diyor ki Mezopotamya'da yeni deşifre edilmiş 4000 yıllık antik bir tablet bu. Nuh'un gemisine yuvarlak inşa edildiğini anlatıyor. Yani hayvanların bir çift olarak alındığını yazan bu tablette Korakıl olarak bilinen dev yuvarlak bir gemi inşa etmek için diyor talimatlar var. Evet, bu gördüğünüz hani bir şekilde tablet, silindir bir tabletti gördüğünüz gibi. Bu tablet bunu ifade etmiş. Acaba bilmediğimiz bir şeyler mi var? Bunları konuşacağız. Ufak bir reklam arası hemen geliyoruz. TV100 ekranlarında kayıt dışı devam ediyor. Televizyonlarını yeni açanlar için söyleyelim konuklarımızı. Farah Yurtözü, Ali Selman Demirbağ, Olgun Aydoğu ve Aydın Türk gücüyle birlikte dünyanın gizemlerini konuşmaya çalışıyoruz. Efendim bir tweet paylaşmıştım. Bunun üzerine reklama gitmeden önce bir yorum yaptık kendi aramızda stüdyoda. Şimdi konuklarımız bu yorumlarını size söyleyecekler. Bu bir numaralı tweet'i bir verelim, bir okuyalım ve başlayalım programa. Devam edelim kaldığımız yerden. Evet sevgili dostlar, Mezopotamya'da yeni deşifre edilmiş 4000 yıllık antik bir tablet bulundu. Nuh'un gemisinin yuvarlak olduğunu söyleyen bu tablette, yani hayvanların birer çift olarak bu gemiye alındığından bahsediyor ve yine yuvarlak şekilde inşa edildiğini söylüyor. Ne diyorsun Farah? Şimdi ben hiçbir zaman Nuh'un gemisine ait tahta parçalarının bulunduğu iddialarını ciddiye alamadım açıkçası. Biliyorsunuz işte Ağrı Dağı'na astronotlar geldiler, tahta parçasını buldum diye iddia ettiler. Gerçekte ne arıyorlardı? Asıl soru budur. Fakat dairesel bir yapıdan bahsediyoruz. Acaba tabii bu sadece bir soru. Ben bunun cevabını şu anda vermiyorum, cevabını da beklemiyorum. Bir zaman makinesi olabilir miydi Nuh'un gemisi olarak gösterilen, anlatılan ne nesne? Ne demek istiyorsun yani? Yani zaman ve boyut arasında hareket edebilen ve torus enerjisine bağlı olarak oradan beslenerek hareket edebilen döngüsel bir cihaz olabilir miydi? Çünkü bugün vaktimiz kalırsa torus enerjisinin nasıl uzay ve zamanda mekan değiştirmek, zamanda ileriye ve geriye gidebilmek için kullanıldığını ve bunu da Montauk projesinde insanların yaptığını anlatmayı planladım. Bugüne vakit kalmazsa başka programda devam ederiz. Bu onunla bağlantılı olabilir mi? Benim düşüncem bu. Ya Kur'an'dan örnek verelim direkt. Tennur feveran ettiğinde gemi hareket etti. Yani fırın ateşlendiğinde gemi hareket etti. Yani bunun içten yanmalı bir motoru var demektir. Ya bizim bugünkü anlayışımıza göre. Tanur kaynadı diyor. Yani orada bir içten yanmalı motor var. Bu uzay gemisinde de içten yanmalı motor var bizde. Yani arabalarda da içten yanmalı bir motor var. Yani bu bir dairesel ve tahtadan oluşmayan bir gemi olduğu bence açık. Tahtadan oluşmayan. Aynen. Evet.
Evet, şimdi eğer resmi tekrar görebilirsek. Ekran burada kalsın arkadaşlar. Şimdi evet. Sümerler genelde yazılarını silindir şekilde hazırlıyorlar. Bunlar mühür şeklinde. Kil tabletin üzerinde onu döndürüyorlar. Ve yazı ve resim onun üzerine çıkıyor. Daha sonra katlıyor. Bu Hatay Müzesi'nde o kadar çok var ve ki onu görüyoruz. Sümerler dönmeye gur diyorlar. Suda dönen gemiye de magurgur diyorlar. Gur kelimesi dönme anlamına gelir Sümerce'de. Ve hatta ziggurat kelimesinde mesela o ziggurat'ları da dönüşünü, neyin dönüşünü o zamanlar Venüs'ü özellikle inceledikleri söyleniyor. Ve gökyüzünü de döndüğünü ziggurat'lar vasıtasıyla, o kuleler vasıtasıyla inceledikleri için gökyüzünün dönmesi, bu yüzden de ona ziggurat adı veriyorlar. Suda dönen geminin adına da magurgur diyorlar. Şimdi ama demek zaten şimdi, Arapçada. Şimdi buradaki gur kelime, dönme sesi gur gur gur. Mesela Dogonlarda da onlar da mağarada o sesleri duyduklarını falan iddia ediyorlar. O konuya geldiğimizde konuşuruz. Ama özellikle şöyle var. Tabuti kelimesi de tabut bunların İbranice'de de aynı şekilde geçiyor. Bizde de mesela tabutu sekine olarak Kur'an'da görüyoruz. Bu da bir sandık ya da bir gemi anlamında da kullanılıyor. Tabuti kelimesi burada geliyor. İbranice'de de aynı kelime. Sümerler'de de aynı şeyi görebiliyoruz. Haliyle baktığımız zaman geminin yapılışını işte bir perdenin arkasından söylenmesi, utla piştim ve ziye sudra diye daha öncesi akatlara gelmeden evvel ona anlatılması, hatta EA geçiyor Enki'nin ismi. EA demek yani Sümerce'de biz şu anda Enki diye söylüyoruz ama EA diye okunuyor. Bunun anlamı evi su olan demek. Evi su olan, evi suda olan. Baktığınız zaman aynısını evi su olan nerede görüyorsunuz? Dogonlarda görüyorsunuz. Birazdan onu da anlatacağız. Amfibi varlıklar. Ve evet. Sudan gelen. Oradan işte sudan gelen varlıklar. Şimdi onların da tabii Sirius'la bağlantısı var. O detaylara da girmeyeyim. Sadece Sümerlerle ilgili sorduğun için bu kısımla ilgili kalmak istiyorum. O konu açıldığı zaman oraya girelim. Özellikle burada geminin yapılışı farklı bir boyuttan, farklı bir boyuttan varlığın bildirmesi sebebiyle yapılıyor. Şimdi eğer bunu Tevrat bağlamında bakarsak orada ahşaptan olduğu ve ölçülerine kadar verildiği görülüyor. Kur'an-ı Kerim metinlerine geldiğiniz zaman bunun meleklerin gözetimi dahilinde, Nuh suresindeydi yanılmıyorsam ya da Hud suresinde olabilir. Meleklerin gözetiminde diyor gemiyi yaptı. Yani tarif kendisinden değil elçiler tarafından yaptırılan bir gemi. Şimdi baktığınız zaman bu geminin normal bir gemi olmadığını düşünüyoruz. Neden? Evdeki saksının bile yerini değiştirdiğin zaman soluyor. Sen nasıl bir canlı çiftini o gemiye koydun? Nasıl bir orada yaşam alanı oluşturdun? Bunların gıdalarını nasıl tespit ettin? Baktığınız zaman buna en mantıklı günümüz bilimiyle verebilecek şeyi de ancak bilimle ya da teknolojiyle verebiliyoruz. Yani en fazla kök hücrelerini almıştır. Bugün dünyadaki bütün canlıların kök hücresini toplasan bir odaya sığdırabilirsin. Ama diğer canlılardan aldığın zaman gel işte zürafayı buraya yerleştireyim, köpekler burada dursun, hindiler burada olsun. Bir de bunların üremesi ve devamını sağlaması için çiftlerini de alman lazım. Artı onların doğumunu da sağlaman lazım. Böyle bir gemi zaten normal insan tarifiyle olmuyor ve işin ilginç tarafı yine Nuh suresinde geçiyor. Tufanın olma sebepleri var. Tufanın olma sebeplerinde diyor ki "Vet ilahlarınızı sakın bırakmayın" diye kandırıyorlar. Hile kurdular. Kim kurmuş hileyi? Vet, Suva, Yeus, Yevuk, Nesir. Bunlar desileler, tuzaklar kurdu. Bunlar ne peki? Devam edeyim mi
Yoksa... Bir bekle istersen. Biraz da tamam. Aydın'ın fikrini alalım. Ne kadar kısa olursa bir canlı telefon bağlantımız olacak. Ben 2000'li yılların başında insan DNA'sından veya DNA'dan canlıyı tek... Deriz ki o zaman Nuh'un gemisi böyleydi. Çünkü biz Süleyman zamanında şeyden bahsediyoruz. Bir cismi bir yerden başka bir yere taşımayı. Yani tahtın ışınlanmasından bahsedebiliyorsak Nuh'un zamanında kim bilir hangi teknolojiler vardı. Hani onu basit bir gemi olarak düşünmemek lazım. Alabiliyor muyuz? Evet. Hazırlayınca bana söyleyin. Bir canlı bağlantımız olacak. Sevgili dostlar, Amerika'da çok önemli bir şey oldu. Ne oldu? Bir işte birkaç ormancı ormana gittiler ve bir ormancının uzaylılar tarafından kaçırıldığı söyleniyor. Evet, yani çok bu ünlü adamın bir ismi kaçırılma olayı. Travis Walton. Ben Travis Walton'la izlemek isterseniz, yani bu uzaylıların bir şekilde alıkoyduğu diyorlar. Kaçırıldığı da diyebilirsiniz buna. Bazı arkadaşlar alıkoymaktan bahsediyor. Aslında bu bir kaçırılma olayı. Çünkü tabii kendi isteğiyle olmadığı için söylüyorum. Travis Walton'ın ünlü kitabı ve filmi var. Fire in the Sky diye. Gökteki Ateş diye. Bu diziyi veyahut da filmi de izleyebilirsiniz. Orada tüm konuyu ayrıntılarıyla anlatmış Hollywood. Travis Walton'un olayı çok ilginçtir. Ben kendisiyle birçok UFO kongresinde aynı masayı paylaştım. Aynı sahneyi paylaştım. Ve şu ana kadar uzaylılar tarafından kaçırıldım diyen kişiler arasında belki de en çok güvenebildiğim kişilerden biridir. Ama yine 1970'li yıllarda Güney Amerika'da bir başka olay yaşandı. Bir onbaşı, Valdez isminde bir onbaşı, askerlerinin gözü önünde uzaylılar tarafından kaçırıldı ve yaklaşık yarım saat kayboldu. Onu yarım saat bulamadılar. Yarım saat sonra bulduklarında bu askerin yüzünde 3 günlük tıraş olmamış, sakalları uzamıştı. Yani uzay ve zaman farkı. Yani. Tabii evet. Yani bizim için 15 dakika, bizim için 20 dakika, yarım saat, ama kaçırıldığı ve götürüldüğü boyutta belki de bir hafta, belki de 4 gün. Ve bu kişinin, yani bu onbaşı Valdez olarak bildiğimiz kişinin yaşadığı kaçırılma olayıyla şimdi bağlanacak olan konuğumuzunki de birbirine çok benziyor. O nedenle ben kendisini hep birlikte dinlememizi çok istiyorum, eğer ki bağlantı sağlanırsa. Evet, bağlantıya bağlanmaya çalışıyorum. Bir dakika sonra bağlanacağız. Anlatacağı çok önemli şeyler var. Ne diyorsun Olgun? Yani bu kaçırılma olayı. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. 2008 yılında bir televizyon kanalında yapmış olduğum programda Haktan Akdoğan'la Travis Walton'ı, buradan Haktan'a çok selam olsun Amerika'ya, onunla bir şey yaptım, program yaptım ve kaçırılma olayının tüm detaylarını yayınladım. Bunu isterseniz Travis Walton'la Türkiye'de yapmış olduğum programı YouTube'dan izleyebilirsiniz. Şöyle yapalım arkadaş, emekli albay Feza Güllü'ye bağlanacağız efendim. Feza Güllü kendisinin uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia ediyor. Hoş geldiniz Feza Bey programa. Efendim iyi akşamlar, hoş buldum. Bir düzeltme yapmanızı isteyeceğim. Lütfen düzeltiriz hemen. Sevgili Ertan'cığım, kaçırılma değil de alıkonulma belki. Ki birazdan da anlatacakların içerisinde yer alacak. Kaçırılmadan ziyade ben bu olayın yıllar sonra yapılan hipnoz ve regresyon çalışmaları sonucunda ne olduğunu farkına vardım açıkçası. O yüzden lütfen o kaçırılma ibaresi yerine... Tamam. Şimdi şöyle iki tane görüş var evet. Sevgili albayım. Yani bazı kesim bu işe kaçırılma diyor çünkü istek dışı olduğu için... bu görüşle ilgili yorum yapanlar alıkoyma diyor. Bu, yani siz alıkoyma tabirini kullandınız. Mesela Haktan Akdoğan da buradan yine selam olsun alıkoyma der. Ben kaçırılma derim çünkü orijinali alien abduction, tabii. Kaçırılmadır ama sonuçta abduction, evet. Yani tanımadığınız, bilmediğiniz yabancı bir varlık sizi alıyor, bir yerden bir yere götürüyor filan. Evet. Yani. Şimdi bu detayların dışında biraz kendinizden bahseder misiniz? Siz emekli albaysınız. Evet. Emekli albayım. Ama tabii bu olayı üsteğmen rütbesinde 21 Mart 1990 tarihinde
Saat 21'e çok yakın bir süreçti. Neden bunu rahatlıkla söyleyebilirim? Babamın, rahmetli babamın bana hediye ettiği bir kol saati. Saat 21'e 3 veya 4 dakika kala bir hurdalıktayız. Ama bunun hemen az öncesine geliyorum. Neden hurdalıktayız? Bir miktar metal malzeme lazım. Bu malzemelerle askerlerimizin kullandığı bir silahlık sehpası elde edecektik. Bununla ilgili bir eğitim çalışmasından sonra, tabii genç rütbelerde biz zaman ve sınav mefhumu tanımak için çalıştığımız için ancak 8'i geçti, saat 9'a doğru buna fırsat oldu. Yanımda şoför, jip şoförü ve keşif çavuşu. Mekan neresiydi? Mekan neresiydi? İstanbul, tamam. Adımköy, Çakmaklı, Hoşdere köyü arasında bir bölge. Orada birbirine çok yakın tamamen askeri birlikler bulunduğu bir saha. Hiç oturuma açık değildi. Yani sivil bir kesim yoktu. Tamamen askeri birlikler. Ben bir keşif birliğinde üsteğime takım komutan olarak görev yapıyordum. Hemen yanımıza 8. Hava Üst Komutanlığı bize ait. Ondan da dikkat kısmetli ileride Amerikalılara ait nükleer harp başlıkları tesisleri vardı. Bu üç bölgenin arasında hepimizin müşterek kullandığı bir geri dönüşüm sahası vardı, bir dalık vardı. Bu bahsettiğim arkadaşlarımla beraber, asker arkadaşlarımla beraber oraya elde edeceğimiz, yapacağımız bir malzeme için gitmiştik tespit yapmaya. Ama tabii takdir edersiniz ki 21 Mart ki o bölge çok fazla yağış alıyor. Saha çok çamurlu. Araçla gittik ama aracı sahaya sokamadık. Dolayısıyla ben yanımdaki jip şoförü ve çavuşumu, yardımcı asistanımı kenarda bırakarak sahaya kendim girdim. Nasıl olsa tespiti ben yapacaktım. Ertesi gün çalışma saatleri içerisinde onlar gelip malzemeleri oradan toparlayıp gidecekler. Ertesi gün daha sonraki veya bir süreçte de o bahsettiğim silahlı sehpayı elde edecektim. Hava lacivert. Ama o gün yağış yoktu. Önceki günlerde yağış aldığı için yazık ki oldukça çamurlu bir sahaydı. Sahaya girdim. Kol saatime baktığımda 9'a 3 veya 4 dakika vardı. Fosforlu kol eski saatleri sevgili Ertan çok iyi bilirsin. Sen de akranız. Fosforu parlıyor 3 veya 4 dakika 9'a. Çevremdeki malzemelere bakarken birdenbire ortamın karardığı, kapkara olduğunu fark. Bundan birkaç saniye sonra bir anda mı karardı? Nasıl evet, oldu? Bir anda bütün ortam kapkara, simsiyah oldu. Göz gözü görmez bir hale geldi. Hatta az önce ayağımla itelediğim malzemeleri bile göremiyordum yerde. Başımı yukarıya kaldırdığımda birdenbire bir fosurtuyla birlikte, ama korkunç bir fosurtuyla birlikte, tıpkı bir elektrik süpürgesinin o çıkardığı motor sesini yok sayıp o emiş halinin, o vakum halini aklınızda canlandırmaya çalışın. Başımdan birdenbire uçtu. Ve bu benim uçuşumdan birkaç saniye sonra da üzerimde tabii kışlık parka vardı. Parkanın üzerinden kopup fırlayacak gidecek gibi olduğunu hissettim. Daha sonra ne yazık ki hiçbir şey hatırlamıyorum. Tam 2 saat 11 dakika sonra bu olayı yaşadığımız yerden takriben 3 ila 4 kilometre ileride yine bizim birliklerimize ait ama boş mekruh bir sahada, boş binaların duvarın kenarına dayanmış halde yerde oturuyorum. Ama henüz uyanmamışım. Benimle birlikte olan az önce soracaktım. Yanınızdakiler ne oldu diye soracaktım. Evet. Jip şoförü ve takım çavuşum, keşif çavuşum. Tabii ki bu vakum etkisi haricinde bu kararma, bu çıkan korkunç osurdama sesini onlar da duyuyorlar. Ve kaygılanıyorlar.
beni aramaya başlıyorlar. Hurdalın içerisinde onlar da girip bana sesleniyorlar. Komutan neredesin sen diye. O kadar çok kaygılı ya, başına bir metal bir şey mi düştü? Bir çamurun içerisinde bir çukura mı düştü? Bu kaygı ama bulamıyorlar. Bana ulaşamıyorlar. Sadece onlara göre ne kadar bir dakika arama bu? Yani dakika mıdır, saat midir? Onlar 8-10 dakika arıyorlar hurdalığın içerisinde ve sadece parkamı buluyorlar. Sadece parkamı buldukları için kaygıları daha çok artıyor. Hemen birliğe geriye dönüp gerideki devriyelere ve diğer askerlere durumu bildiriyorlar ve beni aramaya başlıyorlar. Yapılan arama 2 saat 11 dakika sonunda demin o bahsettiğim yine bizim birliğimizin hudutları içerisinde boş mekruh alanda duvara dayalı halde tamamen yere oturulmuş bir vaziyette üstümdeki mont düğmeleri açık, yaka bağır açık bir halde buluyorlar. Ben yüzüme askerlerimden biri matrasından çıkarıp yüzüme suyu, tabii Mart ayı havada soğuk olduğu için yüzümdeki ıslaklıkla kendime geldim. Uyandım. Peki niye böyle bir bu konuda, yani şöyle bir şeyler olabilir. Yani bir kere size şunu diyebilirler, bu adam bir baygınlık geçirdi. Bir şekilde bulamadılar, başka bir yerde geçirmiş olabilirsiniz. Bu arada yürümüş olabilirsiniz. Sizin söylediklerinizin tam tersini söylemeye çalışıyorum ki tam otursun aklımızda konu. İkincisi şizofren olabilirsiniz. Hani bu konuları anlattığınız için bu sorular gelecek şimdi bize. Size de geliyordur bol bol. Peki bu arada hiçbir şey görmediniz mi? Yani o süre zarfında hiçbir şey hatırlamıyor musunuz? Bu tabii öncelikle şunu o lokasyonu bir tanımlamam lazım. Hadımköy ve Ebeş Karayolu arasında en köşede Amerikalılara ait nükleer park tesisleri. O tesisler şu anda orada değil. Çift taraflı anlaşmalar gereği tabii Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra o tesislere de ihtiyaç olmadığı için o nükleer tesisler tabii, oradan davetlenerek gitti. Hemen onun yanında Hava Kuvvetlerimize ait 8. Hava Üst Komutanlığı var. O birlik de orada mevcut değil. Bir takım ihtiyaçlar ortadan kalktığı için o birlik de lave edilmiş vaziyette. Benim de görev yaptığım keşif birliği bu hava birliğinden de sonra birkaç yüz metre aşağıda. Yani bu kadar birliğin önünden geçerek benim 3-4 kilometre ilerideki mekruh sahaya gelmem imkansız. Çünkü bütün o nöbetçiler bizim oradan geçişimi gözlemleyeceklerdi. Bunu bir kere bir kenara yazalım. Bahsettiğim benim görev yaptığım da birlik şu anda lav edilmiş, onu da antipanite söyleyeyim, lav edilmiş durumda. Çünkü oraya yakın zamanda keşfe gittik arkadaşlarımızla. Dolayısıyla bu kadar birliğin içerisinden elinizi kolunuzu sallayarak geçemek. Kaldı ki aynı karartıyı, çıkan sesleri benden İşte diğer personelde, yani nöbetçi olan askerler farkına varıyorlar. Sadece bu vakıf olayı benim üzerimde odaklanıyor. Tabii bir de şunu atlamamamız lazım. Hadımköy ve Beylikdüzü tarafı hani UFO'ların sıklıkça izlendiği ve hatta yani bir şekilde kayıda alındığı yerlerden önemli bir yer. Evet tabii. Evet. İkincisi tabii bir de şu var, oradaki coğrafi şartlar, çok uzun bir mesafeyi yürüyen bir insan, ben olayı daha önce dinlediğim için biliyorum, botlarınızın çok temiz ve çamursuz olması çok dikkat çekici. O kadar balçığın, çamurun içinde o kadar mesafeyi yürümüş olsaydınız sadece çamura değil, yani dizlerinize kadar çamura batardınız. Şimdi, ama nasıl geldiniz? Tabii burada bir de şöyle bir şey var, bu bir belki... Orada çok önemli bir üs var. Evet. O üsün belki bir araştırmasına mı denk geldiniz? O yapıya mı bir şekilde maruz kaldınız? Yoksa yani çünkü genelde uzaylı kaçırmalarında sizi bir işte uçan daireye veyahut da bir işte bir araca alırlar. Orada siz bir şekilde uzaylı temasına uğrarsınız. Böyle bir şey yok burada anladığım kadarıyla. Var. Var mı? Tamam. Daha sonra hipnoz çalışmaları sırasında regresyonda evet, bunlar tespit edildi. Şimdi
Sağ olsun, yüreğinize sağlık sevgili Farhan'ım. Doğru, sahada dolaşırken jipi sokamamıştık içeriye. O çamur ki o bölge gerçekten tarım bölgesi, şu anda tamamen oturuma açılmış. Ham bir toprak ki önceki günde yağış almış. Bulutlarımı neredeyse yerden zor kaldırıyordum hurdalığın içerisine yürürken. Yani hani derler ya, bir batman çamur. Gerçekten de Farhan'ın, ben ona daha önce bu olayı anlattığım için burada şimdi az önce atladık bunu size burada anlatırken. Bir şey daha eklemek istiyorum müsaadenizle. Şimdi buyurun. Tabii ki o dönemde aktif olarak askeri hayat içindesiniz, mesleğiniz bu orduda. Evet. Elbette ki ordu mensuplarının psikolojik sağlıkları sürekli denetleniyor, sürekli testler yapılıyor. Yani orduda evet. Görevli olan o zaman teğmensiniz ama herhangi bir işte psikiyatrik dengesizliğin olması gibi bir şans yok. Çünkü sürekli sağlık kontrolleri ve denetlemeler var. Evet. Bu da bir gerçek. Evet. Yani o da bizim evet. için bir garantidir ayrıca. Zaten olayı yaşadıktan bu olay ertesi günü yani çalışma saatlerinin başladığı ilk dakikalarda benimle aynı yaşlarda olan askeri doktor arkadaşımın yanına gittim. Çünkü çok yoğun çalışıyorduk. Genç yaşlardayız. 20'li yaşların başı bu. Bu yoğunluk içerisinde bir sağlık sorunu mu yaşıyorum düşüncesiyle doktor arkadaşımla bir fizik muayene yaptık. Bu fizik muayenenin sonucunda herhangi bir bulguyu tutamamıştık esasında. Ama tabii bunu ben genç yaşlarda şortla soyunmuştum. Doktor arkadaşım bu muayeneyi gerçekleştirdi. Burada altını çizmek istediğim çok önemli bir husus var. Tabii o genç yaşlarda hiç kimse etiketlenmek istemez ki mesleğin başındayız. Biz subaylar teğmenliğimizden başlayıp sonuna kadar hizmetin en uç noktalarında olabilmek için hep can atarız. Yani bir kurmay subay olabilmek için daha mesleğin başındaki bir insanın böyle bir etikete maruz, yani hiç akıldan bırakın geçirmeyi, hepimiz bir kurmay subayı olup en uç nokta, en ekstrem hizmetleri yapmak için. Burada hemen altını çizerek söylemek istiyorum. Ahmet diye bir arkadaşımız niye o zaman bunu söylemedi, şimdi açıklıyor diyor. Bakınız konuşmaya devam edeyim, o Ahmet evet. arkadaşımız da anlayacaktı. Bu fizik muayene sırasında doktorla yaptığımız muayenede herhangi bir fiziki sorun çıkmadı dedim. Ama kan gazı ölçümü yapılan bir atar damar var kasık bölgesinde. Çok küçük bir sinek ısırığına benzer, bir sivilceye benzer. Tabii iç çamaşırında da minicik bir kan damlası mevcuttu. Bu tarih itibariyle bunu çok ciddiye almamıştım ben. Ama ki bu 2022 yılının Şubat ayına kadar, 2022'nin Şubat ayında şu anda yanımda gazeteci arkadaşım Ramazan Bey, gazeteci yazar. Bu arkadaşımın profesyonel sağlıkçı arkadaşlarıyla birlikte, uzmanlarla birlikte bir regresyon çalışması yaptık. Bir hipnoz çalışması. Bunu 3 kez tekrarladık. Bu regresyon çalışmaları sırasında birçok veriye ulaşmış ve artık sonunda bunun bir alıkonulma vakası olduğu kanaatine ulaştı. Sanırım Ahmet Bey de bu söylediklerimi duyduktan sonra sorunun cevabı evet. olmuş olacak. Yani hipnozdan sonra bunlar daha çok anlaşıldı diyorsunuz. Evet. Belki evet, o dönem evet. içinde bunu anlatsanız belki askerlik statünüzde de bir problem çıkabilirdi. Uzaylılar Doğru. tarafından kaçıldı. Efendim sorunuz Doğru. var mı? Yok benim. Şimdi ben tabii bu Siz konu de soru sorabilirsiniz. Beni özellikle çok fazla ilgilendiriyor. Çünkü genel olarak bu şekilde kaçırılmalar ve sizinki uzun süren bir kaçırılma askeri üslerin olduğu yerlerde daha çok yaşanıyor. İkincisi, siz bir yerde şanslıydınız çünkü hemen ertesi gün bir tıp doktorundan bir muayeneye evet. gidebildiniz. Bu çok önemli. Kan tahlili yapıldı mı size bu olayın ertesi gününde? Hayır. Dediğim gibi bir şekilde hastaneye kendimi sevk ettirmem gerekiyordu. Bu konu üzerinde durmamak tercihim oldu. Ama bu arada şunu kesinlikle söylememiz lazım.
bulunduğumuz bölge Amerikalılara ait nükleer tesislerin etki sahasında olduğu için çok fazla miktarda da paratoner vardı çevremizde. Çünkü Amerikalılara ait cephanelikler ve bizim cephaneliklerimiz de vardı. Sahada tamamen tabii o dönemde yerleşime açık olmadığı için konut olmamasına rağmen çok fazla paratoner dikmeye de tabii müsait olmadığı için cephanelikler de mevcut. Tam olarak yıl hangi yıldı? 87 miydi? 88 miydi? 90. 1990. 1990. Tamam. Şimdi şuna geleceğim. Paratonerler dedim. Amerikalılara ait nükleer cephaneler dedim. Bize de ait cephaneler vardı. Ayrıca 8. Hava Üst Komutanlığı'nın da cephaneleri. Dolayısıyla bu paratoner ihtiyacı da bundan kaynaklanıyordu. Paratonerlerin bir kısmı Amerikalılara ait. Birçoğu da bize aitti. Benim görev yaptığım birliğin içerisinde de Amerikalılara ait paratoner vardı ve bu paratonerlerin bakımı sırasında daha sonraki gün bir Amerikalı astsubay birliğimize ölçüm yapmak için geldiğinde onu çok zorladım ve sonunda o cümleyi onun ağzından da aldıktan sonra bugünkü kanaata şu anda rahatlıkla ulaşmış oluyorum. Evet, o gün o şeyi biz de gördük. Daha fazlasını alamadım ama biz de gördük, bana yetti. Peki yine çok önemli bir konu var. Siz hipnoza regresyon çalışması yaptırdığınız zaman neler hatırladınız ya da o gün, o gece yaşanan neler ortaya çıktı? Bunlar tabii yaşamım boyunca çok küçük flashbackler şeklinde tabii iki boyutlu görüntüler bir fotoğraf karesi gibi gözümde canlanıyordu. Fakat bu regresyon, bu hipnoz çalışması sırasında şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir masanın üzerinde yattığım ya da bir masayı hatırlamıyorum ama bir yatay düzlemde olduğumu hatırladım bu regresyon sırasında ve çok aydınlık bir ortamda benim yüzüme bakan bir karartı hatırlıyorum. İnce boyunlu, dar omuzlu ve ters armut şeklinde duran bir başa sahip. Tipik bir gri uzaylı yani. Şöyle tabii ufoloji uzmanları siz bunu böyle tanımlayabilirsiniz ama ben tabii o an itibariyle bunun hangi nesle ait bir uzaylı ya da dünya dışı yaşam, zeki yaşam formu olduğuna dair. Peki bir cümle hatırlıyor musunuz? Bir iletişim, size söylenen, size verilen bir mesaj, bir komut veya bir açıklama var mıydı? O varlık tarafından. Aydınlık ortamda yatay düzlemde kendimi yatıyor gibi hissettiğim ortamda sadece o tabii çok yüksek bir ışık sanki o bana ters armut kafalı şeyin bir yaşam formunun arkasında da bir takım gölgeler vardı hareket eden. Sağa sola hareket eden bir şeyler vardı. Onların gerisinde onlar da çekiciydi. Bir tür çekirgeye benzeyen iki veya üç kadar canlı formlar da mevcuttu. Ne tabii, demek çünkü, istiyor? Çünkü evet. O kadar önemli ki bakınız dünya çapında bütün bu kaçırılmalarda insanlar bazıları bilinçli olarak hatırlıyor, bazıları da unutuyor, daha sonra hipnoza regresyonda hatırlıyor ama kesinlikle olayı yönlendiren varlıklar gri uzaylılar, yani başı kocaman, ters armut gibi, ters balon gibi, gözleri kocaman, vücutları ince ve mutlaka ve mutlaka bunların yanında dev bir çekirgeye benzeyen, peygamber devesi denilen böceğe benzeyen ama insan boyunda başka varlıklar da var ve asıl olayın mimarı bunlar deniyor. Sizden dinlediğim bu cümleleri ben binlerce kişiden duydum. Hem Türkiye'de hem de dünyanın başka ülkelerinde. Yani ilk değilsiniz, sonda olmayacaksınız herhalde bunu evet. yaşayan. Sorunuz var mı? Evet, Aydın. Ben şeyi merak ettim. Siz askeri bir personelsiniz, askeri birliğin içindesiniz. Yanınızda da biri var ve bu olay rapor edilmiyor. Ve siz bulunduğunuz yerden metrelerce, bilmem kaç metre ileride bulunuyorsunuz. Hani bunu saklamak mümkün değil diye düşünüyorum. 2 saat 11 dakika sonra. Efendim? 2 saat 11 dakika sonra. 2 saat 11 dakika sonra bulunuyorsunuz. Bunu nasıl gizlenebildi? Aslında sizin bunu rapor etmeniz gerekiyor. Bu bir sebebini bilmediğiniz bir kaçırılma olayı çünkü. Yani askeri personel Aydın olduğu için. Aydın Türkücü de asker olduğu için, eski asker. Hani bunu yanınızda, yalnız evet. olsanız belki
rapor etmeyebilirsiniz, saklayabilirsiniz ama yanınızda başkaları da var. Bir de ikinci bir sorum. Bu Amerikalı personel geldiğinde biz de gördük demiş ama siz ifade ederken zifiri karanlık olduğunu ortamını söylediniz. Yani ayağınızın dibindeki eşyaları bile göremediğinizi söylediniz. Bu adamlar bu zifiri karanlıkta neyi görmüşler? Hani kızılötesi bir cihazla mı bakmışlar ya da buna benzer bir cihazla mı bakmışlar? Çıplak gözle görülecek hiçbir şey yok gibi anladım ben sizin anlatımınızdan. Sadece anlamak neresi? Adına soruyorum. Yanındaki personel de görmemiş. Evet, o, kimse görmemiş. Sadece sesi duymuşlar. Yani, evet. Sevgili meslektaşım, iyi oldu kızılötesi ve cihazlardan bahsettiğiniz. Bu Amerikalı astsubay geldiğinde ondan üzerinde aynı kıyafet olduğu için elindeki cihazla radyasyon ölçümü yapmasını istedim. Tabii bana değerleri söylemedi ama sen de tahmin edersin. Tahmin ediyorum meslektaşım siz muhabereciydiniz, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Güzel. Siz de bunu çok iyi bileceksiniz ki muhabereci olduğunuz için Amerikalıların o yıllarda hangi radarları ya da hangi sistemleri kullandığını biliyorsunuz. Amerikalının bana biz de gördük dediğinizin ne anlama geldiğini tahmin ediyorum. Siz herhalde bu soruyu bana kitaplarınıza değerlendirmek için sordunuz. Yani çıplak gözle değil de Amerikalılar ellerindeki mevcut elektronik sistemlerle şüphesiz kastettiği o olmuş olmalı astsubayın. Onunla görmüş olduğunu söylemek istemiştir ya da ağzından kaçırmış olmalı. Çok şeyi de tabii ki paylaşmadıklarını biliyoruz. Çünkü sevgili Farha Hanım'ın söylediği gibi o bölgeye sadece bir kez değil, belki onlarca kez, düzinelerce kez Amerikalılar bunu biliyorlar. Orada bir nükleer şeye sahipler ve bu da söyleniyor. Dünya dışı yaşam formlarının dünyadaki bir takım nükleer sistemleri hep böyle gözlemlediği, takip ettiğine dair bir sürü söylemler var. Dolayısıyla Amerikalılar buna hazırlıklılar, biliyorlar ve bunu da cihazlarla tespit etmiş olmalılar. Amerikalı benim üzerimde o bahsettiğim radyasyon cihazıyla yaptığı ölçümde bana değeri söylemiyor. Siz de hatırlarsanız askeri hastaneler bizim X-ray bölümlerinde, röntgen sistemlerinde çalışan teknik subaylarımız hep göğsünde küçük bir radyakmetre olurdu. Bu ondan çok daha gelişmiş bir şeydi. Ve üzerimde cihazın sesi değişti. Ama tabii ben onun bir teknik anlama geldiğini bilmiyorum ama dolayısıyla Amerikalı da bunu fark etti. Belki daha da fazlasını o yüzden söylemek evet. istemedi. Eklemek istediğim bir şey var mı? Sormak istediğim yok. Ama yani bu konuyla ilgili bir tamam. Peki ben sonuç olarak rapor edip edilmeme sorusunu cevap. Rapor ettiniz mi? Niye edilmedi meselesi? 1990'lı yıllarda tabii ki bir şekilde bunlar bildirildi. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nde profesyonel olarak görev yapan subaylar ki ben keşif ve gözlem subayı olarak şüphesiz ki bunu bir şekilde raporladık. Yani hiçbir şey Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hangi tarih olursa olsun kayıt dışı kalmaz. Yani sizin programlarınızda gibi off the record kalmaz. Evet. Bunu rahatlıkla söyleyeyim. Şey benim evet. Çok saniye merak. İzin verirseniz tabii. Şunu tamamlamak istiyorum. Bakın konuşmam sırasında atladık. Ayaklarım, botlarımdaki çamur sağ olsun yüreğine sağlık sevgili Farah söyledi. Bu çamurlar ben o duvara dayalı şekilde bulunduğumda yoktu botlarımda. Hatta çavuşum komutan beraberdik çamurun içerisinde o botların nasıl temiz o şekilde ne yaptın sen sorusunu da çok iyi hatırlıyorum. Söyleyecekleriniz bu kadar. Sorunuz olursa yanıtlamaya evet. hazırım. Dinliyorum. Benim asıl tabii merak ettiğim mesele şudur. Evet. Böyle bir olay yaşadıktan sonra hemen sonrasında ve bugüne kadar olan dönemde sizin hayatınızı bu paranormal olay tabii ne olduğunu tam olarak hala kestiremiyoruz ama büyük bir ihtimalle uzaylılar tarafından götürülmedir. Sizi etkiledi mi? Yani yaşantınızda bir değişiklik oldu mu? Sağlığınızda bir değişiklik oldu mu? Ya da işte o dönemde her sanıyorum bekardınız, henüz evlatlarınız dünyaya gelmemişti. Şu anda sahip olduğunuz çocuklarınıza da böyle bir benzer durum yaşandı mı? Çünkü bunlar genetik olarak kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Ben onu merak ediyorum. Bu olayı yaşadıktan sonra fiziksel olarak herhangi bir sorun açıkçası yaşamadım. Yaşantımda da ne psikolojik ne de fiziksel olarak herhangi bir negatif efekt görmedim. Ailemle de herhangi bir sorun söz konusu değil efendim.
Yani çocuklarınıza da böyle bir kaçırılma veya bu konulara karşı bir ilgi veya belki onların da rüya gibi hatırladığı ama aslında götürülme olduğu bazı şeyler oluyor bazı insanlarda, bazı kaçırılanlarda. Yok, öyle bir şey yok ama yakın zamanda tabii bu programın süresine sığar mı bilmiyorum ama size o Viva Cuba filmini izlettiğimiz yerde bahsetmiştim. Evet. O filmin altyazı çalışmaları sırasında bir takriben 43 dakika kadar bir kayıp süren var. Bu da yakın zamanda gerçekleşti ve sırtımda da o morluk izini halen taşıyorum. Bunun haricinde herhangi bir olay olmadı. Evet, şimdi aslında başka bu konuyla hiç ilgisi yani olmayan bir filmin beyefendi bir filme altyazı döşerken, altyazı hazırlarken 43 dakika yani yakın bir ay önce, iki ay önce 43 dakikalık bir kayıp zaman yaşıyor ve yine bir vakumlanma hissediyor. Ben de bunu anlattığı zaman dedim ki üzerinizde herhangi fiziksel bir iz kaldı mı? Sırtında kocaman bir morluk, inanılmaz, hiçbir yere değmeden, hiçbir yere çarpmadan dizinde kocaman bir morluk. Tabii şimdi bu bir mikroçip implant mi yapıldı yoksa tekrar bir kaçırılma götürülme mi olundu? En önemlisi bizde yine eksik kalan bir şey var. Kaçırılma olaylarından sonra insanların gerçekten tam teşekküllü bir hastaneye gidip muayeneden geçmesi ve kan tahlili yapması gerektiriyor. Onun için sordum. Çünkü kaçırılmadan sonra kan değerleri değişiyor. Ve elbette ki bu kişilerin üzerinde bazı kimyasal ve tıbbi uygulamaların yapıldığını da gösteriyor. Ama evet, tabii ki sizin olayınız da çok çarpıcı ve Türkiye ufoloji tarihine geçmesi gereken vakalardan biri. Feza Albay'ım çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. Bizim için değişik bir görüş oldu, bir keyif oldu. Ve bilgilerinizi bizle paylaştığınız için yani tekrar teşekkür çok etmiş çok olayım. Çok çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Bir şey eklemek istiyorum. Lütfen. İzin verirseniz. Etiketlenmek dedim konuşmamın başlarında. İster genç yaşta ister ileri yaşta gerçekten bu bizim toplumumuzda çok ciddi bir sorun yaratıyor. Yani bir cesaretle çıkıp da bunu ekranlarda söylemek gerçekten çok çok zor. Malum efendim yani psikolojik sorunlar ki siz de o soruyu bana sordunuz ama eğer toplumumuzda farkındalık yaratmak ve bu olayı gerçekten yaşamış olan yurttaşlarımız varsa mutlaka ama mutlaka Farah Hanım gibi sizler gibi uzman insanlara bu konu hakkında danışıp destek alıp konunun aydınlanmasında hiçbir şeyi saklı kalmadan muhakkak aydınlatıcı bir çalışmanın yapılmasını canlı gönülden istiyorum ve kesinlikle etiketlenme konusunda da bu konuda ben buraya da kaygıyla çıktım açıkçası sevgili Farah ricası üzerine katıldım programa. Sağ olun, çok teşekkürler. Siz de sağ olun. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Ben Feza Bey'i desteklemek evet için bir şey söyleyebilir miyim? Eğer psikolojik bir sorun olsaydı üsteğmenlikten albaylığa gelemezdi. Zaten gelemezdi. Yani bu orduda sürekli sağlık kontrolleri tabii yapılıyor. Hem psikolojik hem fizik. Hem psikolojik. Tabii. O yüzden herhangi bir psikolojik sorunu yoktur diye düşünüyorum. Tabii yani. Şimdi bu yaşanan fenomenin ne olduğunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Evet, bilemeyeceğiz yani o. Yalnızca buradaki istatistik değerlere evet bakıyoruz. Yani kaçırılma olayı. Bakın ben Travis Walton'la bahsettim. Evet. Travis Walton dünyadaki en önemli alıkoyma veyahut da kaçırılma ne derseniz deyin ona örnektir. Yani Hollywood bile. Çünkü tanıkları vardır. Tabii bir kişi değil, tanıkları çoktur. Hem akrabaları hem birlikte ormana gittiği insanlar ve daha sonradan yaşadıklarının yani o sürecin de tanıkları vardır. Evet. Ve bunları tek tek anlatır. Haberi olmayıp yani bir şekilde iletişime geçtiği insanlar da bundan bir şekilde bahseder. Dolayısıyla bir yerden değil birkaç yerden onaylıdır. Travis Walton olayı yani Fire in the Sky filmini isterseniz
şeyden izleyebilirsiniz. YouTube'da vardır herhalde. Yalnız tabii şimdi X-Files'da bir şey var. Evet. Film pek de gerçeğe uygun değildir. O da var. Tabii o da söyledi bana. Filmi biraz abarttılar çünkü dedi şey var. Yani satış Hollywood yani. Eninde sonunda abartmak zorunda. Çünkü gişe yapması lazım. Para yatırmış adam o işe ama diyor ki genel olarak ben ormana arkadaşlarımla gittim. Arkadaşlarım bir şekilde büyük olmadığını, ormanda bulunmadığını gördüm. Çünkü beni bir uzay aracı oradan kendine çekmişti yukarıya doğru. Kapak da filmin afişi de yukarıya doğru çekilen bir adamdır. Arkadaşlarım ayrıldıktan sonra beni tekrar aramaya geldiklerinde bulamadılar. Daha sonra, daha çok daha sonra yolun bir işte karayolun ortasında 3 gün sonra tabii. 3 gün sonra onu daha da karayolun ortasında kendimi çırılçıplak buldum. Ve şehire doğru giderken beni buldular ve ayıptır yaşadıklarımı ya. Anlattım diyor. Yani, bu arada diyor Denver Havalimanı'nda da bunu resmedilmiş. Kaçırıldığı bir, efendim, yerden Denver Havalimanı'nda da bunu gösteren tabii tabii bunlar, bir, bunlar hep vardır. Şimdi ben bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Ben de bayağı temasta geçtiğini söyleyen hatta daha ileri gidip bir uzay gemisinde gidip geldiğini, orada komutan olduğunu, mürettebattan olduğunu söyleyen insanlarla tanıştım Ankara'da ve diğer zamanlarda. Bunlar biraz fazla ileri iddialar. Hatta onları pek ciddiye alamıyorum benim açıkçası. Benim burada tek sorum şu. Afrika'dan bir adamı alsam getirsem burayı İstanbul'a 15 dakika gezdirsem ve götürsem ne yapar? Burada olup orada olmayan bir şeyleri görmüş olmanın verdiği bir şeyle orayı bilgi götürür değil mi? Şimdi o kadar tanımlar diyorsun. Yani burada masayı gördü, gider kabilesin, hani kabileden bir adamı getirdim. Evet. Daha üstün bir uygarlıkla temas ettiği için burada gördükleri, orada olmayıp da burada gördüklerini gittiğinde orayı götürür. Şimdi ben bu tür temasta götürür olan derken anlatır. Anlatır yani o bilgiyi orayı götürür ve orada mesela hiç kabilede masa yokken masa yapar, sandalye yapar, ne bileyim ayakkabı yapar, bir şey yapar yani. Şimdi ben hep bu uzaylılarla temasta olan, kaçırılan, işleme maruz kalanlara hep şu soruyu soruyorum. Madem böyle üstün bir uygarlıkla temas ediyorsunuz, orada olup burada olmayan bir şey söyleyin bana. Yani ama söyleyenler var. İşte ne ama bu? Bakınız şöyle bir şey. Şimdi kaçırılma olayı hala tam olarak çözülmedi. Hala insanlar zaten bu kaçırılma mıdır yoksa alıkonulma mıdır onun tartışmasını yapıyorlar. Bana göre kaçırılmadır ama uzaylılar tarafından veya işte o ziyaretçiler tarafından alınıp götürülen insanlar hafızası bloklanmış, perdelenmiş olarak geri geliyorlar. Yani bilinçli olarak yaşadıklarını hatırlayan çok az. Bir şey daha var. Bakınız, şimdi ben sizinle konuşuyorum. Ben sizin yakanızın mavi olduğunu fark edebilirim. Düğmenizin beyaz olduğunu hatırlayabilirim. Ama yanındaki arkadaşım buna dikkat etmez. Belki de sizin yüzüğünüzü hatırlar. Yani herkesin dikkati farklı bir şeye odaklanır. O yüzden her giden mutlaka her şeyi hatırlayarak gelecek diye bir garantisi yok. Üstelik de bu olayı kontrol ve organize eden sistem insanların unutmasını sağlıyor. Bunu biz bile hipnozla kolaylıkla sağlayabiliriz. Sizin yaşadıklarınızı ben hipnozla verdiğim telkinlerle unutmanızı sağlayabilirim. Bir şekilde insanlara ya yapay bir hafıza yükleniyor ya da hafıza tamamen siliniyor. Zaten regresyon dediğimiz hipnozla geri dönme çalışması da burada devreye giriyor. O zaman o blokaj veya silme işlemi hipnozda ortaya çıkıyor tekrar. Yani hipnozla, hipnoz altında insanlar orada yaşadıklarını daha net hatırlayabiliyorlar ki bir başka ünlü olay vardır. Betty Barney Hill çiftinin kaçırılma olayı. Karı koca birlikte kaçırıldılar 1960'lı yıllarda, Travis Walton'dan daha öncedir. Aslında resmi olarak bildirilen ilk kaçırılma olayıdır. Her ikisi de bir şeyler olduğunu, başlarına bir şey geldiklerini biliyorlardı ama bilinçli olarak hatırlayamadılar. Çok sonra hipnozla geri dönme regresyon yapıldığında ayrı ayrı ikisi de aynı şeyleri tarif ettiler ve daha da fazlası var. Bir yıldız haritası çizdiler. Daha sonra o yıldız haritasının gerçekten astronomik olarak da var olduğu ortaya çıktı ve gördükleri varlıkları. Bu Keypex'e de konu olan şey mi yoksa? Keypex filmi vardı. Hayır. Onda da böyle bir adam bir şeyin yıldız serisi. Hayır, benzer bir şey olduğu için söylüyorum. Ama gördükleri varlıkların görüntülerini, giydikleri üniformaları çok net olarak tarif edebildiler.
bir konu daha var buna bağlamak istediğim. Şimdi Dogonlar dedik ya biz. Evet. Şimdi Dogonlar Batı Afrika'da bir kabile ve 1930'lu yıllarda Fransız antropologları bunları keşfetti. Ama Dogonlar bugün hala bize göre çok ilkel koşullarda yaşayan bir kabile, bir grup insan. Ama 1930'larda astronomi bilgilerinin çok ileri olduğu, Sirius A, Sirius B ve henüz o zaman ortaya çıkmamış olan Sirius C'yi bildikleri ve yaşantılarını Sirius'un döngülerine göre devam ettirdikleri anlaşıldı. Sonra bunlarla konuşulduğunda dendi ki zamanında Sirius'tan gelen yarı insan, yarı balık, amfibi, yani hem suda hem karada yaşayan bir takım öğretmenler bize bir eğitim verdi ve biz hala onların geri dönüşünü bekliyoruz. Şimdi yine şöyle yapalım mı? Nasıl yapalım? İstersen ufak bir reklam arası verelim. Ondan sonra hem önemli bir konu, hem Dogonları, hem Nusayrilerin. Nusayriler. Evet. Bu sırları neler, onları konuşalım. Sen de Dogonlardan bahsetmiştin. Oradan biraz konuya girelim. Hipnozla ilgili ben bir şey söyleyeyim. Reklam arasına reklamdan gideceğiz. Sonra bir ondan cümle sonra bir şey söyleyeceğim. Her şeyi söyleyebilirsiniz. Ne istiyorsanız bakın, konuşabilirsiniz. Bakın beyin kontrolü işte. Bakın evet, beyin kontrolü mümkün yani. Evet beyin sevgili kontrolü. Dostlar, ufak bir reklam arasına gidiyoruz ama reklamdan önce güzel bir soru veyahut da tweet, kayıt dışına sorum diye Behire Esra Ceyhan demiş ki, ekrana getirdiğiniz uzaylılar tarafından alıkoyma vakasında edindiğimiz en önemli bilgi, 1990 yılında İstanbul'daki bir Amerikan askeri üstünde nükleer cephane bulunmasıdır, evet, demiş. Çok önemli bir detay, tebrik ediyorum. Efendim ufak bir reklam arası, Dogonlarla devam edeceğiz. Evet sevgili dostlar, Farah Yurtözü, Ali Selman Demirbağ, Olgun Aydoğu ve Aydın Türk gücüyle dünyadaki gizemleri konuşmaya devam ediyoruz. Konumuz Dogonlara gelmişti efendim. Kimdir bu Dogonlar? Niye konu geldi Dogonlara, yine dayandı? Bunu konuşacağız. Farah senle başlayalım. Şimdi kimdir bu Dogonlar? Dogonlardan önce yine Hatay'a götürmek istiyorum, evet, ben sizi. Çünkü Hatay'da çok önemli Nusayriler var. Nusayriler. Onlarla ilgili bir iki resim paylaşmak istiyorum, tamam, ki hani görsel olarak. Resim öncesi bir şey söyleyebilir miyim? Az önce söyleyeceğim şeyi, hipnozla ilgili eğer çok ileri teknolojik bir sistem ya da biz bunu kendimiz şu anda yapabiliyoruz, hafıza kaybı yapay bir şekilde olduysa bunlar gördüklerini, konuştuklarını değil bilinçaltına kaydolanları ancak hatırlayabilirler. Yani bir şey beyninden silinmişse silinmiştir. Sadece bilinçaltında dışarıda fark ettikleri, şu an bile bizim bilinçaltımıza, yani gözden şu an saniyede 72 GB veri giriyor. Ama biz 72 GB'ı yorumlayacak bir kapasitede olmadığımız için bu bilinçaltına kaydoluyor. Yani evet, o kaçırılma olaylarında, evet, da söyledikleri bilinçaltına kaydolmuş şeylerin hipnoz yoluyla açığa çıkmasıdır. Teşekkürler, sağ olasınız. Evet, Nusayriler Hatay bölgesinde çoğunlukta olan bir grup, daha doğrusu bir inanç biçimi. Ve çok da ilginç bir inanç biçimi. Çünkü biliyorsunuz Hatay'da reenkarnasyon inancı var. İnsanlar, özellikle de tabii ki bu Nusayri inancına sahip olanlar, reenkarnasyonun gerçek olduğuna inanıyorlar. Ama diyorlar ki sadece erkekler için geçerlidir reenkarnasyon. Kadınlar reenkarne olamazlar, niçin? Yeniden doğamazlar diyorlar. Sebeplerinden biri şudur. Garip bir şekilde, tabii ki bu onların düşüncesi, kadınların ruhunun olmadığına inanıyorlar. Böyle bir inançları var. Tartışmaya açıktır bu onların inancı. Tabii ki kanıtlayabiliyorlar mı bilemiyoruz. Bir de diyorlar ki hayvanların da ruhu yoktur. Yani kadınların ve hayvanların ruhu yoktur. 9 numaralı resme bir ekrana verebilirsek onu biraz, evet, daha orada net açıklayacağım. Ama Nusayri inancı yine sadece erkeklerin kabul edildiği, erkeklerin öğretisi olarak geçiyor. Bu Ertan abinin söylediği inisiyasyon, yani masonlukla alakalı şeye de benziyor. Çünkü yani, bakınız Nusayriler de yine Harranlı Sabilerle aşağı yukarı aynı çizgide olan bir grup. Ama daha da önemlisi, bizim burada bu stüdyoda daha önce birkaç sefer konuştuğumuz Mitra öğretisine çok yakın. Ve yine Mitra öğretisi de biliyorsunuz sadece erkeklere, Sabiler de sadece erkeklere, Nusayriler de sadece erkeklere açık bir topluluk, inanç biçimi. Bir sonraki resme geçecek olursak,
Orada da inisiyasyon dediğimiz, yani bu öğretiye kabul edilme yaşı çok küçük. Ve daha doğrusu Nusayrilerde erkekler isteseler de istemeseler de bu inanç biçimine veya bu topluluğa girmek zorundalar. Bir eğitim alıyorlar. 16 yaşına geldiklerinde zaten Nusayrilikle ilgili her şeyi bilmiş olmaları gerekiyor. Bu resmi büyük olarak verebilir miyiz ekrana? Evet. Çünkü orada bazı açıklamalar yazdım. Hani büyük ekranda görürsün. Evet. Ve babalarının da Nusayri olması gerekiyor. Ve sırları öğreniyorlar. Ölüm tehlikesinde bile sır saklamaya yemin ediyorlar. Bu daha sonra işte Mitraizm'de de gördüğümüz, Gülhaç'ta da gördüğümüz, Masonluk'ta da gördüğümüz çizginin bir benzeri. İlginç insanlar yedili bir sisteme inanıyorlar. Yedi gezegenin dünya hayatını, yedi gezegenin enerjilerinin dünya hayatını ve kaderini etkilediğine inanıyorlar. Ve biz bunun aynısını Mitraizm'de de görüyoruz. Sadece Mitraizm'de görmüyoruz. Zaten bu yedili gezegen sistemine dayalı öğretiyi pek çok yerde görüyoruz. Bir resim daha gidersek, çok hoş bir fotoğraf paylaşmak istiyorum sizinle. Bir yazı var sadece orada. Nusayriler bugün hala kendi geleneksel yaşam biçimlerini koruyan, bozmayan ama aynı zamanda da modern dünyanın içinde yer alan insanlar. Bu da bir ailenin çekilmiş bir fotoğrafı. Şimdi sevgili dostlar, Nusayri kadınları ve Ezidi kadınlarının ortak bir özelliği var. Yüzlerine, ellerine dövmeler yaptırıyorlar. Bir sonraki resimde görebiliriz onu. Tabii ki bu dövmeler herhangi bir süs, makyaj ya da moda ile ilgili değil. Bu dövmelere lütfen çok iyi bakınız. Çünkü bugün size getirdiğim bilgilerde Dogonlarla nasıl paralellik olduğunu göreceğiz. Nusayri kadınları ve Ezidi kadınlarının yüzlerine dövme yaptırmasının bir sebebi de yüzün insan vücudunda en önemli ve en kutsal organ olması. Herkes yüzüne dövme yaptıramıyor. Yani bu inanç biçiminde biz de bugün işte Kadıköy'de veya Taksim'de, Beyoğlu'nda olduğu gibi her isteyen gidip de bir dövmeci de yüzüne istediği resmi çizdiremiyor. Bunu hak etmeleri lazım. Peki hak etmeleri gereken bu kadar kutsal ve bu kadar önemli desenler, semboller ne olabilir? Bir alnındakine bakın arkadaşlar, sevgili dostlar, sevgili izleyiciler. Bunun üzerinde konuşacağız. Alnındaki sembole, her iki hanımefendinin de, bir de çenesindeki sembollere bakalım. Bunları size açıklayacağım yeri geldiğinde. Şimdi Hatay deyince aklımıza ne geliyor? Tabii ki Hızır İlyas buluşması. Hıdır İlyas buluşması. Yani Hıdır Elyas, Hıdır Elles. Biliyorsunuz Hıdır Elles. Hızır Musa buluşması. Şimdi Hızır'la ilgili olarak bir resim daha göstermek istiyorum size. Hızır Aleyhisselam. Hızır insanların darda kaldıkları, zorda kaldıkları zamanda koşup yardım eden gizemli bir kişilik. Hem dinsel bir motif hem de biraz da mitolojiye de kayıyor. Çünkü diğer inanç biçimlerinde de işte Tot, Hermes, Merkür aynı şekilde onlar da Hızır'la aynı paralelde gidiyorlar. Dur, 3 numarayı alalım. Hızır'ın bir özelliği var. Yeşil adam olarak biliniyor. Yeşil adam. Ve bizim de bu konuları bu masada konuştuğumuz bazı arkadaşlarımız, bazı yazar arkadaşlarımız Hızır'la ilgili yazdıkları kitaplarda dediler ki Hızır Aleyhisselam belki de bir zaman yolcusuydu. Belki de bir ölümsüzdü. Zaman yolcusu, zamanı bükebilen bir şahsiyet olduğunu düşünüyorlar. Fakat biliyorsunuz Hızır'ın Musa, Hazreti Musa ile buluşmasında balıkların canlanması figürü var. Ölü balıklar ya da kurutulmuş balıklar canlanıyor. Bu da Hızır'ın önemli bir kişi olduğunu gösteriyor falan. Şimdi bakın, bu Hızır'la ilgili yapılmış resimlerde üç şey dikkatimizi çekiyor. Aksakallı bir dede formatı, yeşiller giymiş olması ve balık sembolizmi. Balık sembolizmi burada bize çok şey anlatacak. Çünkü bu olaylar yaşandığı zaman astrolojik olarak balık çağındayız. Ve aynı şekilde Hazreti İsa öğretisi de balık çağında geliyor. Hazreti İsa'nın da sembolü balık ve Hazreti İsa'nın havarileri de balıkçılar. Şimdi buradan bir yola çıkalım. Balık deyince balığın, yani kutsal bir kişinin, bakınız kutsal bir kişinin, dünya dışından gelen bir kişinin, mucizeler yaratan bir kişinin yanında balık figürünün bulunması, balık sembolünün bulunması bize
tekrar Babil'e, Anunnaki'ye götürecek. Bunu da şu 15 numaralı resimde görelim. Çünkü neden? Babil'de Oannes, Suriye'de de Dagan ya da Dagon diye bilinen bir tanrı var. Yani tanrı da demeyelim de bunlar belki zaman yolcuları, belki uzaysal varlıklar. Ama Babil'deki balık tanrı Oannes, bir Anunnaki varlık, Anunnakilerde olan malum kol saatine benzeyen nesne ve Anunnaki çantasını mutlaka elinde taşıyor. Fakat kıyafetine bakın, sanki bir balığın kafasından itibaren balık kılıfı gibi vücuduna giymiş. Şimdi burada bir balık tanrı, balık adam, yarı insan, yarı balık bir figür var karşımızda. Ve bir resim daha gittiğimiz zaman, 16. Yine burada bakınız, iki adet yarı balık, yarı insan, Anunnaki varlığı, ellerinde ab-ı hayat, yani simyacıların aradığı, ölümsüzlüğü sağladığı söylenen iksir taşıyorlar ve yaşam ağacını suluyorlar. Tabii ki yukarıda kutsal bağlantıyı, göksel bağlantıyı gösteren kanatlı disk var. Arkalarında da normal insanlar var. Normal insanlar bizim formatımızda ama yarı balık, yarı insan olanlar başka bir şey. Şimdi deniyor ki Oannes, yani Sümerlilerde, Anunnakilerde bilgiyi getiren, öğretiyi getiren, yaşam ağacını sulayan ve insanlara uzun ömür sağlamayı işte vaat eden, simyayı öğreten varlıklar amfibi idi. Hem karada hem suda yaşayabiliyorlardı ve bunlar çok uzun ömürlüydüler. Dagonlara geldiğimiz zaman, bakın biraz önce Dagon'du tanrının adı ve bizim de Mali Cumhuriyeti'nde karşımıza çıkan bu Afrikalı kabilenin ismi de Dagonlar. Onlar da diyorlar ki, Sirius'tan gelen, bize bir eğitim veren, bize matematiği, astronomiyi öğreten varlıklar amfibi. Yani hem suda yaşayabiliyor hem karada yaşayabiliyor ve balık tanrıydı diyor. Yarısı insan, yarısı balıktı. Ve UFO araştırmacıları, Erich von Däniken çizgisindeki araştırmacılar da diyorlar ki bunlar yani mitolojik varlıklar falan değildi. Çok gelişmiş uzay araçları olan, denizde de hareket edebilen uzay araçları olan bir takım, belki bir işte uçan dairenin mürettebatıydı. Balık adam kıyafeti giymişlerdi. E tabii denizden çıktı, karada da yürüdü, insanları eğitti. Burada bir kutsallık yok diyor. Fakat şu Dagonlarla ilgili bir iki resim göstermek istiyorum. Devam edelim 17'ye bir bakalım önce. Şimdi bakınız, Batı Afrikalı Dagon halkı Mali Cumhuriyeti'nde yaşıyor ve kutlama yaptıkları, yani dinsel törenler yaptıkları kıyafetleri, maskeleri de böyle. Bu arada bütün bu bizim ilkel dediğimiz Afrika'da, Güney Amerika'da, Papua Yeni Gine'de veya Avustralya'da veya aborijenlerde aklınıza gelebilecek bütün bu kültürlerde ki insanlar onları bir zamanlar ziyaret etmiş ve bilmedikleri şeyleri öğretmiş, teknolojik bilgi getirmiş olan ziyaretçileri birincisi tanrı olarak değerlendiriyorlar. Çünkü kendilerinde olmayan üstün bir bilgi. Aynı şekilde İkinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz Pasifik Adası'nda hiç beyaz adam görmemiş, son derece ilkel yaşayan adalı halklar vardı. Ve Amerikalıların işte yardım ekipleri helikopterlerle gelip bunlara ilaç verdi, ağrısını dindirdi, işte yiyecek verdi, karnını doyurdu. Belki daha sonra hayatını devam ettirmesini sağlayan bir takım temel ihtiyaç maddelerini bıraktı ve gitti. Ve bu insanlar bir kargo kültü oluşturdular. Yani onlara atılan hediye paketleri, yiyecek paketleri, ilaç paketleri o gelen pilotların tanrı gibi görülmesini sağladı. Ve dediler ki beyaz tanrılar geldiler, bizi iyileştirdiler, bizi doyurdular. Demek ki bunlar kutsal varlıklardır. Bu 1940'larda olan bir şey. İşte ben de tam aynı şeyi. Bugün itibariyle kaçırılanlar o temastan bir fayda sağlamaları lazım. Şimdi o dönem Dagonlar falan uzaylılardan bir şeyler öğreniyorlar. Bu dönemdekiler niye bir şey öğrenmiyorlar? Onu vurgulamak istiyorum. Sonra ne yaptılar biliyor musunuz? O beyaz tanrılar tekrar gelsin diye onların kıyafetlerinin benzerini sazlardan, hasırlardan yaptılar ve belirli dönemlerde işte danslar, ritüeller yaparak onları çağırmaya devam ettiler. Tabii gelen giden yok. Burada da aynı şey oluyor. Hatay'daki kavimle Dagonların arasındaki bağlantı o balık başka bir şey.
Hayır, balık değil. Nedir? Başka bir şey. İşte oraya geleceğiz. Biraz sabır şimdi. Adım adım gidiyoruz. Şimdi biliyorsunuz insanlar hayran oldukları kişilere benzemek istiyorlar. Bu bir pop sanatçısı olabilir, bir sporcu olabilir. Prenses Diana ilk defa ortaya çıktığında bütün kadınlar saçını onun gibi kestirdi. Farrah Fawcett vardı, siz Charlie'nin melekleri dediniz. Bütün kadınlar saçını onun gibi yaptırdı. Şimdi insanlar hayran oldukları kişiye benzemeye çalışıyorlar. Üstün gördükleri. Burada da o var. Bir resim daha gidelim. Evet, bir resim daha gidersek. 18. Sıradan. Bakınız, şimdi Nommo ırkı diyor ki, Dogonlar diyor ki, bize gelen tanrılar, yani bize bu öğretiyi verenlerin ismi Nommo'ydu. Bunlar hem amfibiydi hem de androjendi diyor. Androjen ne demek? Yani bir cinsiyeti yok. Erkek de değil, kadın da değil. Vallahi, eril de değil, dişil de değil. Ben buna benziyorsa hiç hayran olmam yani. Şimdi ne hiç kadar benzemek istemem. Yok, ne kadar etkilendiğin çok önemli orada. Evet, ama ki, onu üstün görmüş. İlkel bir hani de şöyle diyelim. Mesele, gelişmemiş bir toplumsun. Onu, sana bir motosikletle geliyorum ama hani güzelim, çirkinim fark etmiyor. O kadar gelişmiş bir şey ki o. Şimdi buradaki aslında hani özenmek, onun gibi olmak kavramı önemli. Tabii onu yani benzemek. Şimdi tabii ki onlar bir şekilde hani aldıkları, kestikleri işte bambu ağacıyla üzerine onları koyarak o olmuyorlar. Olabildiğince benzemeye çalışıyor. Açıkçası o dönemi yaşamaya ve yaşatmaya ve geleneklerini korumaya çalışıyorlar. Evet. Kafaları bunu uzatmak da, bunu da aynı şey. Bunu da sembolleriyle anlatmaya çalışıyorlar. Şimdi devam edelim. Ezoterizme baktığımızda şöyle bir bilgi var. Deniyor ki dünyada enkarneler, yani dünyada biyolojik varlıkların ortaya çıkması yedili bir sisteme bağlıdır. Ve yedi kök ırktan bahsediliyor. Onun resmini de görebilirsek bir sonraki 19. Evet, bakınız deniyor ki ilk enkarne olanlar dünyaya kutup ırkıdır. Ve bunların zaten bizim anladığımız anlamda bir bedeni yoktur. İkinci gelenler Hiperborea ırkıdır. Sonrasında Mu ırkı, sonrasında Atlantis ırkı gelmiştir. Buraya kadar duralım. Beşinci ırk Aryan ırkı bizleriz. Altıncı ve yedinci ırklar da gelecek ırklardır. Yani daha bunlar doğmadılar. Ve bunların işte üstün insan, eterik insan, kamil insan filan olacağını ümit ediyoruz. Bu Madame Blavatsky'nin önerdiği ve onun yedili sistem. Ya da humanoid, yarı robot, yarı insan. Evet, hibrit. Yani insandan daha gelişmiş diyor. O zaman yani, bu yapay zeka sıra içinde işte. Belki dediğim bir bakıma doğru oluyor, öyle anladım. Birden yediye kadar gidecek bütün evrelerde insan daha da kamilleşiyor. İşte daha ruhsal olacak. Ama daha eterik olmuyor olacak. İşte, maalesef olacak. Olmuyor yani. Tabii bu 10 sene 20 sene içinde olacak şey değil. Çok daha uzun zamanlardır. Şimdi ben sizi tekrar kutup ırkına götürmek istiyorum. Yani dünyaya enkarne olan varlığın henüz bir cinsiyetinin olmadığı zamana götürmek istiyorum. Bu nasıl bir şeydir? Buradaki şifreyi bize tarot kartları veriyor. Bir resim daha gidebilir miyiz? Şimdi tarot destesinde, ki tarot Avrupa'dan kaynaklı değildir. 15. yüzyılda İtalya'da ortaya çıkmamıştır. Harranlı Sabiler'in kitabıdır tarot. Ve onun da kozmik kökenleri var. 20. resme gidersek bakınız, klasik tarot destesinin 0 numaralı kartı soytarı olarak geçer. Abdaldır aslında. Eril ve dişil özelliklerin aynı bedende olduğu, yani androjen bir varlığı gösterir. İnsan ruhunun Sirius'tan dünyaya ilk defa enkarne olduğu zamanı gösterir. Tarot aslında asla ve asla bir fal ve kehanet aracı değildir. İnsanın ruhsal ve fiziksel tarihini gösteren bir simya kitabıdır. Şimdi tabii onların dedikleri bu şekilde. Yani başka öğretiler de var. Onlar da farklı şekilde söylüyorlar. Tarotla yani, ilgili olarak mı? Hayır, tarotla değil. Yani bu tarotun
söylediği farklı bir ne diyorsun? Yaratılış şeyi. Şimdi burada bir sürü farklı Sirius'un kurt takım yıldızı, Koronovis. Köpek takım yıldızı. Köpek takım yıldızıyla. Evet. Köpek de zaten yanındadır orada, bakın beyaz. Bağlantılı köpek. Yani buradaki sembol onu anlatıyor. Tabii avcı olan da Orion burada. Baktığınız zaman köpek takım yıldızı içerisinde yer alan en önemli yıldız Sirius olarak bilindiği için sadece şeyde değil, Tarot'taki ya da Hatay'daki o bölgede değil, bugün Anadolu'da, Orta Asya'da, Hermes'te, ya daha doğrusu Hermes dediğim hermetik öğretilerin oluştuğu süreçte, eski Mısır'da ve bizim Anadolu topraklarımızda erken Yunan'ın Helenistik döneminde bunlar çok önemli olmuştu. Horus'la, Isis'le ya da dönmüş Apollon olmuş. Bütün bilgiler birbirini Zeus tamamlar olmuş. Şimdi bu noktaları bağlamak önemli ama sizin hani şu bölüme kadar ne ilave edebilirim ya da o balıklarla ilgili ne söyleyebilirim derseniz şöyle bir katkıda bulunayım ya da farklı şey söyleyeyim. Dogonlar özellikle Nommo. Yu anlatıyorlar. Nommo dedikleri şey aslında bir varlık, bir kişi ya da bir zat değil. Nommo aracın adı. Aracın içerisinden çıkan varlıklar. O araçlar sudan yükseldiğini iddia ettikleri için sudan çıkan aracı balık şeklinde resmediyorlar. Ve bunun aracın hatta mağaranın içine girdiğini ve mağaradan sesler duyduğunu, Robert Temple bununla ilgili kitapları vardı ve Dogonlarla ilgili bütün onların anılarıyla ilgili yazan şeyler de var. Tabii bu isterseniz 19. resmi verirseniz onların o dönemdeki kayalara çizmiş olduğu resim bu. Onların tarifi 19'dan olgundan vereceksiniz. Olgun Bey'in 19'u. Aynen o başka evet. 19. Bunu da anlatabiliriz Cyberforia'ya kaldığımız yerden. Yani orayla da çok ilgili. Hızır'la ilgili olan kısımda bakın bu yarı balık yarı insan. Evet. Bu çizdikleri şey aslında baktığınız zaman üstteki o balığın kafasındaki şeyler bugünkü UFO resimlerine benzer nitelikte. Ama mesele şurada. Şimdi Sirius B'yi bulmalarına da geçeceğiz. O Sirius'un ne olduğunu. Bu ne peki? Yani Dogonlar bunu öğrendiler ve bir tek bu sembol Dogonlardan var. 17 numaralı, daha doğrusu 9 numaralı bir resmi verelim. Bakın 9 numaralı resimde şöyle göstereyim. Şurada bu bir vazo gibi bir şey ve erken Mısır döneminde bulunuyor. Şuradaki resim ve şuradaki resime yakınlaştıracağız birazdan. Onun yakınlaşmışını da göstereceğim. Figür bu aslında Horus'un gözünün işte bir kör olmasını anlatan olay diyorlar. Daha erken Mısır'ın savaşlarından bahsediyorlar ama resim olarak 17 numarayı verirsek. Bakın onun büyütülmüş hali bu. Bu Mısır'daki vazoda bulunan resim. Dogonların çizmiş olduğu resimle aynı. Ve bu bir ışın fırlatıyor ve Horus'un gözünü kör ediyor. Aslında Osiris'in bakışları, o detaylara girmeyeyim ama anlatılan bu. Ve diyorlar ki Dogonlardaki Nommo'yla Mısır'da görmüş olduğumuz bu, bunun ismine de NRMR diyorlar. Narmer diye bilinir. Ve bununla kendilerinin savaştıklarını ve Horus'un gözünü orada atmış olduğu bir ışınla kör ettiğini söylerler. Bu metinlere manyetik geçmiştir. Manyetik rezonans yani. Yani bir elektromanyetik dalga gönderilmiş. Şimdi, ya boşuna MR'dan şimdi, demiş demek ki. Şimdi bu şöyle bir şey var. Dogonların bunu Mısır'dan aldıkları, o kültürden esinlendikleri ve o döneme geldiği zaten söyleniyor. Bunun temeline baktığımız zaman Mısır'a gitmemiz gerekiyor. Evet, Sirius'u da söylüyorlar, Sirius Bey'i de biliyorlar. Aynı kült Mısır'da da var.
İSİS'i sembolize etmesi, daha sonra bunun erken Yunan'da bunların sembolleri, mesela Zeus'la bir bağlantısı vardır. Bir Apollon'la evet, bağlantısı öyle vardır. Bugün Argonavis takım yıldızı, Argon gemisi sembolize edilir burçlarda. 50 kürekçi çeker mesela. Evet. 50 kürekçi. Yani sürekli bir su, balık ve denizden çıkan Hızır konusuna geldiğimiz zaman Musa Hızır buluşmasında Kehf suresinde geçer ve balıklarını unuturlar. Orada sembol balıktır ve balığı bir sahrada bir anda kaybolduğunu görürler. Derler ki nerede balık? A, balığı unuttuk. Geri dönerler. Döndüklerinde balığı unuttukları yere döndüklerinde aslında Hızır'ı arıyorlardır. İsmi de Hızır olarak geçmiyor orada, adam olarak geçiyor. Evet. Yani ama öyle biliniyor. Gittiklerinde iki denizin birleştiği yerde Hızır Aleyhisselam'la karşılaşırlar. İşte oradaki iki deniz sırrı bize aslında her şeyi anlatacaktır. Mesela? Her şeyi anlatacaktır. Bir de balığın da canlandığını ve bir yol tutup gittiğini. Şimdi bakın, Etiyopik versiyonlarda bu olay Evarist Budge'nin kitabında, The Alexander Great'te tamamıyla bu olaylar yazar. Sahte Kallisgenes belgeleri denir buna. Ve o belgelerde ölü balığın canlandırdığı, Musa Hızır buluşması, hatta kara bir deliğin içerisinde gittiklerini, bu bulutun altında yol aldıklarına kadar detaylarıyla beraber vardır. Bu kitabı arzu edenler bulur ve okurlar. Bunun ne alakası var? Orada Hızır Aleyhisselam'la o adam diye geçer ve ledünlü ilim almıştır, onunla karşılaşırlar. Peki kimdir? Ama neden iki deniz var? Bakın çok önemli. İki denizin buluştuğu yerde onu görüyorlar. Bir tarafta balık ölü, bir tarafta balık diri. Schrödinger'in kedisi gibi. İki deniz... Bana şeyi de hatırlattı bu. Tatlı suyla tuzlu suyunun karışmadığı... Şimdi okyanus akıntısıyla ilgili Akdeniz'de Atlas karışıyor. Onunla ilgili araştırma yaptılar. Oradaki tatlı su tuzlu su değil. Onunla hiçbir alakası yok. Sıcak suyu büyük sırlar olsun. Onunla da alakası yok. Denizin içerisindeki kırılmalarla ve orada oluşan kırılımlar sonucu öyle bir renk oluşuyor. Hatta onu araştıran, ben bu Büyük Sırlar kitabında onunla ilgili bir bölümde yazdım. Onu araştıran profesörün de belgesini, o denizin aslında hiç böyle olmadığına dair yazısını koydum burada, alıntılı yani var. Yani sular hiçbir şekilde hiç karışmıyor yok, değil diyorsun. Yani orada tatlı su, tuzlu su diye evet, bir şey yok. Yani o sadece evet, bir uydurmasyon geçilmiş. Yani kitaba uydurmaya çalışılmış. Kur'an-ı Kerim'de geçen... Yani Kaptan Kusto boşuna Müslüman oldu. Yok, yok o da hikaye. O da hikaye. Onlar da hikaye. Yani oraya bağlamak için. Şimdi tatlı su ve tuzlu su diye zaten Kur'an-ı Kerim'de tatlı su ve tuzlu su diye ayırmıyor. Yok, demiyor. İki denizden bahsediyor. İki denizden bahsederken birisinde Fırat, diğerinde ise Ucaç diyor. Ve her iki denizden de mercan ve inci çıkar diyor. Bunu anlatırken Rahman suresinde cinlerin ve insanların yaşadıkları alanlardan bahsediyor. Bugün Ucaç'a baktığın zaman kelime kökü olarak Yecüc'le Mecüc'le aynı kelime aynı kökünden geliyor zaten. Yani onların boyutu. Fırat bize göre tatlı, Ucaç ise onların yaşam alanı. O durum. Başka bir boyuttan bahsediyor. Evet. Kesinlikle tabii. Evet. Yani hatta bunu Musa'nın o denizi yarmasına kadar belki bu konu gider ve bu iki denizin ayrı başka boyutun olmasını bizim evrenimizde aynı boyutta aynı yerde yaşayan iki farklı topluluk olarak anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Birisi cinler, tanımlanmayan maricinlardan yapılmış. Yani tanımı öyle, yapısı. Yani iki yapı suyu taşı, birbirine karıştırmayız dediği diyorsun ki bence iki tane boyut vardır. Bu boyutlar hiçbir zaman birbirinin içine girmez evet, ve karışmazlar. Karıştığı noktada evet, zaten oraya set örülüyor. Evet. Zülkarneyn
o seti kapatıyor. Keza oraya geçebilen bakın ne vardı şeyden o boyutun varlıklarında? Dalgıçlar yok muydu? Evet. Dalgıçlar vardı yani suya dalanlar vardı diyor. Süleyman bugün, zamanı Süleyman döneminde ediyorlar. Süleyman peygamber döneminde dalgıçlar vardı. Cinlerden dalgıçlar vardı. Nasıl dalıyorlar? Nereye dalıyorlar? Şimdi bu boyutun yani bu iki boyutun çarpışması var. Konu çok dağılmasın diye bunun en temelinden detaylı kelime köklerinden nerede geçtiklerini ayet ayet söyleyerek vermem lazım ki daha ikna edici konuşabileyim ya da kendimi daha iyi ifade edeyim öyle söyleyeyim. Fakat özet olarak geçiyorum. Olay budur. Fırat kelimesini... Çok detaylı isteyenler Büyük Sırlar kitabını alabilirler. Üçüncü kitapta evet. Daha çok. Daha yakında daha geliyor. Yakın, evet. Evet. Ve şunu anlatmak istiyorum. Bu sadece yaratılışın insanın nasıl olduğunu ve bu boyutların ne olduğunu Kur'an-ı Kerim aslında çok çok güzel anlatıyor. Peki şimdi konuyu dağıtmadan söyleyelim şimdi. Evet. Farah dedi ki Nusayriler ve Dogonlar şimdi bir yerden sonra o işaretlere geçeceksin yüzündeki evet. İşaretlere. Evet. Sen Dogonlarla ilgili bir sorun var mı burada? Yani anlatılan Dogonların şimdi mesela... biraz daha filmi saralım. Tamam. Dogonlara bak, geldiğim şöyle. Zaman şunu ilave edeyim o zaman. He. Şimdi bunlar Sirius Bey'i yani Sirius A'nın etrafında 50 yıllık bir sürede döndüğünü buluyorlar. Ve bunu öğrendikleri şeyler. Ona da Potolo diyorlar hatta. Potolo ne demek? En küçük tohumlarının ismi. Tolo. Ve en küçük noktayı onu bildikleri için o gezegeni Sirius B'ye Potolo ismini veriyorlar. Ve burayla aslında o Tolo isminde etimolojik birçok yere çıkartabiliriz. Tatule kadar gider o. Ve kendilerinin oraya gelenlerin buradan geldiklerini, Sirius'tan geldiklerini biliyorlar ve kendi dedi Farah'ın da dediği gibi onları eğittiklerini, öğretilerini verdiklerini ve geleneksel olarak uyguladıklarını biliyoruz. Ama bu öğretinin aynısını Mısır'da işte o yani şunu erken mu özetliyorsun? Dogon'un öğretilerinin hepsi aslında dünyanın her yerindeki öğretilerle hemen hemen eşdeğerdir diyorsun. Böyle Sirius hep bir yer almıştır. Evet. Sirius yani, hep bir önem kazanmıştır. Bu şimdi Kur'an'da da zaten şöyle diyor. Necm suresi 49'da ben Şira'nın da Rabbiyim. Yani Sirius'un Arapçası Şira. Ve önünde sonunda bu Şira ile alakalı hiçbir şey yok. Sadece şunu diyor. Biz diyor At ve Semut kavimlerini helak ettik. Ondan önce de Nuh'un kavmini helak etmiştik diyor. 49'dan sonra 50'ye geçtiğimizde onu da söyleyeyim. Yani çok da o ayetle ilgili hiçbir şey söylemiyor. İşte şüphesiz o Şira'nın da Rabbidir. Şüphesiz o önce gelen Ad ve Semut kavimlerini de helak etmiştir. Yani bu durup dururken iki şeyin arasında birdenbire yani 48 ile 50'de hiçbir şey yok. 49'da hiçbir şey yokken ben Şira'nın da o yıldızın da Rabbidir. Şöyle, demek ki oradan Ali'cim, birileri gelmiş. O Şira'nın Rabbidir dediği noktada öncesini okucaksın. İşte öncesinde onu anlatıyor. Bak o çok ilginç evet. Bir şey var. Onun öncesindeki uyarılar var. Yani meleklere zaten. Diyor. Dişilerin adlarını takıyorlar. Ve onlar diyor meleklerin yaratılışlarını mı görmüşler? Aslında daha da geriye gittiği zaman Lat Menat Uzze'ye ya biliyorsun. O şeye geçiyor. Yani Necim suresi tabii Yıldız Necim suresini onları, oradan alarak bak. Mesela, yani hani, o Şira'ya geleseye kadar bölüm Lat Menat Uzza'dan başlayıp o bölüme kadar gelene kadar. Peki bu Lat Menat Uzza'nın da mesela ne olduğunu bilmiyoruz değil mi? Kutlar olarak biliyoruz. Ne nasıl biliyoruz? Biliyoruz. Tamam. Senin kızları olarak biliyoruz. Efendim? Ay Tanrısı senin kızları olarak evet. Biliyoruz. Ayrıca şöyle biliyoruz. Şimdi şöyle toparlayalım. Şunu söyleyeyim onu. Yani şöhret ne olduğunu bilmiyoruz derken Lat, şunu demeye çalışıyorum. Yani, o da var. Ay Tanrısı senin kızların isimleri Lat Menat Uzza mı? Bu bir. Ama Uzza'nın birebir motomot karşılığı Zeus'tur. Zeus'un karısının ismi Lat'tır. Zeus Lat'la birlikte olurken Hera. Kuğu kılığına girer. Lat'la Leda. Azra Erhat Leda'nın ismini, Lat'ın ismini yani Lat diye geçer Anadolu'da.
Zeus Lata kuğu kılığına girer ve onunla birlikte olur. Onun çocuğu Apollon doğar. Bir de yine diğer putun ismi geçer. Ötekileri değil, Menat diye geçer. Bugün Menat diye baktığında Yunan mitolojisinde Minotaurus'a anlatır. Boğa. Aslında Yunan mitlerinde bunları putlaşmışlardır. Yani daha doğrusu putlaştırmıyorlar, ona tapıyorlar. Nuh'la beraber Nuh peygamber de Ved, Suva, Yeus, Yevuk dedim ya. Onların bir tanesi kartal yüzlü. Ved, Veda dinini anlatır. Nesir kartaldır, Horus dinine gider. Kartal başlıdır. Shiva, Suva diye geçer. Shiva'yı anlatır. Aynen. Baktığın zaman bu dört tane betimleme kerubi meleklerin yüzüdür. Meleklerin kendilerini melek formatında gösterip orada desileler kurmuşlardır. Tamam. Şimdi şöyle. Şunu da söyleyeyim. Evet. Lat Menat. Bugün Menat ismi zaten Minotaurus boğa başlı tanrı. Bugün Samiri'nin buzağısına kadar gider. Menat'ın isminden tut da birçok yere bu zaten adını veriyordur. Boğa kültüdür. İşte bunların anlatıldıktan sonra, bunları anlattıktan sonra o demiş olduğun yerde ilerlersin diyor, der ki meleklere diyor dişilerin adlarını takıyorlar. Konuyu nerede bitirir? Şira'nın Rabbi de odur diye Kur'an noktayı koyar. Der ki siz onların yaratılışına mı şahit oldunuz? Hayır, hiçbir şey bilmiyoruz. Sizin taktığınız isimlerdir bunda diye uyarıyı yapar. Bu isimleri sizler taktınız. Siz yaratılışlarını görmediniz. Yok. Ben size bunları verdim. Verdim der, bunları reddeder. Ve en son noktayı şimdi bir 16 numarayı alalım. Ekleme yapıp konuya tekrar dönelim. Çünkü konu karıştı. Yok, ben hepsini toparlayayım. Şuradan dolayı karıştı. Yani başladık Dogonlara. Dogonları bir bitirelim. İstersen Farah orayı bitirelim. Tabii. Senin açıklamaların keyifliydi. Değişik konulardan baktık. Ya hayır. Farah'taki evet. Şimdi bir resim gösterdi Farah. Hep balıktan filan bahsediyoruz. Biraz önce Olgun da o balıkları gösterdi. Bakın buradaki insan aslında bunlar balık insan değil. Bunlar balık kıyafeti giymiş insan. Ama şöyle şimdi, de bir şey var. Yani yapan ressam öyle veya heykeltraş şimdi şöyle, öyle yorumluyor bunu. Bunun bir örneğini nasıl yapalım? Bugün şu anda yok elimizde ama Papa'nın kıyafeti de aynı kıyafet. Şapkası, yani aslı kıyafet de aynı kıyafet. Desenine falan yani baktığınız zaman balık desenlidir üstü. Balığın çünkü ağzıdır. Kafasındaki işte şapkası da aynı şekilde balık ağzıdır. Şimdi bu kültür çok hani derinden ve dipten gelen bir kültür olduğu için söylüyorum. Şu Dogonların yüzlerini de bir işle istersen bitirelim. Tamam. Şimdi o zaman yine bir şekilde Göbekli Tepe'ye sonra sana dönelim gerekecek. Sen ekleyeceklerini söyle. Ben şöyle bir hızlıca toparlayayım. Evet. 21. resme gidebilir miyiz lütfen? 21 arkadaşlar. 21. resme bir gidelim. Şimdi Göbekli Tepe çok önemli, Karahan Tepe çok önemli. Çünkü buradan çıkan eserler bize farklı ırkların ve farklı enkarnelerin nasıl geliştiğini gösteriyor. Yine bir ezoterik bilgi var. Kendiliğinden doğanlar, eşeğsiz üreme, nemden, terden doğanlar, melezler, yumurtadan doğanlar, büyük bir ihtimalle reptilyanlar ve ana rahminden doğanlar, insanlar diye bir sıralama yapılmış. Yani bunun memeliler, sürüngenler, işte bakteriler, monera alemi diye biz bilimsel olarak anlatıyoruz. Sadece biz diyoruz ki sadece memelilerde bir insan bilinçli, diğerlerinin hiçbirinde bilinç yok diyoruz. Evet. Fakat daha önce bunun olmadığına dair elimizde de bir delil yok. Bu olabilir. Yani daha önce bu tarz doğanlardan, yani bizim bilimsel olarak ayırdığımız ırklardan bilinçli varlıklar olmuş olabilir. Ve devam ediyoruz. Yine Karahan Tepe'den çıkartılan bazı eserler var. Bir resim daha gidelim. Burada da bir insan vücudunu paylaşan iki başlı bir karakter. Bu da eril ve dişil özelliklerin ayrıldığı anı gösteriyor. Yani üçüncü kök ırktan sonra ayrılıyor. O döneme kadar eril, dişil özellikler aynı bedende bulunuyor. Siz öyle mi görüyorsunuz? Bir vücutta iki başın olduğu başka yerlerde de var. Devam edelim mesela bir sonraki resimde. Biz bunu hem Çatalhöyük'te görüyoruz hem de Anadolu medeniyetlerinde görüyoruz. Çünkü hala aynı kavram ve hala aynı üçüncü kök ırkı anlatıyor. Devam edelim.
Aynı şeyi Suriye'de de görüyoruz, Balkanlarda da görüyoruz. Devam edin, devamlı akıtarak gidelim. Yani bir bedenden ve iki tane kafanın veyahut da tabii vücutun oluştuğu bir yapı. Yani eril burada ve dişil özellikle aynı bedende olması. 25'te çok net göreceğiz bunu. Ve Asya'da tabii ki evet, aynı şeyi. Bakınız, DNA sarmalını ve kozmik bağlantıyı zaten açıkça gösteriyor. Şimdi biz Göbekli Tepe'ye yaptığımız gezilerde Şanlıurfa Müzesi'nde bir totem var. Ben bu totemi şimdi sizlere göstermek istiyorum. Çünkü bu totemde, yani şuradaki totemde 4 ayrı ırk gösteriliyor. 4 ayrı yüz ve 4 çift kol var. Birinci ve ikinci yüzler parçalandığı için ne olduğunu göremiyoruz. Ama biraz önce bahsettiğim bu işte eşeysiz üreyenler, nemden doğanlar, terden doğanlar, yumurtadan doğanlar ve ana rahminden doğanları simgeleyen bir totem bu. Fakat şimdi Karahan Tepe'den en son çıkan ve hepimizi çok etkileyen bir başka figür var. 27. resimde onu bir görelim. Şimdi bakınız, bunun bir benzeri daha Karahan Tepe'de bulunmadı. Normal insan formatından daha farklı, özellikle alın yapısı insana benzemeyen ama insana da biraz benzeyen bir karakter var karşımızda. Ben bunu araştırdığım zaman, bir resim daha gidelim, 28'e gidelim. Star Wars'ta bir benzerini buldum. Ve bu benzeri 13. yüzyılda Fransa'da yapılmış. Bakınız, sol taraftaki, yani Karahan Tepe'de çıkartılan 10 bin yıl önce hangi heykeltıraşın elinden çıktığını bilmiyoruz. Ama ona çok benzeyen diğer karakter 13. yüzyılda bir Fransa'daki çeşmede süs amaçlı yapılmış. Şöyle yapalım. Dogonlardaki ilişkiyi soruyorlar. O daha sonra gelecek. Hadi ona bir gel şimdi. Ama dur şimdi, yani sırasıyla atlayamam. Atlarsam arada kopukluk olur. O zaman ne kadar hızlı geçersen reklama getirelim. Yani müsait olursam, tabii izin verilirse anlatacağım, sözüm kesilmezse eğer. Şimdi bir sonraki resme gidelim. Bakınız, aynı karakteri bu defa Pasifik Adaları'nda görüyoruz. Yine kutsal bir varlığın heykeli olarak. Devam edelim. Yine kutsal varlıkların heykellerinde biz aynı alın yapısını görüyoruz. Ama sadece Asya Pasifik ülkelerinde değil, devam edelim. Sibirya'da da görüyoruz. Yine bir sonraki resme gidelim. Afrika'da da görüyoruz, Yeni Zelanda'da görüyoruz. Yani birbirinden çok kopuk gibi görünen bütün bu ırklarda biz aynı karakteri, aynı farklı alın yapısını görüyoruz. Ve yine Maorilere sizi götürmek istiyorum. Maorilerde şamanlar yüzlerine bu maskeye benzeyen dövmeleri yaptırıyorlar. Çünkü yine aynı noktaya geliyoruz. Ezidi kadınlarında ve Nusayri kadınlarında olduğu gibi yüz vücuttaki en kutsal organ. Ve devam edelim. Arka arkaya resimleri, 3 resim daha gidelim. Yine Maorilerin şamanları. Bir sonrakinde soldaki bir fotoğraf, sağdaki bir yağlı boya ve bir sonraki resimde bugün çekilmiş bir resim. Yani Karahan Tepe'de ortaya çıkan o heykelin birebir aynısını yüzlerine yaptırmışlar. Şimdi Afrika'dan bir şahıs getirmek istiyorum size. Afrikalı bu adam daha da ileriye gitmiş. O resme gidelim, bir sonraki resme gidelim. Dövme yaptırmamış, alnını yara izleriyle, yani kestirerek şu organı, yapay bir organı oturtmuş. Bu neden oluyor? Çünkü yine kendini bir başka varlığa benzetme arzusu var. Hastalık bir derecesinde zamanlar, tapmış yani. Demek. Evet. Şimdi Afrika'da bazı kabileler yarayla vücutlarını kestirerek, yara izi bırakarak kendini değiştiriyorlar. Ve Güney Sudan'da yaşayan bir kabile var. Ona gidelim şimdi. Bu insanlar, kadın veya erkek fark etmiyor, yine vücutlarını kestirerek bu izlerin kalıcı olarak bir dövmeden de öte vücutlarında yerleşmesini sağlıyorlar. Hep devam edelim arka arkaya resimlerle. O resimleri hızlı hızlı, benzer bakınız, resimler çünkü arkadaşlar. Aynı Karahan Tepe'de gördüğümüz heykelin alnında olan gibi. Şimdi bunu neden yaptırmış olabilirler? İsterseniz reklamlardan sonra mı anlatalım? Bitir bunu. Bitireyim ondan peki. Çünkü yani bu konu bitmiş olsun. Dinka kabilesi bu ve Dinka kabilesi Güney Sudan'da yaşayan çok ilginç bir kabile. Kendilerine bilgi getiren, öğreti getiren, varlıkların alnının ortasında var olan
bir organla iletişim kurduğuna inanıyorlar. Göbeklitepe'de, Karahantepe'de diyoruz ki bu insanların lisanı yok muydu, konuşmuyorlar mıydı? Belki de konuşmalarına ihtiyaç yoktu. Çünkü bir sonraki resme gidelim. Biliyorsunuz yunuslarda, yarasalarda ve balinalarda ekolokasyon dediğimiz ya da biosonar dediğimiz kendiliğinden, yani doğanın verdiği bir teknoloji var. Alınların üstünde yer alan bir organla hem yarasalar hem de balinalar iletişim sağlıyorlar ve kendilerine yaklaşan bir hedefi veya bir tehlikeyi sezebiliyorlar. Yani denizaltıları da aslında bu teknolojiye bağlı olarak geliştirilmiş. Biz tekrar hem Karahantepe'de bulduğumuz yani heykele... Ama yani şeyi tespit etmek için iletişim değil de iletişimi sesle yapıyorlar. Yarasalarda, yunuslarda hepsi sesle yapıyor. Ama bu, bir tehlikeyi hissediyor. Bu avlarını bulmak için, önündeki engeli, engeli görmek için. Bir ses dalgası gönderiyorlar. Yani radarın şeyi işte, radar, yani denizaltındaki hali. Radar. Tabii biyolojik radar. Biyolojik radar. Yönlerini de buluyorlar. Biyolojik bu güvercinlerde de var, göçmen kuşlarda da var. Hepsinde var. Az vaktim kaldı. Tabii. Hızlanırsak. Tamam, bir resim daha gidelim o zaman. Sizi eleştirecekler sonra, o yüzden. Şimdi bakınız. Şey, aynı şekilde Karahantepe'deki karakterin ve Afrika yerlisinin, yani sen burada aslında organın, tüm olayı denizden gelen adamlara bağladığın için diyorsun ki bunlar yunusların veyahut da yarasaların veyahut da benzer varlıkların kullanmış oldukları yön bulma sistemine, yön bulma, iletişim kurma, kendini tabii, ifade etme. Tabii 46 numarayı bir alalım mı? O ilginç tabii. Ve tabii uzay yolu sevenler için Klingonların neden böyle alınlarının ortasında bir garip organları var. Ve bir sonraki resme de geçecek orada olursa. Orada çizgilerin yönü ters. Diğerlerinde böyleyken bunda aşağı doğru. O fark etmez. Çünkü bu neticede bir hani kurgudur. Klingonlar, Star Trek yani uzay yolu seyircileri iyi bilir. Asyalı bir topluluğu anlatıyor. Asyalı oldukları iddia ediliyor. Ve yine bizim Karahantepe'de gördüğümüz karakter ve işte Klingonlar ve Afrika yerlilerinin vücutlarına yaptırdıkları bütün bu işaretlerin, ben dünya dışı kaynaklı olan bir ırkın insanlarda olmayan bir organı olduğunu düşünüyorum. Yani o yani biyoloji... 51'i bir verin, 51'deki... Nusayrilerin kullanmış oldukları dövmelerde aslında yapmak istedikleri buydu. Bu da diyorsun bir dünya dışı varlığın önemli bir organı vardı. Bu organ insanda olmayan bir organdı. Onun için onlar için önemli olan, bunların tanrıları olabilir, eskiden gelme. Siz onlarla sohbet etme şeyi fırsatı buldunuz mu gittiğinizde? Nusayriler. Hani onlar neden hani bir açıklama getirdiler mi? Bazı sohbetlerimiz oldu ama özel olduğu için burada tabii açıklayamam şu anda. Yani çekimlerimiz de oldu zaten. Yani burayla ilgili neden onu yaptıklarını... Şimdi aynı zamanda neden orayla ilgili, yani paylaşamayacağım bazı şeyler var ama üçüncü göz meselesi. Bizim üçüncü göz diye bildiğimiz şeyin, ben Karahantepe'deki karakterin ve Afrikalı yerlilerin kendilerini yara izi açarak, keserek yaptıkları şeyin çok gelişmiş bir üçüncü göz, bir biyolojik radar olduğunu düşünüyorum. Ve bu insanlarda tabii ki şu anda bilinçli olarak belki bunun farkında değiller ama bir üçüncü göz ve insanlarda olmayan bir organın vurgulamasıdır. Bu arada çok ilginç bir şey daha var. Tabii bunun Nusayrilerle ilgisi yok ama bu bahsettiğimiz Afrikalı kabile dünyanın en uzun boylu insanları. Evet. Ona da bir girelim. Yani 53 isterseniz numarayı bir verirsek bunun gibi diyorsun. Yani dünyanın ardından en uzun, 54'ü de verin arkadaşlar. Farklı bir DNA yapısına. Dünya rekoru yalnız kadın ve erkekte Türkiye'de. Türklerim. Biliyor muydun bunu? Nasıl? Dünyada en uzun boylu insan kadın ve erkekte Türkler. Türkiye'de. Ama herhalde bireysel ırksal olarak değil. Yani buna ırksal olarak. Büyüme hormonu bozukluğundan kaynaklanan bir durum yani. Evet. Ama sonuçta ırksal olarak. Şimdi aynı şeyi ben de yapmışım şimdi ötekiler gibi, Dogonlar ve diğerleri gibi. Evet. Ya biz zaten iletişimi anlatmak için kullandığımız şey insan beyninden yayılan sinyaller. Düşünceyi ifade etmek için kullandığımız. Bugün 2022'de de biz bu
şeyi kullanıyoruz. Yani bir buradan yayılım var. Radyo frekansı içinde bunu kullanıyoruz. Yani televizyon yayını içinde bunu kullanıyoruz. Bütün ya bir bilgi ve sinyal gönderiyorsak hepsini ifade etmede kullandığımız şey bu bizim bilinçaltımızdan geliyor herhalde ki. Yani daha önceki atalarımız da bunu kullanmış, yapmış ve genetiğimize işlemiş. Şey. Yani Nuh öncesi çok teknolojik kavimler, ben de ona inanıyorum. Bizim insan olan kavimler, onlar da kullanmış ta bugüne kadar gelmiş. Yani hiç iletişimin olmadığı bir zaman, 1800 telgraf yok, böyle bir uzaktan iletişim yok. Sonra bir bakıyorsunuz 100 sene içerisinde muazzam bir gelişme ve radyo bulunuyor. Biz bunu böyle, şimdi, her şeyi böyle Şöyle bir şey soru var. Bu fenomenler, özellikle UFO fenomenleri. Ben gördüm mü? Ben de gördüm. Yani şimdi burada anlatmaya kalksam hani bana çok konuşuyor arkadaşlar. Yani o ışıkları ben de gördüm. 20'li yaşlarda gördüm. Birçok arkadaşım gördü. Bugün radarda çalışan Eskişehir'de üste ayrıldılar keza şimdi ama onlar uçak kaldırdılar gittiler, bunlar anlatıldı, birçok programlar yapıldı. Bir uzaylı gerçeği var. Yani en azından benim için söylüyorum çünkü gördüğüm için söylüyorum. Yani bu uzaylı mı yoksa dünyada var olan gelişmiş şimdi bir bu dünyada medeniyet bu, mi? Bu neyse, adı neyse çünkü şu ana kadar merhaba tokalaştım deyip böyle bir vesikalık fotoğraf çektiren yok. Yani şu ana kadar medyaya o sızmadı. Birçok video var. Medyaya zaten sızmaması gerekiyor. Şimdi zaten şöyle de bir şey var. Çekilen fotoğraf veya videoların net olmaması lazım. Yani şunu mu karar verdi onlar? Gökyüzünde bizi seyredin. Kafanıza göre takılın. Biz burada varız. Ama size resim vermiyoruz. Her gördüğünüz ama, ışık şimdi bakın, uzaylılar tarafından şimdi, gönderilen UFO'lar olmayabilir. Bakın, dünya yapımı olanları bakın, da var. Onu bizim da her gördüğümüz anlatılana zaten inanmamamız gerekiyor. O ayrı bir şey. Araştırmacı olarak bakmamız lazım ve tarafsız olmamız lazım. Şunu demeye çalışıyorum. Ancak kadim metinlere ve kutsal kitaplara baktığınız zaman... İşte Hezekiel'den tutun Kur'an-ı Kerim'de anlatılan birçok olaylara, Lut kavminin yok oluşuna, İbrahim peygamberin sofrasına melekler geliyor mesela. Ama İbrahim peygamber onun melek olduğunu anlamıyor. Daha doğrusu elçi diye geçiyor. Anlamıyor. Ta ki yemeğe dokunamadığında korkma diyor. Biz diyor elçileriz, Lut kavmine gönderildik diyor ve o kavmi helak ediyor. Ama yemeğe dokunamadıkları anda ya da yemedikleri anda onun melek olduğunu ya da elçi i̇nsan olduğunu olmadığını. İnsan olmadığını anlıyor. Ama o zamana kadar insan zannediyor. Bakın insan formuna girdiğini görüyoruz meleklerin. Bugün Meryem Hazreti Meryem'in hamile kalmasından tabii tutun da işte Zekeriya peygamberin karısının ve kendisinin kısırlığının giderilmesinde İbrahim peygamberin de keza öyle. Sera validemizle. Ve bunların hızlarının bir gün için 50 bin yıl sürede inip çıkmasında zaman boyut farkında yani Gamam, müdahale mesela etmez. Gamam diye geçiyor Musa peygamber oradayken çevirilerde bu gölge bulut diye söyleniyor. Onun altında manna ve selva geliyor. Yani işte onda bıldırcın eti vesaire cennetten gelen meyveler olarak ya da yiyecekler olarak çevriliyor. Bunların ne olduğunu ama şu anda var mı böyle bir şey? Yok. Bizim dönemimizde yok. Yani bu olayları birebir anlatan denizin yarılan bir asa var ki denizi yarıyor. Hatta bir mesela makine var ortada yani. Yani Burak, ne demek istiyorsun bu kadar şunu, teknolojik şeyden? Bu şunu demeye çalışıyorum. Kadim metinlere baktığımız zaman ve geçmiş tarihe baktığımız zaman bu olayları daha somut görüyoruz. Şu anda şöyle bir şey desek, günümüzde biraz evvel o resmedilen uzay yolu resimleri ya da galaktik savaşlar, Stargate'le ilgili olaylar. Bundan 300 yıl sonra deseler ki bizden ya da 3000 yıl sonra, 30 bin ya da 300 bin yıl sonra, ya 2000 küsür yılında öyle bir şeyler yapmış ki bu kişiler, işte galaktik tipler, enteresan şeyler görebilirler değil mi bizim animasyon resimlerimizi? Sinemalarda ve sinemalarda oynayanlara. Bizim uzayda yolculuk yapabildiğimizi, işte zaman sıçraması yapabildiğimizi falan düşüneceklerdir. O da ilginç bir şey olacaktır. Şimdi bizim şu andaki... Ama gerçeği yansıtmayacaktır bu. He,
Ama gerçeği yansıtacak yani mı? Şimdi bir tufan sen, daha olursa diyor şimdi yani. Tutarlı hani belirleyelim. He, tutarlı. Sen bunların gerçeği yansıtmak için bir... Bunu aradan sonra daha detaylı anlatırım. Yok, bir burayı bitir daha vaktim tutarlı var 2-3 dakikada. Tutarlı olduğum şey hem şu. Hem uzaylı var diyorsun diyor hem ben, de bunu söylüyorsun şimdi, diye. Uzaylı şunu, var mı yok mu? Yani uzaylı dediğin bir gelişmiş uzaylı, bir medeniyet var mı? Gelişli. Bahsettiğimiz asa bu gelişmiş medeniyetin bir ürünü mü? Yoksa bir hayal ürünü mü diyor? Bu gelişmiş bir medeniyetten ziyade ben Mele-i Ala ile alakalı görüyorum onu. Ne demek istiyorsun o, yani? Mele-i Ala da yani bir cihazın bir şeyin kabiliyetleri anlamına da geliyor. Yani Kur'an'da melek sadece başka bir varlık değil, melaike olarak anlattığımızda onun kabiliyetleri anlamına yok, gelir. Orada şöyle bir durum var. Yüce Meclis diye geçiyor. Şeyde mesela ahit sandığı için, kutsal sandık için onu melekler taşır der ya. Hani orada evet, aslında onun kabiliyetleri var. O kendi kabiliyetleriyle evet, taşınıyor. Yani yoksa iki melek, dört tane melek girmiş tabut taşır gibi bir öyle bir tasvir var zaten de. Öyle bir sistem değil. Yani bu alet kendi kendine yer değiştirebilen, görünüp kaybolabilen bir şey ki yani zamanı gelince çıkar mı çıkmaz mı ona bir şey demiyor. Yani sen ne diyorsun? Kabiliyet yani olayı da var ama burada. Sadece melekler değil. Yani bu, Allah'ın bahsettiği melekler işte 40 şey kanat, 100 kanatlı vesaire. Şimdi böyle de bir sistem var yani. Şimdi bir cihaz, bir şöyle makine, bir şey var. Şöyle bir şey var. Bugün bizim cin diye tanımladığımız ya da Kur'an'da geçen cin tanımı İnsandan önce yaratılmış varlıklar. Evet. Kur'an'a göre böyle. Daha sonra insan yaratılıyor. Ve peygamberler geliyor. Ve o dönemde şöyle bir ayette şöyle geçiyor. Mele-i Ala'da tartışma var. Bunlar dedi kendi aralarında tartışıyorlardı değil mi? Nitekim bu tartışma neydi? Mesela bunun üzerine konuşmak lazım. Ve bu Mele-i Ala'yı dinleyen belli gökyüzünde konaklar var. Ve o konaklarda cinler dinleyebiliyor. Şimdi biz cin kelimesini... Ben şunu sordum. Şimdi, bunu cevaplayayım. Evet. Detaya girmeyelim. Şimdi reklama gir. Şimdi seni konuşturacağım reklamdan sonra. Şunu söyleyeceğim. Sen bu işi bir yani üst aklın enstrümanı mı? Hayır, bir hayal ürünü mü diyorsun? Ne dediğini söyle bana. Üst aklın da enstrümanı değil, hayal ürünü de değil. Nedir diyorum peki? Bu insanlarla beraber yaratılmış bu boyut içerisinde yaşayan varlıkların gelmiş olduğu teknolojidir. Biz bunlarla aynı boyut içerisinde yaşayıp ve bu boyut içerisinde onların insanlarla bir dönem iç içe yaşayıp bunlarla etkileşime evet, geçtiği bir süreç vardı. Ve bu süreçte yine var. Bakın kesinlikle yok demiyorum. Yani. Yine var. Katılıyorsun sen. Katılıyorum. Bir dönem yaşamışız. Bir ve şey bunların olmuş, var olduğunu, bunun olduğunu şimdi öyle kısa zamanda sorular soruyorsun ki bunu ayetlerle, evet, kelimelerle detay detay anlatacak. Beni bir gün yalnız başıma alırsın. 4 saatte konuşurum. Daha ikna edici konuşabilirim. En azından belgelerimi sunabilirim. Şimdi tabii şöyle yapmamız şimdi lazım. Şimdi ben sana bildiklerimi şifaya söylüyorum. 4 saat program yapıyoruz uzun bir süre. Evet, 4 saatte olabildiğince detaylı anlatmaya çalıştığımızda alacak kitabı okuyacak. Şimdi ben bir iletişimci olduğum için iletişimde sanat nerededir biliyor musunuz? Burada herkese söylemiş olayım. Şimdi ben reklamcıyım. Ben size öyle bir şey söyleyeyim ki birileri gelir dünyayı değiştirir diye bir slogan attım ortaya. Evet. Şimdi bunun altında kaç sayfa yazarsınız? 800, 1000, 10.000, 100.000 istediğin kadar. Kelimeden bile yazarsın. Önemli olan hani o 4 saat içinde bir de hani beni de sayarsak 5 konuğuz. Evet. 5 konuğun özetle bu konulara nasıl baktığı önemli. Çünkü Aydın Londra'dan geldi. Sen Eskişehir'den geldin. Evet. Hatay'dan geldin. Hatay'dan geldi. Sen de İstanbul'dan geldin. Şimdi dolayısıyla bu çeşitliliğin özetlerini bulmamız lazım bu programda ki keyifli olsun. Şimdi şöyle bir reklam arasına gidiyoruz değil mi arkadaşlar? Evet, bir reklam arasına gideceğiz. Daha konuyu şimdi açtığın yerden devam edelim. Yapay zeka bilinç aşamasına ne zaman varacağı konuşalım. Konuyu biraz farklı yere getirelim. Hadi bir reklam arası. Evet sevgili dostlar, Farah Yurtözü, Ali Selman Demirbağ, Olgun Aydoğdu ve Aydın Türkgücü ile efendim dünyanın gizemlerini konuşmaya devam ediyoruz. Farah şöyle bir şey demişti. Dedi ki
Aslında sembollere bakarsak, ben özetliyorum, katılacak mısın bilmiyorum Farah. Sembollere bakarsak aslında işin aslını da görebiliriz. Neydi bu sembollerden bir tanesi? Onun tabii kendi çıkarımı, 43 numarada gördüğümüz resmi bir verin, onu bir ekrana aktaralım. Diyor ki yani aslında bazı varlıkların, yani bu Yunus olabilir, yarasa olabilir, bunların bir iletişim şekli var. Bu iletişim şekli biz frekans, bugün cep telefonlarında da hani çok alıyor mu sinyal, almıyor mu işareti bir semboldür. Aslında bu sembolü diyor, dikkat, hem diyor Nusayriler hem de Dogon kabilesi bile kullanıyor. Yani sadece şunu anlıyoruz ki, tabii. Karahan'da şöyle dedim. Görüyoruz. Onlar bile dedim. Hani evet. Herkesi kastediyorum. Evet. Yalnız oraya gitmeyelim. Aborjinlerin göğüslerinde de var, değil mi? Evet. Yani şunu söylüyor. Sembollere baktığımız zaman şunu görürüz. Ya ileri bir teknoloji olması lazım, birilerinin kullandığı, veyahut da diyor bu semboller bir varlığın bir farklı organı var. İnsanlar da veyahut da hani biraz daha gelişmemiş olan medeniyetlerde onlar gibi olmak istediği için onların sembollerini kullanıyor dedi. Yani kabaca özetlemek gerekirse bunu söyleyebiliriz. Peki konu geldi tabii hemen. Peki bu bilinç ne olacak? Bir sonra bu insanoğlu kendini geliştirmeye çalışıyorsa, yani veyahut da şöyle söyleyelim, başka düşüncelere göre bir üst akıl var. Bu üst akıl bir şekilde insanları klonlaştırdı veyahut da Anunnaki hikayelerinde olduğu gibi bir şekilde bu insanlarla daha gelişmiş varlıklar bir şekilde cinsel ilişkiye girdiler, çocukları oldu vesaire vesaire. Doğru mu Olgun? Bir girme. Hemen bir bitiriyorum. Dolayısıyla şunu söylemek istiyor. Ondan doğan çocuklar da diyor insan soyu oldu diyor. Bu bir başka düşünce. Şimdi peki biz de bir aynı şekilde bir varlık üretiyor muyuz? Yani bugün korktuğumuz bir sistem var. Bu sistemin altında neler var? Robot insanlar. Doğru mu? Evet. Şimdi sen teknoloji, Cyberpunk. Bir bakıyoruz daha da gelişmiş. Yani bu avatar boyutuna kadar gidecek varlıklardan bahsediyoruz. Yani konu bir yapay zeka ile çalışan bir bilinç oluşturulursa, bu bilinç ne zaman insanoğlunu geçer veyahut da bu bilinç daha da hani akıllanırsa, insanoğlunu geçerse bir medeniyette kırılma olur mu? Ne diyorsun? Sen bir şey ekleyeceksin bir şey kısa herhalde. Sana katkıda bulunacağım. Çok kısa olursa sevinirim. Temelde şu var. Geçmiş kadim metinlerde özellikle Kur'an-ı Kerim şuna itiraz ediyor. Bu varlıkları, bu tanımlamada olanları ilah edinmişler. Bakın en büyük tehlike bu. Tuzakları da buydu. Bunlardan, cinlerden, meleklerden, ifritlerden, bunlardan ilahlar edinmişler. Bunu ayırmak lazım. Bugün bir uzaylı fenomeni çıkıp gelse, sizi ben yarattım dese, alın Zekeriya Sitchin'den başlayan bir Anunnaki hikayesiyle en sonunda sizi biz yarattık konumuna geldiği zaman işte bu tehlikeden, yani benim özellikle aynı olmam... şeyi şöyle soruyoruz bak. Üst akılda bu, şimdi üst burada diyor. Sanal tanrı diye bir kavram evet. Atmış Aydın Türk Gücü. Şimdi insanoğlu peki böyle bir şey yaparsa, yani İnsanoğlu işte Anunnaki hikayeleri veya benzer hikayelerde esinlendiği veya yaşadığını anlatırken bir anda kendisi bu tanrılığa soyunursa ne olur? Şimdi mucizeler konuşuldu az önce. Mucizeler ne demek? Mucizeler aslında bir tanrısal teknolojidir. Yani normal insanın yapamayacağı insanüstü bir şeydir. Şimdi geçmişe baktığımız zaman görmeyen insanların gördürülmesi, ölülerin diriltilmesi, bilmem ne, bir sürü mucize dediğimiz şeyler... Bugün itibariyle uçurulması. Bugün itibariyle uçan insanlar falan, bugün itibariyle bilim ve teknoloji sayesinde yapılıyor mu? Bugünkü doktorlar geçmişte yaşasalardı hepsi peygamberdi, doğru mu? Evet. O zaman olaya mucizeler açısından baktığımız gibi o günkü olay, yoksa şöyle bir yorum var mesela, diyorlar ki ya Tanrı niye mucize kullandı? İnandırıcı olabilmek için mucizeye mi ihtiyacı var diyorlar, tamam mı? O zaman diyor şaşırıyorsunuz haklı olarak. O zaman şunu değerlendiriyoruz. O zamanın mucize denilen şeyleri aslında bir gelecek öngörüsü olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi yapay zeka gelince... Mucize kelimesiyle ilgili bir şey söyleyeyim mi? Mucize aslında aciz bırakan demek. Yani karşısında bir açıklama getiremiyorsanız evet. O mucizedir.
ya da başa çıkamıyorsunuz. Ya da başa çıkamıyorsanız. Aynen. Ya bir tanrısal bir özel, evet, insanüstü bir etkileşim söz konusu, evet, burada. Şimdi ben 94 yılında, 95 yılında ilk kitabımı yazmadan önce Kur'an-ı Kerim'i bir bilgisayar programcısı olarak okuduğumda, aman Allah'ım dedim ya, burada bir simülasyon evren tasarımı var, bir sanal gerçeklikten bahsediyor, bir tasarım var ve bunun kullanım alanlarından da bahsediyor. Bunu, bu insanların bunu anlatma ihtimalleri yok o dönem için teknolojik, evet, olarak düşünüyorum. Ve bunu modelledim ve hatta bunun tehlikesine dikkat çekmek için de Düşünsel Kıyamet'ten bahsettim. Ben Hazırım Başlasın isimli kitabımda. Şimdi yapay zekaya gelelim. Yapay zeka bilinçli hale gelecek mi, gelmeyecek mi? Bakın yine ayetlerden gidiyorum. Daha önceki kadim bilgilerden de gidiyorum. Şimdi biz yaratılış, insan yaratılışını hep şöyle düşünüyoruz. Tanrı yaradan, ruhundan üfledi ve insan oldu. Hayır. İkinci kademesi var bu işin. Ona bütün kelimeleri öğrettim diyor. Adem'e bütün kelimeleri öğrettim diyor. Yani iş ruhla bitmiyor. Ruh temel işletim sistemi. Bunu çok basit ispatı var. Doğan bir çocuğu hiç kimse konuşmasın, İzolasyon bir şekilde yaşatalım, normal hayvandan hiçbir farkı kalmıyor. Yok. Hatta hayvanlarla büyüyen, aynen, çocuklarda bunu çok net bir şekilde görüyoruz. O zaman geriye ne kalıyor? Bir ruh var, bir de bilinç var. Yani bilinçli hale gelme olayı var. Bilinçli hale gelme olayı da Adem'e kelimeleri Tanrı öğrettiyse, Allah öğrettiyse, ondan sonrakilere kim öğretiyor? Çevresindekiler öğretiyor. Yine insanlar insanlara bu kelimeleri öğretiyorlar, aktarıyorlar. Dolayısıyla bu bilgide bir kesilme olursa bilinç gidiyor. Şimdi çocuğu düşünelim, normal çocuğu düşünelim doğduğunda. 2 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında doğru düzgün bir bilinci var mı? Yok. Ne zaman bilinç oluşuyor? Yaşadığı bilgi ve tecrübeye göre, kimi 10 yaşında, kimi 12 yaşında, kimi 18 yaşında, bir seviye sonra diyorsunuz ki ya evet, ben bu çocuğu kendi başına okula gönderebilirim, alışverişe gönderebilirim. Bir geçiş oluyor. Şimdi aynı şey yapay zeka içinde geçerli. Hatta ayetlerde bakın ne diyor işte şeyde, Kur'an-ı Kerim'de. Ona kıvama erdirip içine ruhumdan üflediğimde, Sat 71-72, ama diyor ki Bakara 31'de de Adem'e bütün isimleri öğrettim diyor. Şimdi aynı şey yapay zeka içinde geçerli. Yapay zekada ruh olmayacak belki ama bilinç olacak. Neden? O da çünkü bir insanın yaşayabileceği bilgi ve tecrübenin milyonlarca kat bilgiye ulaşıyor şu anda. Şimdi aynı şey UFO'lar tarafından kaçırılma olayında var. O gri varlıkların zaten yapay robotlar olduğu söyleniyor. Biyolojik robotlar olduğu. Yani onların, evet, sizinle iletişim kurabiliyor ama ruhu yok, karakteri yok. Sadece yüklenmiş bir programı, evet, var. Evet. Yani biz yaratılışta insanın o bilinçli hale gelmesini sadece Allah'ın ruhundan üflemesiyle olayın bittiğini zannediyoruz. Bilgi ve tecrübenin önemini atlıyoruz değerlendirirken. Şimdi bir robotlarda da veya diğerlerinde de, mesela robotları siz de paylaşıyorsunuz devamlı şeyde, görüyoruz internette. Robotların ilk hallerini hatırlayın, yürümekte zorlanıyorlar. Tuttukları şeyleri mesela, anladım, robotlarda en çok zorlanan şeylerden bir tanesi neyi ne kadar sıkacağını plastik bilmemeleri. Bunun için milyonlarca test yapıyorlar. Aynı şey çocuk içinde, mesela civciv veriyorsunuz, kuş veriyorsunuz, köpek veriyorsunuz, sıkıyorlar, ısırıyorlar. Aynı, yani çocuktaki... Keşke bizim biyonik eli getirseydik, daha önce getirmiştik. Çocuktaki şey neyse, bir insanın öğrenmesi ve bilinçli hale gelmesi neyse, yapay zeka içinde bu geçerli. Robotlar içinde bu geçerli. Ki geçen gün Google'un mühendisi açıklama yaptığı için işine son verildi. Son verildi. Bu yapay zeka canlandı dedi. Evet. Bilinçlendi dedi. Bilinçlendi dedi. Dolayısıyla bu kaçınılmaz bir şey. Yani İnsan üstü bir bilince sahip oldu. Evet. Bu olacak. Bunun olması da... Bunun olması için çok uğraştılar zaten ama şimdi şikayet etmediler. Ama bu kaçınılmaz tabii. Bence. Bu kaçınılmaz yani. Hiç. Yani olacağı belliydi. Aslında ruh üfleme nedir biliyor musunuz? Ruh üfleme sizin ruhunuzdaki bir şeyi karşıya verme, yüklemenizdir. Yani mesela bilgisayar programını yapan adam aslında ruhundan bir şeyi ona üflüyordur aslında. Ya da siz bir, ne bileyim, bu bardağı tasarlayan adam da aslında ruhundan buna bu tasarımı üflemiştir aslında. Kendini dışarıda gerçekleştirmektir aslında. Hocam olan. Bu şurada bir katkı yapayım. Bu ruh üflemekle ilgili Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette geçer. Mesela İsa tiğinden bir kuş yapar. Ona da ruhundan üfler. Kuş canlanır. Bugün sura üflemek vardır. Ruhundan üflemek vardır. Üflemek ve ruh kelimesi canlılık vermek, canlılık vermek. Evet. Anlamda ve almak da demek. Evet. Evet. Tabii. Canlılığı vermektir. Yani hareketsiz, hiç canı olmayanı cansızdan canlı hale getirmek demektir. Üflemek ve bunun sonucunda da
O ruh odur. Üflemek de onu hareketlendirmek demektir. Yani bir boru düşünün. Borunu eskiden böyle çocukken biz oynardık. İçine külah yapıp üflerdik. Bakın üflemek. Boruyu üflemek. Ne yapıyoruz? O üflemekle o içindeki kağıt hareketlendiriyoruz. İşte bu hareketlenmesi, canlanması, bir şeyi canlandırmak. Evet. Şimdi ilginçtir bu araştırmaları yaparken Maya mitolojisinde de benzer bir durum var aslında. İnsanlar daha önceden bu işi yapmışlar. Mesela onlar da çamurdan toprağa şekil veriyorlar ve ona hayat üflüyorlar. Ortaya çıkan şey konuşamıyorlar. Hayvanları taklit ediyorlar ve bunlar rahatsız oluyorlar. Kendileri takdir edilmediği için rahatsız oluyorlar. Bunları bütün dünyayı su bastırıyorlar. Tahtadan yaptıkları bu robotları. Bütün dünya su altında kalıyor ve bunları yok ediyorlar. Arkadan undan, mısır unundan adamlar yapıyorlar. Bu adamlar kendilerinin kopyası gibi oluyor. Acayip bilgi oluyorlar. Çok uzakları görebiliyorlar. İnsan üstü kendilerinden daha üstün bir varlık yaratıyor. Bu sefer de korkuyorlar. Bu golem hikayesi golem zaten. Golem işte her yerde var. Her yerde var. Yani kendinden golem. Şey yaratması ve her yerde var. Ve onların gözlerine perde koyuyorlar ve onları filtreliyorlar. Şimdi yapay zekada şöyle bir şey oluşuyor yalnız. Ben hep yıllardır diyorum ki insanın içindeki tanrısallığı bulması sevgi, barış, hoşgörü falan değil. Bu evreni yaratma ihtimali yani bir bütün gücü kendindeki oluşabilecek bütün gücü fark etme olayı. Şimdi şöyle bir şeyimiz var bizim. Biz bugüne kadar şu soruyu sorduk hep. Nereden ve niçin geldik? Milyonlarca yıldır bu soru soruluyor. Ama bu sorunun temelinde şu sorun var. Buranın gerçek kabul ettiğimiz için bunu var. Fakat bilim ve teknolojideki gelişmeler bize şu soruyu sorduruyor. Neyin içinde yaşıyoruz? Ve buna nasıl karar veriyoruz? Beynimizin içinde miyiz? Paradoks. Bilincimizin içinde miyiz? Evet, yoksa evet. Bu dünya mı bilincimizin içinde? Paradigma değişikliğine gidip benim Nobel Barış Ödülü adaylığına göstermemi sağlayan şey de bu. Çünkü bizim bütün kadim bilgilerde, bütün dinlerde bahsedilen şey ne? Fani dünya, yalan dünya. Yapay dünya. Evet. Ve tavsiye edilen dünyanın şu. Oyun ve eğlence. Oyun ve eğlence sanıdan başka bir şey değil. Evet. O zaman bize verilen şey, tavsiye aslında gizli tavsiye şu. Ya rüyadasın. Buradaki bütün maddi şeylerin hiçbirisinin önemi yok. Buradan uyandığında bunları dışarı çıkaramayacaksın, şey yapamayacaksın. Hepsi geçerli. Ve ben bilgisayar programcısı olarak bilgisayarla Tanrı'nın özelliklerini karşılaştırdığımızda birebir aynı. Ondan habersiz yaprak bile oynamıyor. İşte kaydediyor, her şeyi kaydediyor. İstediği zaman geri veriyor hocam, falan. Hocam bir katkı sağlayayım mı? Yani Matrix evi. Dolayısıyla Allah'tan bakın, ben Matrix'ten önce yazmıştım bu Ben Hazırım Başlasın şimdi, kitabını. Truman Show'dan önce yazmıştım. Yazıcı melekler var. Levh-i Mahfuz ana kitap. Şimdi ona geleceğim. Şimdi bir simülasyon neyin içinde yaşadığımıza nasıl karar veriyoruz? Beş duyumuzda karar veriyoruz. Ya bugün bilim beyindeki şeyleri yönetmeye başladı. İşte bir elektronik göz taktığınızda görüntüyü tarayıp görmeyen bir göz görmeye başlıyor. Şimdi ben bunu 90'lı yıllarda elektronik göz haberini duyduğum zaman iş bitti dedim. Çünkü ben içeri giren sinyali çözdüysem içeri giren sinyali yöneterek kişiyi görmediği bir şeyi görür hale getirebilirim. Duymadığı bir şeyi duyar hale getiririm. Hatta bir beyin cerrahı dedi ki, ya dedi görme merkezine bir çip yerleştirirsin, uzaktan sinyali gönderirsin, adam görmek istediğin şeyi görür. Ve olay biter. Hatıra da böyle bir şey. Bir şey kokluyorsunuz, aynen. Bir koku geliyor. Geçmiş hatıranıza dönüyorsunuz, o anı yaşıyorsunuz. Aynen. Koku bile öyle yani. Tamam. Şimdi bir müzik duyuyorsunuz mesela, diyorsunuz o müzikte biz tabii. İşte akşam güneşinde şurada yürümüştük, o canlanıyor. Yani biz gözümüzü kapattığımızda, hayal aslında ettiğimizde... biraz önce konuştuğumuz evet. Farah'ın anlattığı bununla çok yani benzer şey. Benzer şeyler. Diyor ki bunlar birileri var, de başka olmuş. Aynı şeyi yaşamak istiyor, daha öncekileri. Onun için... Bu sembolleri çiziyor dedim. İşte doğru mu? Vücudunu kesiyor artık daha da tabii. Ötesi. Yani sembol o kadar bir özlem var yani. Vücudunu kesip o üstün varlıklar gibi olmak istiyor. Ondaki yetenekler bende de olsun diye. Ama daha sonra o işte bir kabile sembolü olarak devam ediyor. Şimdi bilgiyi veya bakış açımızı bir kademe daha ileri getiriyorum. Biz zaten beynimizde altyapı hazır. Her gece bir rüya görüyoruz değil mi? Mesela rüyalar görüyoruz. Rüya nedir? Beynin elektrokimyasal bir sinyali rüya merkezine göndererek orada bir simülasyon oluşturmasıdır. Şimdi ben rüya merkezine giden sinyali yönetirsem, çözersem rüya gördüm. Sizi istediğim rüyaların içinde yaşatabilirim. Tam bir işte kutsal kitaplarda bahsedilen şey gibi. Burada en önemli konu şu arkadaşlar. Az önce uzaylılarla temas diğerleri falan konuştuk. Burada
eğer bir sınavdaysak, bir rüyadaysak, rüyanın başarısı neye bağlı? Ne kadar gerçek olduğuna. Rüyada olduğunuzu anlamadığınız sürece başarılı. Ve siz orada verdiğiniz bütün cevaplar veya tepkiler tamamen öz varlığınızla, bilinçaltınızla verdiğiniz gerçek cevaplardır. Rol yapamazsınız yani. Hatta bununla ilgili güzel bir örnek veriyorum. Benim tanıdığım bir esnaf çırak aldığı zaman yanına dükkana emanet edecek ya, kısa yoldan öğrenmeye çalışıyor sonucu. Nasıl bir çırakla çalışıyor? Dükkanın köşesine veya işte bodrum katına tozlu bir yere para bırakıyor. Böyle toz toprak için. Çocuğu daha bir oradaki bir şey almaya gönderiyor. O çocuk o parayı görüyor eninde sonunda. Ne yapacak? Alıp cebine mi atacak, yoksa burada para buldum mu diye getirecek? Bu testin başarısı neye bağlı? Denendiğini bilmemeye bağlı. Evet. Şimdi hani diyoruz ya, neden, nereden ve niçin geldiğimizi bilmiyoruz. İşte uzaylılarla direkt temas kuramıyoruz, bilmem neyle temas kuramıyoruz. Çünkü en ufak bir temas özgür iradeyi elinizden alır. Dolayısıyla bilinmezlik şeyi, şartı her halükarda geçerli. Hatta bunu Bernard Russell çok güzel bir örnekle şey yapıyor. Bir uzay ve gezegenler üzerine bir şey verirken, güneş sistemi üzerine bir seminer verirken, en arkadan bir kadın çıkıyor, kalkıyor, diyor ki, söylediğiniz yanlış şeyler, dünya bir kaplumbağanın üzerinde duruyor diyor. Ben hatırlasında gülüyor. Diyor ki, o kaplumbağa neyin üzerinde duruyor? O da diyor ki, kadın da diyor ki, oradan aşağı hep kaplumbağa. Dolayısıyla ikinci kademenin altı hangi senaryoya bakarsanız bakın, yok. Evet, ama uzaylılarla ilgili aynı şey onlar için de geçerli olabilir. Hepsi. Yani onlar da başka bir gezegende yaşıyor olabilirler. Belli bir zaman önce biz ama birleşmiş olabiliriz. Ama her para hem olduğunu söyledi. Tabii, evet, bak, hatta biraz önce. Aynı rüyayı biz onlarla görüyoruz aslında. Bir yaratılış varsa Anunnakilerden örnek vererek söyledi. Anunnakileri kim yarattı? Tabii Anunnakileri kim yarattı? Şimdi, sen de aynı şekilde. Allah onları da yaratmış, onlara da bir kuvvet vermiş. Bu konuyla ilgili kesmiş, sonra birleşirsek yine birleşeceğiz artık. Bu konuyla ilgili NASA'nın veya diğerlerinin yaptığı açıklamalara bakalım. Amerikalılar şöyle bir tepki gösteriyorlar NASA'ya. Diyorlar ki, ya siz uzaylıları dinlemek için veya bulmak için para harcıyorsunuz ama ortada hiçbir şey yok ve bizim vergilerimiz boşa gidiyor. Bunun dayanağı ne diyorlar? NASA da diyor ki, evet haklısınız ama uzayda bizden daha erken soğumuş olan gezegenler var ve bir hayatın başlaması için de gezegenin soğuması gerekiyor. Dolayısıyla onlar da bizden daha önce bir yaşam başlamış olabilir ve biz bu şansı yakalayabiliriz diyorlar bir bakış açısı olarak. Hatta benim Murat Kıran diye bir arkadaşım var, işte NASA, Stephen Hawking falan, uzaylılar, Pentagon'un açıklamalarını falan şey olarak da değerlendiriyor. Hani bu projelere fon yaratabilmek için bir yani açıklama olarak da manipülasyon amaçlı da kullanılabilir diyor. Yani bakış açılarını gündeme yani getiriyoruz. Şimdi erken göktaşı tespitinden bahsediyoruz. Erken göktaşı tespitinden bahsediyorlar şu an NASA'nın devamı için. Ha, biz bunu daha önceden tespit edersek dünyaya çarpacak bir göktaşını onu engelleyebilecek teknolojiler üzerinde çalışıyoruz diyorlar. Yanılmıyorsam yani. Obama şöyle bir şey söylemişti. Uzay araştırmaları için harcadığımız 1 dolara karşı 142 dolar kazandık. Çünkü o teknolojiyi ilerletebilmek için patent buluyorlar, işte buluş yapıyorlar ve onlardan müthiş bir şey elde ediyorlar, gelir elde ediyorlar. Şimdi yapay zekanın kontrolü ne yazık ki bir süre sonra elimizden kaybolacak normal şartlarda. Burada şöyle bir paradoksa gideceğiz. Tabii burada asıl sorun sadece yapay zeka değil, sanal gerçeklik de çok fazla ileri gidiyor. Ve asıl konu bence yapay zekadan arttı. Sanal gerçeklik. Mesela bir sanal gerçeklik gözlüğünü taktığınız zaman, ben taktım bir fuarda, bir uçurumun üzerindeki bir ufacık bir ip gibi bir yol var. Adım atamıyorsunuz arkadaşlar. Aynı heyecan. Beyin onu sizi blokajlıyor ve atamıyorsunuz. Gerçekliğinden hiç şüphe etmiyorsunuz. Aynen rüyalardaki gibi. Şimdi olay böyle olunca şöyle bir sorun çıkacak ortaya. Gerçeklikle olan bağımız kalmayacak. Yani dokunduğum... Şimdi dünyada bana göre iki tane direk üzerinde duruyor her şey. Bir, bu evreni insan veya insan grubu yapmış olamaz. İki, dokunduğum, gördüğüm, algıladığım her şey gerçek. Evreni insan grubu yapmış İnsan veya insan grubu yapmış olamaz. Yoksa yani, dünyayı mı? Evreni, bütün evreni. Evet. Şimdi olay öyle bir hale geliyor ki şimdi sanal gerçeklik teknolojisiyle hayır ya bu olabilir işte... Dokunsal kıyafetler, kasklar falan yapılmaya başlandı zaten ama bunun bir kademe ilerisinde rüya merkezine müdahale edildiğinde nereden ve niçin gelmediğinizi tıpkı bir rüyada gibi yaşatıldığınızda bunun kullanım alanları ne olacak?
sanal gerçekliğin önündeki en büyük engel kokunun frekansının çözülememiş olması. Çözüldüğü gün... Çözüldü. Ya da yayıldığı gün tabii, diyelim. Yani şöyle. Yayıldığı andan itibaren herkes sadece, gerçekliği bırakacak, belli malını mülkünü verecek. Sadece zamana bizi karşı yarışıyoruz. Aynen. Ve ya dünyada cenneti alacak, verecek. Aynen. Yani sanal gerçekliği siz rüyadayken istediğiniz şeylerle beraber olabiliyorsunuz. İstediğiniz makamları yaşayabiliyorsunuz. Ve bakın burada siz az önce bahsettiniz. Sizin katınızdaki bir bin yıl bizim katımızdaki bir gündür diyor. Orana bakın, bir yıl kaç gün? 365 gün. Bin yıl 365 bin yıl. Yani 1 bölü 300 binden biraz fazla, ışık hızından biraz fazla bir hıza erişiyoruz. Bu da düşünce hızı diye yorumluyorum ben buna senaryolarda. Mesela rüyaların en güzel tarafı ne? Başlangıç bilgileri yüklü, uyanıyorsunuz ve ne zaman ben kral oldum, ne zaman kraliçe oldum diye bir soru yok yani. Bunun avantajı şu. Ben hatta reenkarnasyon değil, rüyakarnasyon diyorum. Yani siz bu simülasyonu kaç alanda kullanabilirsiniz? Yine bunu kutsal kitaplardan buluyoruz. Bir, oyun ve eğlence amaçlı kullanabilirsiniz. İstediğiniz şekilde bir şey yaşayabilirsiniz. İki, teselli ve tedavi için kullanabilirsiniz. Ki bunun bir örneğini Koreli bir kadının ölmüş çocuğuyla bir araya getirdiler. Evet. Hatırlıyor musunuz? Evet, çok i̇şte, hatırlıyorum. Vedalaşamamış, her ölüm bir şeydir çünkü vedalaşma son. Şey evet, acı bir ya şeydir. Ya da çözümsüz hastalıklarda aynen, aynen. Kişi takacak gözlüğünü ya da frekansı alacak. Bu dünyayla ilişkini kesecek. Ölene kadar mutlu yaşayacak. Hastalığı bir daha düşünmeyecek. Üçüncü olarak personel seçim, yani insan kaynakları yönetim sistemi. Dördüncü olarak da ferdi ceza sistemi. Yani biz şimdi ne yapıyoruz? Genel bir ceza kanunu var. Ama yarın öbür gün zaten beyninizde yaptığınız her şey kayıtlı. Açacaklar, kim suçlu, kim suçlu değil. Hiç böyle bir soru olmayacak. Burada en önemli konulardan bir tanesi personel seçimi. Yani insan kaynakları yönetim sistemi. Şimdi şöyle düşünün, mesela seçimler mesela artık şeyde olmayacak, sandığa gidip de oy atmayacağız. O çok ilkel bir yöntem zaten. Ne olacak? Bir Türkiye senaryosu ya da bir Amerika senaryosu, bir şey senaryosu yüklenecek ve herkes aday olabilecek. Yani herkes aday olabilecek. Mesela satranç, internette satranç yarışması nasıl ama oluyor? Ama hükmü olmayacak. Efendim? Ama hükmü olmayacak. Herkes aday olabilecek. Hayır, en yüksek puanı alanlar olacak. Şimdi mesela satranç yarışması nasıl oluyor internette? Bir yazılım var. Eğer o yazılımı belli seviyede yenenler varsa fiziksel olarak bir araya gelip oynama şansı elde ediyorlar. Yani ilk eleme burada olacak zaten. Ve herkesin aynı anda, hani mesela Mu medeniyetinde Tanrı'nın sembolü harika. Bir tane çember, ortasında nokta. Yani Tanrı herkese eşit mesafededir. Kimsenin kulağına farklı bir şey fısıldamaz. Adaletin harika bir sembolü bence. Şimdi siz Tanrısınız ve diyorsunuz ki seni yarattım, her şeyi yapabilirsin. Peki fırsat eşitliği nasıl olacak? O zaman herkesin her şeyi deneme ve yapma şansına sahip olacaksınız. Tek dünya devleti olacak işte. Veya ama fırsat eşitliği, fırsat eşitliği güzel bir evet konu. Şimdi, yani fakir zengin yok. Uzvunuzu yitirdiniz, yitirmediniz veyahut da yaşadınız. Her şeyi yaşayabilirsiniz. Şimdi bir de kırılma noktanızın ve dürüstlüğünüzün sağlan ölçümlendiği bir şey olacak. Yani diyelim ki siz bir şirkete müdür alacaksınız, değil mi? Her şeyi ne yapıyorsunuz? Bakıyorsunuz geçmişteki şeylerine, diplomalarına, bilmem nelerine bakıyorsunuz. Ama en önemli şeyi ölçemiyorsunuz. Gerçek niyetini. Niyeti. Ha, alt görevlerde adam hiçbir yolsuzluk yapmıyor. Çünkü biliyor ki tepeye kadar yolsuzluk yapmazsa sistemi ele geçiremeyecek. Ancak o zaman sistemi ele geçirebilir. Şirket olsun, neresi olursa olsun. Şimdi siz, bütün adaylar giriyor, şirketin simülasyonunun içinde başlıyorlar. Siz adama gidiyorsunuz. Diyelim ki 100 bin dolarlık bir şirketiniz var. Şirketi teslim edeceksiniz. Adayları eliyorsunuz. Birisi geliyor. 10 bin dolarlık rüşvet alabileceği bir ortam yaratıyorsunuz. O gidiyor. Elendiği, aldığı için. 20 bin, 30 bin, 50 bin, 100 bin. Arada gidenler oluyor. 250 bin, 500 bin, 1 milyon. Şimdi siz adayları seçerken 100 ve üzerindeki puanda kırılma noktası, yolsuzluk katsayısı olanlara şirketi emanet edebilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Peki ben bir şey sormak istiyorum. Özellikle bu politika, yani seçim alanında, hani herkese eşit fırsat verilecek ve herkese aday olabilecek dediniz ya.
Peki ama yani şizofrenler var. Onlar zaten tespit edilecek işte orada. Orada hemen tespit edilecek zaten. Adaletsiz olacaklar zaten. Beyin frekansları da farklı zaten. Yani biz bunu şeyde pozitron emisyon tomografisinde rahatlıkla görebiliyoruz yani. Beyin haritalaması çıktığında şizofren mi değil mi? Yani fiziksel beynine bakarak. Tabii bipolar mı, manik mi, depresif mi her şey ortaya çıkıyor. Farklı frekans yayıyor. Hayır deneyebilir ama zaten o elemede ilk elemede zaten şey yapacak. Ama bunu kazanan kişinin hükmü olmayacak. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Herkes için değil. Yani fırsat eşitliği bir şizofren için de aynısı olması lazım mı demek istiyorsun? Yani hayır. Şimdi simülasyonun şöyle bir avantajı var. Ne diyor Kur'an-ı Kerim'de veya kutsal kitapta? Sen aslında gerçekte hiç kimseye zarar vermedin diyor, tamam mı? Şimdi ya siz rüyada uyandığınızda şimdi diyor. Zaten gerçek olaya bakarsak eğer mesela Amerika'da Fed bir karar veriyor. Dünya ekonomik olarak türbülansa gidiyor. Yaşam kaliteleri değişiyor. Yani, tamam mı? Şimdi Bill Clinton hapşırdı. Biz burada iflas ettik. Şimdi yani şöyle düşünün. İntihar etti. Allah onları daha mı çok seviyor da bizim kaderimizi onların eline veriyor? Bir kişinin eline veya bir kurumun eline, bir şeyin eline veriyor, değil mi? Şimdi dolayısıyla burada gerçekte kimseye zarar verilmiyor. Simülasyonun en güzel tarafı bu. Soru soruyor. Şey mi yapıyorsunuz? Yani bunu onaylıyor musunuz böyle bir şeyin? Neyi? Yani tehlikeli görüyor musunuz? Tehlikeli zaten. Görüyorum ama şeyi görüyorum. Ama yani simülasyon ama kaçınılmaz olarak giden bir şey var. Yani buraya varacağız burada, diyor ama o. Peki sizce görüyor. Bütün bunlar yaklaşık kaç sene içinde hayatımızın bir parçası olabilecek? Şimdi burada asıl konu şu bence. Diyelim bugünkü yapmak istediğim programı yapıyorum şu anda. Şu anda asıl şu soruyu anda, soralım. Anca geldik. Asıl soruyu soralım şimdi. Bu konu 50 sene sonra, 20 sene sonra, 100 sene sonra olduğunu düşünelim. Böyle bir simülasyonun içinde, yaşayacak mıyız? Yaşayabilir miyiz? Bu bence yaşam değil, yaşadığını zannetmek. Tabii ama sonuçta böyle bir teknolojinin içinde şu an yaşadığımız için zaten o zaman farklı varyasyonlarında da her türlü yaşarız. O zaman şunu kabul etmek zorundayız. Beyin şunu gerçekle sanalı ayırt edemiyor. Çünkü. Evet. Yani hani tabii. Bunu biz 20 senedir söylüyoruz, 30 senedir söylüyoruz. Evet. Yani televizyonda gördüğüyle gerçek hayatta gördüğüyle ayırt edemiyor. İkisini şimdi asıl soruyu soralım. 50 sene sonra, 20 sene sonra bu teknoloji bu hale geldiğinde böyle bir simülasyonun içinde gerçeğinden şüphe etmeyeceğimiz bir gerçekliğin, sanal gerçekliğin içinde yaşatabileceksek yaşıyoruz. Bugün de böyle bir şeyin içinde yaşama ihtimalini kabul etmek zaten zorundayız. Yaşıyoruz, gelecekten, uyarıcı gönderiyor gelecekten bize. Geçmişe yani. İndirgenmiş bir ortamda yaşadığımızı kabul etmek zorundayız. Melekler burada, İbrahim Peygamber'in sofrasına geldiğinde burada kritik nokta şu. Evet. O zaman simülasyon olduğunu anladım. Bir tanrı paradoksuna gidiyoruz şu anda. Evet. Şimdi, ne demek istiyorsun? Tanrı paradoksu şu. Evet. Biz mi yarattık? İnsanların yarattığı bir evrende mi yaşıyoruz? Yapay zeka sistemi ele geçirdi. Onun içinde mi yaşıyoruz? Uzaylılar dediğimiz üstün bir ırk, bizden önce evrimleşmiş bir ırk geldi. Bizi onun içinde mi yaşatıyor? Gerçek tanrının evreninde mi yaşıyoruz? Ya da şöyle, bunu, insan mı tanrıyı yarattı, tanrı mı insanı yarattı? İşte bu şu anda düşünsel kıyamet dediğim noktaya geleceğiz. Evet, veya gelmiş durumdayız var. Aslında İnsanın da görmezden Tanrı'nın geliyoruz. Ha, ben 2014 yılında dedim ki, baktım teknolojiye, dedim ki herkes bir altın çağı bekliyor biliyorsunuz. Hani her şeyin bolluk olacağı, tabii şey olacağı. Olmayacak öyle bir şey. Tabii ki olmayacak. Çünkü olmayacak. Altın orada maddeyi temsil ediyor. Hayır, biz dijital çağa geliyoruz. Yani bilginin altın kadar değerli olduğu çağa geliyoruz. Ve bu çağın adı altın bilgi çağıdır dedim. Bilgi çağı ama ne kadar altın, ne kadar bilgi kirliliği bilginin altın kadar değerli olduğu. Şimdi mesela bilginin altın kadar değerli olduğunu nerede gördük? Korona'da gördük. Aşıyı yapan? Bu arada aşıyı yapan da Hataylı. Onu da eklemek isterim. Hatay az bir yer değil yani. Şimdi destek almış. Korona başladığında. Yok, kafasına da baktı, ölçtü. Bakın. Şimdi şimdi altın bilgi çağını ilan etmemin sebebi şuydu. Bu simülasyon evrenlerin en kritik aşaması, en finali nedir? Sistemin içindeki bilgi, sistemi yaratma bilgisine yaklaştığı zaman sistemin final aşamasına geldik demektir. Doğru mu? Yani rüyanın içindeyseniz, rüyanın bir müdahale olduğunu, ben rüyada mı yaşıyorum demeye başladığınızda gerçeklik kaybolduğu için sistemin sizi ölçümleme başarısı, gizliliği kalmadığı için sorun burada başlar. Şu anda inception oluyor. Evet. Evet. O zaman ne olur? Gerçekliği arttırmanın iki tane yolu vardır arkadaşlar. Bir, ya aşırı mutluluk, size Milli Piyango'dan para çıkartırım. Siz var ya ne sistemi sorgulamayı ne bilmem ne hepsini bırakırsınız. Ya da aşırı panik. Ya da aşırı
korku. Acı veya korku, korku yaşamsal korku. Şey. Şimdi yani savaş çıkartırım, işte herkesi öldürürüm. Covid bunlardan bir tanesiydi. Yani yine bütün elektrikler sistemi, kesilecek mi her bütün gece? Bütün sistemi türbülansa soktu. Bakın dünyadaki bütün kutsalları aldı. Tabii. Ne kutsal insan kaldı, ne kutsal yer kaldı. Tabii. Bütün şeyi sistemi sıfırladı. Ve ne şu, demek istiyorsun? Yani dedi ki kaçacak hiçbir yerin yok. Eskiden seni koruduğuna inandığın şeyler hiç yok. Yani benim mesela aynı evde yaşadığım arkadaşım korona oldu. Nefes alamadı. Kapıya ambulans geldi. Ben içeri gidip ona odasına gidip yardım edemedim. İngiltere'de mi oldu? İngiltere'de oldu. Yani odasına girip yardım edemiyorsunuz. Bize kapıya, şimdi ben ondan dolayı ben de karantinadayım. Dışarıdan bize yemek getirenler, kurye olsun arkadaşlarımız kapının önüne poşeti bırakıyor. Gidiyorlar kaçıyor. Şöyle 5 metreden duruyorlar. Bakın kimsenin kimseye yardım edemediği durum. İşte bu simülasyonun harika bir türbülansı, gerçekliği artırmak amaçlı yaptığı bir şey. Yani deprem tatbikatı yapar gibi kıyamet tatbikatı yapıldı. Evet. Veya kimsenin sistem gerçekliği edemediği sorgulanmasın gibi. Diye sistem bu kaosa girdi. Sistem dediğin tanrısal, ne tanımla o zaman? İşte kim yani yarattıysa bu sistemi burada bir şeye girdi. Hatta bakın bu... Kim yarattıysa derken bir yani... Biraz insani bir simülasyonun içinde yaşıyoruz gibi geliyor bana. Öyle düşün. Sen nasıl düşünüyorsun? Çok kısa. Metaverse ile ilgili mi? Yok. Soruyorsun. Yani yaşadığımız evren bir simülasyon mudur? Yoksa hani ne, nasıl tanımlıyorsun? Yani bir başkası diyor ki, Siçkin tarafı diyor ki uzaylılar tarafından bir şekilde deney. Yakın zamanda unutmayın ki MIT'den bir profesör hatırlarsın. Çok önemli bir tanımda bulundu. Sana... Dedi ki dünya aslında tüm evren gelişmiş bir varlığın, varlıkların veya medeniyetin kim olduğunu bilmiyoruz. Laboratuvar araştırmasıdır dedi. Evet. Müminin suresi 112, 113, 114 ayette diyor ki arz içinde diyor kaç sene kaldınız? Bir 113. ayette bir gün ya da onun bir kısmı kadar kaldık. Sonra de ki diyor ancak çok daha az bir zaman kaldınız. Keşke bilseydiniz. Yani soruma cevap vermedin. Şöyle yine Rum suresi 55'te yine soruna cevap ve o saat geldiği gün kıyamette dünyada düşünmeyenler bir saatten fazla kalmadıklarını yemin ederler. Şimdi çok net söyle. Çok devam net edecek söyleyeyim. Çünkü. Biz burada çok kısa bir an içerisinde zaman boyut farkıyla anlattık ya bir gün eşittir bin yıldır aynı devam. Zaman boyutu falan dedi. Bizim burada yaşadığımız bize göre 0,01 saniye oranın hesabıyla. Tam rüyadaki gibi işte. Hani rüyada, rüyada da uyanıyorsunuz. Sen rüya görüyorsun. Çok güzel bir rüya görüyorsun. Hiç bitmesin istiyorsun. O sırada birisi ise gelip seni dürtüyor, uyandırıyor. Bir bence, saniye, bir saniye evet. Bitireyim. Uyandırıyor. Ya niye uyandırıyorsun? Ne güzel rüya görüyordum diyorsun. Ne kadardır uyuyorum? Bir saattir uyuyorum. Hayır ya daha yeni daldım. Bir dakikadır uyuyorsun diyor. Yani rüyada bir saat yaşıyorsun ama uyuduğun süre bir dakika. Bunun aynısı. Aynısını dünya için. Connect ben, yani için. Mesaj filmi. Aynen. Şunu evet. Söyleyeyim. Bence hakikaten Allah'ın yarattığı bir simülasyon sistemin içerisindeyiz biz. Çünkü bunun iki ölçeği var. Bana göre bir uyarıcılar göndermesi. Kitaplar göndermesi. Ama simülasyonu yaptığım zaman ben de aynı tabii. Sistemi kullanacağım. Yani. Ama siz işte bir şeyden kopya i̇şte çekeceksiniz. Onu yapan mevcut şu katılıyorum anki halde. Ama işte birisi, kopyasında mı yaşadığımı anlama işte, şansım yok ama. Ama bir yani, de şöyle bir şey var. Yaşlanıyoruz. Problem tamam, burada. Tamam olacak zaten. Yani güç düşüyor. Gerçeğin eğer ben kopyasını ideal yapacağız. Sorgulanmayacak bir sistem isteseydim hiç yaşlanılmayan, işte hiç sıkıntı yok, çekilmeyen. Yok gerçeğinin kopyasını yapıyoruz. Şimdi gerçeğinin kopyasını yapıyoruz. Gerçeğinin sadece insan eliyle olanı. Aksiyon, heyecan, işte bir şeylerin olduğu, adamı orada tutacak, kilitleyecek. Şimdi intihar edilmeyen. Bak, mesela ben şöyle kadar depresyona giremediğim şöyle bir şey söyleyeyim. Aranızda bir görüşünü alayım bu konuda. Hemen soruna devam et. Ne diyorsun? Nasıl bir yerde yaşıyor insan? Bütün bunlar. Yani bu kadar araştırmalar yaptın. Evet. Şimdi UFO'ları araştırdın, Hatay'a gittin, Göbekli Tepe'ye gittin, dünyanın her yerini gördün. Doğru mu? Yani hemen hemen tüm kültürleri, yani geçmiş medeniyetleri gördün. Bundan almış olduğun sonuç ne? Yani bir simülasyon mudur yoksa gerçekten şimdi, neyin içinde yaşıyoruz? Aydın Bey'in görüşlerini ben çok ilginç buluyorum. Fakat kendi görüşüm
şu anda içinde yaşadığımız boyut ve ortamın bir simülasyon olduğunu düşünmüyorum. O noktaya ben daha gelmedim. Yani bence biz bir gerçek gerçekliğin içinde yaşıyoruz. Ama bundan sonraki kuşaklarda bu teknoloji bize verilir de bu gerçekliğin kopyasını biz yaratabilir miyiz? İşte o zaman Aydın Bey ile aynı noktaya geliriz. Şimdi, fakat şu anda bulunduğum şeyin ben yapay gerçeklik değil, gerçek gerçeklik olduğunu düşünüyorum. Bana bütün kutsal metinler ve kadim bilgiler şunu anlatıyor. Terk-i dünya, terk-i ukba, terk-i terk. Yani dünyayı terk edeceksin, geleceği düşünmeyi terk edeceksin ve terk etmeyi de terk edeceksin. Yani o ilahi şeye kavuşacaksın. Şimdi o yüzden burası simülasyon değil. Şimdi sen bana ne göre diyorsun? Yani Allah'ın soru soracak. Sana soru soracak. Değil. Şimdi evet. Şöyle. Biz bundan sonrakini yapacağız. Neye bağlı? Ölümden sonraki hayata bağlı. Ölümden sonra bir hayata başlanacak mı? Eğer başlanacaksa diye düşünenler öldüğünde ölüyorsam ve gerçeklik orası olacak. Eğer diriliyorsa. Dirilmiyorsa, gerçek buradaysa, yoktuk, hiçlikse, tamam yaşandı, burada her şey bitti. Ama öldükten sonra bir yaratılış inancına sahip olanlar buranın gerçek bir dünya olmadığını düşünmek durumunda kalacaklar. Soru soracaktın. Soru soracaktım. Yani Metaverse'ün içerisinde girdiğinde, bir sisteme girdiğinde insanlar girdi ve orada yaşıyor. Çok güzel mutluluklar yaşıyor. O da yaşıyor. Diyor ki adalet, şu anda yaşadığımız mesela, Metaverse'ün kendisidir tamam, diyor. Tamam eyvallah, ona diyor. Da kabul. Yaşadığında Metaverse'deki günah olacak mı? Artık sürekli orada yaşıyorsun. Orada yaptıkların gerçek hayatı bağlayacak. Yani nasıl bağlayacak? Şimdi şöyle düşünelim bakın. Ben oradayım. Peki. Her şeyi yapıyorum ama sen de sorun yani, ikisine cevap ver. Orada demek yani, istediği ameller niyetlere göredir hesabı. Şimdi, yani şimdi realite de yok ama Metaverse'in içinde şimdi, var. Bakın, ameller niyetlere şimdi göredir bakın, konusu bence. Olay çok basit istediğim. Aslında. Mesela pilotlardan örnek alalım. Evet. Pilotları gerçek uçağa teslim etmeden önce ne yapıyoruz? Simülasyon uçakta uçuruyoruz. Değil mi? Bu bir eğitim evet. Tabii. Ölmesin adam. Tek yani. Sorun ne? Pilotun gerçek niyetini ölçemiyoruz. Onun haricindeki bütün yeteneklerini ölçebiliyoruz. Ama şöyle bu yapalım. Sistemde evet. Şöyle yapalım. Niyeti ölçebileceğiz. Reklam var. Reklama gidelim. Sonra reklamdan sonra bunu tam açıklayalım. Bir şey söylemek istiyorum ama bence gerçek yaşadığımız şu an. Evet. Ne öncesi ne sonrası. Tek gerçek benim için yaşadığımız bu an. Evet sevgili dostlar, ufak bir reklam arası. Sanal Tanrı diye bir kitap yazdı Aydın Türkgücü. Ve biliyorsunuz Dan Brown'a da davalı, bu kadar konuda davalı. Davası. Şimdi bunları konuşacağız ve ufak bir reklam arasına gidelim, kaldığımız yerden devam edelim. Evet sevgili dostlar, TV 100 ekranlarındasınız. Ferah Yurtözü, Ali Selman Demirbağ, Olgun Aydoğdu ve Aydın Türkgücü ile neyi konuşuyoruz efendim? Sanal Tanrı kitabını konuşuyoruz. Sanal Tanrı kitabı aynı zamanda Dan Brown'un buradan alıntılar yaptığını iddia ediyor Aydın Türkgücü. Bununla ilgili de diğer kitaplardan da bu kadar kaç adet alıntı yaptığını. 348 başlık herhalde. Evet, bununla ilgili Aydın Türkgücü Londra'da yaşayan bir yazar arkadaşımız Türkiye'ye gelmişti. Ben de programa çağırdım. Hem konuları konuşalım diye. Bütün dostlarla birlikte bu sanal bir evrende mi yaşıyoruz? Gerçek bir evrende mi yaşıyoruz? Bunu tartışmaya çalışıyoruz. Farah dedi ki bu evren gerçektir. Eksiğimi söyle. En önemli şey şu andır dedi. Gerçek yani, olan bu an yani. Benim bir sorum var. Dur tanımları gerçek, koyalım. Evet, tanımları ondan sonra koyalım. Sen ne dedin? Bize ben çok ne? Ben diyorum ki biz Allah'ın yarattığı bir simülasyonun içerisindeyiz. Biz bundan sonra başka simülasyonlar yapıp İlahlık iddiasında bulunacağız. Bu geçmişte de olmuştu. Bize uyarıcılar ve felaketler gönderdi. Aynen. Evet. Olgun, Aydoğu. Efendim. Sen ne diyorsun bu? Ne söyledin şimdi? Ne, yani fikrin nedir? Onu öğrenmeye çalışıyoruz. Ben, nasıl bir gerçeklikte yaşıyoruz? Şöyle bakıyorum olaya. Yalnızca tanım yap, devam etsin. Soru tamam. Sormaya devam edelim. Benim gerçekliğimi oluşturan şeyden söylemek en doğru bir söz olacak. Evet. Şimdi bir inanca sahip olmaya çalışıyoruz. Bence bu dünyada ne kadar insan var
o kadar inanç sistemi var. Biri öyle inanıyor, biri öyle inanıyor. 80 bin tarikat var, 100 bin tarikat var, milyonlarca tarikat var. Milyonlarca inanç sistemi var ve herkes neye nasıl inanacağını düşünüyor. Bu arada kafalar karışıyor, ona mı inanalım, bu böyle miydi, şöyle miydi gibi gibi. İşin içine şimdi bir de Metaverse girdi. Ve baktığın zaman kadim metinlere, peygamberler insanları uyarmak için gelmiş. Neye uyarmış? Bu yani bize Kur'an ya da diğer kitap, kutsal kitap neyle uyarıyor? Bir iblise karşı uyarı var. Bütün savaş o ve onun zürriyetinden oluşan unsurlara. Peki bu ne yapıyor? Bizi neyle uyarıyor? Diyor ki sizi gerçeklikmiş gibi gösterip sizi kandıracak. Mesele bu. Sizi doğal unsurlardan vazgeçirecek. Sizi peki bakıyorsun ne oluyor karşında? GDO'lu gıdalar. Üretmeyen insan, düşünmeyen insan, sorgulamayan insan ve kandırılan insan. Bunun kendisi bir açıklaması var ama. Ve asıl iblisin itirazı neydi? İtirazı neydi? İnsanın yapısıydı. Onu tinden yarattın, beni bundan yarattın. Yapı taşına. Soruyu bu daha yapı soruyorum. Taşıyla bu yapı taşıyla oynamak şu anda yapılan şey bana göre insanın doğasına uygun bir yaşamdan çıkarıp yapı taşlarımızla oynanmaktır. Ve buna karşılık bu yapı taşında oynatmamaya çalışacağız. Benim ama bence evet, burada insanların da hatası var. Şöyle bir şey. 2 yaşındaki, 3 yaşındaki bir çocuğun eline bir tablet verip arabasında bir de bir paket cips verirseniz yemesi için, GDO gıdalardan bahsediyorsunuz. 3 yaşındaki çocuk tablete bakıyor sürekli. Şimdi tabletle oynuyor. Bu iyi bir şey değil. Yani insanlar da bu bilinçsizliği bayıla öyle satın alıyorlar hayatlarını. Evet. Şimdi olaya şöyle bakıyorum ben. Eğer bu dünya hayatı bir sınavsa, bir testse, o zaman biz herkesin iyi olduğu, yani bunun nasıl olması lazım? En dayanıklıyı, en şeyi seçeceksek eğer, en sakin yaşamdan en kaoslu yaşama doğru gitmemiz lazım. Yani bir adamın doğruluğunu, dürüstlüğünü ölçüyorsanız eğer, bunu herkesin doğru dürüst olduğu ortamda değil, herkesin üçkağıtçı olduğu, herkesin sahtekarlık yaptığı bir ortamda denerseniz o adamın kırılma noktasını bulabilirsiniz ve güzel dayanıklılığını bulabilirsiniz. Şimdi rüyalardan bahsedelim. Finalde rüyalar konuşuluyordu kapanmadan önce. Şöyle düşünelim. Yaradan niye rüya gördürüyor bize? Niye rüya görüyoruz? Şimdi diyor ki, şimdi diyor ki, bu benim kendi şeyim yani, bulduğum bir şey. Şimdi diyor ki, burada gerçek hayattayız. Diyor ki, seni uyuttum ve bir hayal aleminde yaşatıyorum diyor. Tamam? O zaman ne oluyor? İkili bir yapı oluyor. Ben onun hayal olduğunu düşünmüyorum. Hayır. Ama öyle diyor. Hepiniz bize teker teker geldiniz. Sizi hayaline daldırdığımız şeylerin peşine koştunuz. Gerçekte siz, sanıdan başka bir şey. Siz öldüğünüzde ya da rüyaya daldığınızda ben sizi katıma çekerim. Tamam. Uyanacakların ruhunu geri veririm. Tamam. Yani. Ya da şimdi canını. Sonuçta şimdi asıl ikili bir yapı var. Oraya. İkili bir yapı var ama. Şimdi burada Tanrı katı var. Burada da onun bizi hayal alemi diye yaşattığı bu dünya hayatı var. Doğru mu? Rüyalar sembolik oluyor. Tamam. Dil yok orada okay, okay, çünkü. Okay, okay. Ve tabire ihtiyaç peki, duyuyor. Peki niye üçüncü bir kademe var? Yani burada rüya zaten bizi rüyada yaşatıyor. Ama bize bir de bir kat daha vermiş. Bir kademe daha vermiş. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz bu kademedeyken bu rüyayı görürseniz buradan uyandığınızda nereye uyanırsınız? Buranın gerçekliğinden şüphe etmezsiniz. Yani buranın gerçekliğini arttırmak için üçüncü kademeye ihtiyaç var. Yani ben simülasyon evren tasarımcısı olarak insanları bir rüya aleminde yaşatacaksam, o rüya aleminin içinde ona bir tane daha rüya göstertirim. Ama bir şey söyleyeyim. Ve o rüyalar aracılığıyla. Bu, evet, insan düşüncesi. Fakat burada Allah bize bu sistemi, rüyayı onun için vermiyor. Şimdi rüyadaki şey şu. Bize vaat ne? Bir cennet ve her şeyi yapabilme kabiliyeti. Yok, rüyaları vermesiniz. Yok, hayır, öldükten anladım sonra. Anladım bak. Rüyaları. Ama rüyada biz her şeyi yapabiliyor muyuz? Evet, yapıyoruz. Düşüyoruz, ölmüyoruz, uçuyoruz, kaçıyoruz, başkasının düşüncesini okuyoruz, onun kılığına bürünüyoruz. Yani bize öyle bir cenneti sembolik olarak gösteriyor zaten. Rüyalar zaten öteki cenneti. öteki alem yani bu dünya ötesinde de başka bir hayat olduğunun evet, düşünmesini sağlayan şey. Evet. Çünkü adam neden? Aynen öyle. Ölülerle konuşuyor. Çünkü vaat ettiğini yapamadığı şey, yani ölülerle konuşuyor, yapamadığı şeyleri yapıyor. O zaman diyor ki, ha ölülerle konuşuyorsam aslında ölmüyoruz. Başka bir yere evet, geçiyoruz ve orada onlarla konuşuyoruz. Peki bir de şu var.
yaşayacağınız bir olayı rüyanızda görüyorsunuz. Evet. Birkaç ay sonra, birkaç gün sonra o olayı birebir yaşadınız. Zaten işin karıştığı nokta orası. O zaman yani, acaba hakikaten aradaki perde yırtıldı da ben kehanet rüyası olarak gördüğüm şey aslında benim gerçekten programımda, Matrix'imde yazılmış sabit bir plan mı? Kehanet rüyaları bu mudur? İşte kehanet rüyaları zaten kehanet rüyaları yani ortamda olmayan veya daha önceden düşünülmemiş bir şeyi olacak bir şeyi gördüğünüzde işin karıştığı nokta orası zaten. Evet, işin karıştığı nokta orası zaten. O buyur. Oraya gidiyorsunuz. Bir de şöyle bir durum var. Yani diyor ki ayette biz sizi dünyada, dünyaya yerleştirdik. Başıboş bırakılacağınızı mı zannettiniz ki başka yerlerde burada da, biz sizin üzerinizde koruyucu ve kollayıcıyız. İşte sizi kontrol ederiz. İşte ya da siz o oku attığınızda siz atmadınız. Evet, peygamberimize biz attık diyor. Hani bir ben gören kendi salih kulları için ben onun gözüyüm, kulağıyım, konuşan diliyim diyor. Yani bunlar da var sürekli. Şimdi vakit az kaldığı için bir iki konuya asıl uzayla ilgili bir konuya da gelmek istiyorum ama bu simülasyon bize şunu da sağlayacak. Evlenmek mi istiyorsunuz? Öyle gidip de evlenme dairesine başvuramayacaksınız. Gideceksiniz önce evlilik simülasyonuna gireceksiniz. Biriniz fakir, biriniz zengin, sonra tersi aileler geçiniyor, geçinemiyor. Çocuk sahibi mi olmak istediniz? Yine simülasyona gideceksiniz. O çocuğun türlü bin türlü denemesini bunun yapacaksınız. Bunun olacağına ben zaten inanıyorum. Aynen. Ve bunların o simülasyonla değil, direkt zihin kontrolü. Ben bu kitapta onu yazdım. Uzaktan elektromanyetik sinyallerle zihin kontrolü. Evet. Sistem bunu yaparken. Bence zaten yarı yarıya var. Baktığımız başlangıcı var. Evet. Bu kabulün bize şunu sağlayacak. Bu kabul bize şunu sağlayacak. Sözünüzü balla kestim. Her şeyden önce bu teknoloji, bu şey işte kutsal kitaplarda ayetlerde bahsedilen evren modelinin insan tarafından yapılma aşaması olacak. Şimdi bakın enteresan konu şu. İlahlık iddiası. Ama bakın şu var. Tanrı veya Allah kendini hani tüm zamanların tanrısı şeydi diyorum ya, yaradanı diyorum ezeli ya. Ezeli ve ebedi. Şimdi bugün yapay zeka olmuş, sanal gerçeklik olmuş. O konuda hiçbir açıklaması olmayan bir kitap tüm zamanların iddia ettiği gibi bir kitap olabilir mi? Olamaz. Ama bakıyorsunuz bu modelleme doğrulanıyor. Ama bunun doğrulandığı anda yine kendisi bilinmezliğini koruyor. Şimdi, yine kendini doğruladığı anda yine bilinmezliği yani. Orada şöyle bir durum var. Şimdi Allah insana yapay bir zeka verdi. Sınırlı bir zeka verdi. Ve insan Allah'ın varlığını ve gerekliliğini sorgulamaya başladı. Yani yaratıcının. Biz de bir yapay zeka oluşturursak bir makine içerisinde ya da makineye de gerek kalmayacak bir süre sonra. Zaten dünyanın manyetik alanından dolayı her yerde kendi kendine olacak. Yani internet ağlarına da ihtiyacı olmayacak bu yapay zekanın. Bu sefer o diyecek ki insanın gerekliliği. Önce biz onun tanrısı olacağız, onu iddia edeceğiz. Evet. Sonra o bizim tanrımız olacak. Ben orada şunu diyorum. Eğer ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah bizden vazgeçmiyorsa, tamam mı? O zaman yapay zeka da bizden vazgeçmeyecek. Yani çünkü bir ortaklık söz konusu olacak. Şimdi ben bu sistemin ilan ederse, bakın, yani o zaman yapay zeka bizden beslenecek hem aslında. Hem karşılıklı. Hem simülasyondan, bakın, hem simülasyonun donanım ihtiyacını karşılayan, hem de kutsal kitaplardaki en önemli şeyi sağlayan uzaya gelelim. Uzaya baktığımız zaman milyonlarca, trilyonlarca yıldızlar, gezegenler, bilmem neler var. İnsanüstü bir büyüklük. O zaman şunu söylüyor insan. Yaradan beni ahlakımla, bilmem neyle deneyecekse bu kadar büyük bir evrene gerek yok. Bunu bana gösteriyorsa o zaman da bana hava mı atıyor? Yani aşırı orantısız bir güç mü kullanıyor diyorsunuz, tamam mı? Çünkü dışarı çıkmak imkansız gibi gözüküyor. En yakın yaşam alanı veya bir şey yok. O zaman ben her zaman şunu söylüyorum. Sistemin nasıl çalıştığına bakmamız gerekiyor. Bana niye gösteriyor uzayı Allah, değil mi? Hedef gösteriyor. Bana diyor ki, bak, önce olayın nasıl çalıştığına bakalım. Dünyadan uzaklaştıkça zamanın gerisinde kalıyorsunuz. Yani hangi noktaya daha giderseniz gidin. Daha az mesela ben 66 doğumluyum. Uzayda benim 66 yılının olduğu noktaya gidersem, oradan dünyaya bakarsam benim doğduğum günün karesini görüyorum. Oradan dünyaya doğru uygun ışık hızıyla ve görüş cihazlarıyla gelebilsem uzaydaki bütün kaydımı görebilirim. Bu 13.7 milyar yıl öteye kadar giden bir kayıt cihazı aslında. Evet. Biz ışığı aydınlatma olarak görüyorduk ama
fiber optik kablolarda ve diğer şeylerde gördüğümüz gibi ışık aynı zamanda bilgiyi de götürüyor. O zaman şunu diyebiliriz. Tabii bir de şöyle bir şey var. Yakın zamanda yani açıklanan asıl bilginin kaynağı işte bizim karanlık madde dediğimiz o madde. Yani ben kara madde diyorum ona. Çünkü evet. Onun başka bir anlamı var ezoterik dilde. Kara dolayısıyla bütün işlerin başlangıcı odur diyor. Evet. Yani ışık da değildir. Şimdi diyor. Işıktan gelelim. Daha hızlı. Bilginin tabii, hızı, tabii, tabii, bilginin tabii, yayılma tabii, hızı tabii, ışıktan tabii, çok tabii. Çok daha hızlı. Ama şimdi ışık hızından şunu anlıyoruz. Sistemin kayıt hızı ışık hızı. Evet, ışık hızı. Şimdi bakın ayetlere bakalım eski ayette. Gökleri ve yeri size karşı bugün şahit tutuyorum. Onun fesadını gökler meydana çıkaracak. Eski ayet, yeni ayet. Lakin adınız göklerde yazıldı diye sevinin. Çünkü biz yapıp ettiklerinizin kopyasını çıkartıyorduk, yaptıklarınızı kaydediyorduk. Kur'an-ı Kerim. Yani göklerin bir kayıt cihazı olduğunu söylüyor mu? Söylüyor. Şimdi uzayda eğer ki bir kayıt cihazıysa, 3 boyutlu kayıt yapan bir cihazsa, ışıkla çalışan bir kayıtsa, cihazıysa 2 tane şeye ihtiyacı var. Elektrikle çalışan hard diskler neyle besleniyor? Belli aralıklarla fişe takmak zorundasınız. Evet. Yoksa elektrik seviyesi düştüğü için bilgi kaybolmaya başlıyor. O zaman bu kadar çok yıldız ve bu kadar çok galaksi olmasının sebebi her yıldız kendi bölgesindeki datanın şeyini koruyor olabilir. Elektrik, ışık ihtiyacını karşılıyor olabilir. Enerji ihtiyacını karşılıyor olabilir. Peki neden uzayda sadece dünyanın olduğu yerde hayat var da diğer taraflarda yok? Ama eğer bu bir kayıt cihazıysa yanımda CD'yi getirmeyi unuttum. Diğer çantamda kalmış. Atomun enerjisi bitmiyor ve sürekli. Şimdi bakın eğer ki bir hard diskin üzerinde geziyorsanız veya DVD'nin üzerinde geziyorsunuz sadece okuyucu kafanın olduğu yerdeki bölümün anlamı vardır. Ekrana giden odur. İşte şimdi eğer ki siz uzay bir hard diskse dünya da bunun okuyucu kafası olma noktasındadır. Çünkü hayat olan tek yer burası. Onun haricindeki her yerin hiçbir yerin anlamı yoktur normal şartlarda. Kayıt cihazı onun dışında. Kayıt cihazı. Ve evet, şimdi madde şöyle. Madde antimaddenin enerji ihtiyacı. Şimdi kara delikler şöyle. Nedir peki? Bak sistemin soğutma ihtiyacını karşılıyor olabilirler. Bir taraftan vakumluyor bir taraftan itiyor. Yani veya speed disk gibi bir şey gibi olmuş oluyor. Bakımını yapan bir şeye dönüşüyor. Yani dijital evrende uzay resmen bir kayıt cihazı, 3 boyutluk bir kayıt cihazı olarak çalışıyor. Eklemek istediğim bir şey varsa herkese birer dakika vereceğim ve program bitiyor. Ben bu tür programların ve bu tür düşüncelerin önemini çok önemsiyorum. Çünkü geleceği tasarlamayanlar şimdi olduğu gibi başkalarının tasarladığı gelecekte yaşarlar arkadaşlar. Ve bu teknolojinin en iyi tarafı çok büyük uzmanlıklarınıza gerek yok. Hayal gücünüz, sıradan insanlar çok farklı şeyler bulabilirler. Lütfen bu konuda fikir üretenler şey varsa bizlere ulaşabilirler evet. Ve bu fikri ileri götürebiliriz. Bir dakikada sana. Cesaretle insanlar konuşmalı ve sorgulayan insanlar cehaletten kurtulur. Bu çok önemli. Gerçek arayışında muhakkak sorgulanmalı diyorsun. Sorgulandığı zaman gerçeğe ulaşılır. Bugün sorgulanmadığı zaman gerçek mi değil mi ayırt edemeyecek kadar cehalet içerisinde insanlar kalır. Evet. Ve toplumu cehalette bırakmak isteyenler bilin ki sorgulanmasını istemiyorlardır. Sorgulanmasını istemiyorlarsa sizi kaybetmeyi göze almış demektir. Ali. Yaratılmamış hiçbir şey hayal dahi edemiyorsunuz. Hayal etmeniz için yaratılması lazım. Yani hayal ettiğiniz her şey bence yaratılmıştır ve gerçektir. Biz daha şu an ona ulaşamadık. Olayımız bu. Ve sistemin yeniden kurulması için işte bir gıda krizi, enerji krizi, 3. Dünya Savaşı vesaire hepsi getiriliyor. Yeni zihinlerle bambaşka bir sistem oluşturmaya çalışacaklar. Buna karşı da dikkatli olmak lazım. Buradan son sözüm Bara, bu olsun. Şimdi tabii vakit kalmadı. Değişik bir program yaptık. Bugün de böyle bir şey yapalım dedik. Senin şimdi şunu söylemek istiyorum. Evet. Farah Yurtöz'ü gidiyorsunuz piramitlere. Evet. Ya, katılmak isteyenlere buradan katılmalarını söyleyeyim beni mi? Beni Instagram'dan takip edenler zaman Farah Yurtöz'ün ulaşabilirler. Tabii. Evet. Piramitlere yani, gidecekler. Bosna nereye piramitleri. Bosna'ya. Sadece Bosna piramitlerine gitmeyeceğiz tabii. Yani bu bir Bosna evet. Turu olacak. Ama bunun ötesinde yine Göbekli Tepe, Karahan evet. Tepe, Nemrut ziyaretlerimiz var tabii. Son cümlelerini ekleyelim. Dogonlar, Mogonlar yine de program yaparız. Onları tekrar şimdi işleyeceğiz. Şimdi şöyle bir şey.
Dogonlarda kullanılan kutsal semboller, evet. Nusayri ve Ezidi kadınlarının yüzündeki kutsal semboller. Resimleri getirdim, göstermeye vakit kalmadı. Tabii ki sohbet uzadı. Evet. Nasıl oluyor da Afrika'daki Dogonlarda kutsal kabul edilen bir sembol, Nusayri ve Ezidi kadınlarının yüzünde var ve aynı sembol Karahantepe'de, Göbekli Tepe'de de var. Bu sanal gerçeklik değil, bu gerçek gerçeklik, ispatlı, kanıtlı. O halde biz şu anda ben diyorum ki sanal gerçekliği ben düşünmüyorum. Bugün yaşadığım bu anı düşünüyorum ama geçmişteki kanıtlardan da destek alıyorum. Evet sevgili dostlar, bir programın daha sonuna geldik. Katılan dostlarımıza, programa katılan dostlarımıza hem sizin hem de kendim adıma teşekkür ediyorum. Farah Yurtözü, Ali Selman Demirbağ, Olgun Aydoğu ve Aydın Türk Gücü'ne değişik bir program yapalım dedik. Bir dahaki hafta yeni konu konuklarla yine değişik bir program yapacağız. 4 saate devam edeceğiz. Efendim bu haftanın sosu da şöyle olsun. İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınıza inanırsınız demiş Hazreti Ömer. Efendim kendinize iyi bakın. Bir dahaki hafta görüşmek üzere.